İyi akşamlar sevgili Rocket League izleyenleri. Bugün sizlerle yine çok güzel bir turnuvayla beraberiz. Ben Emir Ruletto Akkül, yanımda Berker Benşi Tektaş var. Tam olarak yanımda değil ama oda odaya uzak uzayız ama yine de kafalarımız yan yana geldi. Benşi hoş geldin. Hoş bulduk Emir. Gittikçe uzaklaşıyoruz bu korona yüzünden. Maalesef öyle. Kısıtlamalar yüzünden uzaktan uzağa yapıyoruz arkadaşlar. Hani bugün de zaten duyurusu yapıldı. Türkiye'de saat 10'dan gece 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. Bundan ötürü yayınlarımızı şu anda uzaktan yapıyoruz. Bugün farklı bir heyecan var. Bugün Rocket Core'la SI Esports'un işbirliğinde olacak yeni bir turnuvanın, yeni bir heyecanının ilk adımını atıyoruz aslında baktığında Benji. Avrupalı birçok takımı ağırlayacağız ve de tabii ki Türk temsilcilerimiz de var turnuvada. Bunun ilk haftasını oynayacağız. Takımlar anlamında çok fazla aslında nasıl diyeyim bizim böyle bilebileceğimiz takımlar yok Avrupa'dan ama Avrupa'nın üst seviye oyuncularının olacağı bir turnuva olacak Benji. Yani şu anda bir isim sayamıyorum. Bracketları da daha görmediğimiz için tabii belki aralarından bizlerin yani daha doğrusu senin daha çok karşılıklı oynadığın ya da işte bizim ülkemizdeki e-sporcuların birçoğunun karşılıklı oynadığı önemli oyuncuları ağırlayacağımız güzel bir turnuva olacak. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. Uzaktan olması da farklı bir heyecan sebebi aslında. Yani ilk defa evimden yani ilk defa demeyelim tabii hani benim düzenlediğim başka turnuvalar da oluyor böyle kendi kanalımda ama hani İlk defa şöyle seninle birlikte uzaktan uzağa bir yayın yapıyor olacağız. Sen neler hissediyorsun Menşi? Ya açıkçası garip geliyor. Zaten hani ben de pek yayın yapan biri değilim hani evden kameralı olaraktan. Yani ilginç bir deneyim aslında. Onun dışında turnuva hakkında da hani düşüncelerim dediğim gibi önemli oyuncular olacak. Zaten hani az çok isimlerini de duymuş olacağımız oyuncuları karşımızda göreceğiz. Ama genel olaraktan kurulan takımlar biraz karma diyebilirim. Yani direkt RLCS tarzında bir turnuvaya katılan oyunculardan ziyade kendi aralarında birleşen üst düzey oyunculardan oluşacak. Aslında şu turnuvanın güzel tarafı şu. RLCS için birçok oyuncu birbirini deniyor olacak aslında. Yani buradan birçok takımın oluşacağını, birçok takımın birlikte RLCS gibi üst düzey turnuvalara da katılacağını buradan ben tahmin edebiliyorum şimdiden. Çünkü senin de belirttiğin gibi çok farklı takımların bir araya gelmesinden oluşuyor şu anda turnuva. Yani birçok oyuncuyu farklı takımlarda izleme fırsatına sahip olacağız hepimiz. Ben açıkçası yani ilk serinin ne yani şu anda o kadar sürpriz ki bize de arkadaşlar yani bütün chat'teki sevgili izleyenlere de aktarmış olalım bunu. Aslında bize de çok fazla sürpriz olacak. Yani takımların şu anda çok fazla detaylı bilgisi bize ulaşmış değil ama birçoğuna belki de hakim olacağız zaten. Hani çünkü zaten aşağı yukarı hepimiz bu camianın içinde olduğumuz için. Ancak bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Ben açıkçası yani daha önceki turnuvaların, daha önceki ESA turnuvalarını aratmayacak seviyede, yüksek seviyede maçlar bekliyorum. Yani hiç aşağı kalır bir yanı hatta belki de daha bile hani üst seviye olabilir diye düşünüyorum. Ben de daha üst seviye olacağını düşünüyorum en azından. Yani genel olarak hani ESA'da da gerçekten üst düzey oyuncular görüyorduk. Hele Türkiye komünitesine baz alırsak. Ama burada daha çok dünyayı, daha doğrusu Avrupa'yı baz aldığımız için, hele büyük Discord kanallarını baz aldığımız için aynı oranda da hani zorluk da artacağını düşünüyorum. Yani aslında biraz daha şu anki turnuvada ekmek daha da aslanın ağzında diyebiliriz. Yani şampiyon olmak burada pek kolay bir iş olmayacaktır. Yani özellikle çok büyük takımları, çok önemli oyuncuları yenerek şampiyon olmamız gerekeceği için oldukça efektif, oldukça etkili bir turnuva olacağını düşünüyorum ben. Çok güzel hareketler, çok ilginç hareketler izleyebiliriz. Yani daha önce herhangi bir ESA turnuvasını görmediğimiz ilginçlikli hareketler Evet. izleyebiliriz. Bu turnuvanın bir de asıl özelliği hani az çok tahmin edebiliyorduk. En azından finale kim çıkacak onu tahmin edebiliyorduk. Hani Evet. bu turnuvada mesela bildiğimiz Valkes'ten Loreli var benim bildiğim, oynayacağını bildiğim. Hı. Ama acaba final çıkacak mı, çıkamayacak mı? Ben şu an onu bile bilemiyorum açıkçası. Evet, normalde mesela baktığımız zaman Türkiye'deki oyuncuları artık o kadar yakından tanıyoruz ki aşağı yukarı hani hangisi favori olabilir, hangisi bir üst tura daha yakın buna benzer yorumları çok rahatlıkla yapabiliyorduk. Ancak şu anda baktığımızda Avrupa'da oyunculardan her ne kadar tanıdıklarımız da olsa aralarından çok fazla bize de sürpriz olacak oyuncu var. Yani çok ilginç performanslar bir anda
işte galibiyetin el değiştireceği seriler izleyebiliriz. Bu anlamda çok keyif verici bir lig olacağını düşünüyorum, bir turnuva olacağını düşünüyorum. Rocket Core'a da ESA Esports işbirliği için teşekkür edelim. Yani Türkiye'den ESA Esports bizleri temsil ediyor. Avrupa'dan da Rocket Core. Bunların işbirliğinde güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Ödül havuzundan bahsedersek 1000 euro, yani rejimizde bunu doğrularsa sevinirim, 1000 euroluk bir ödül havuzu var. Euro bazında da, yani TL'ye çevirince de bir hayli güzel bir 1000 euro. Bu arada doğru bilgisi de geldi bizlere. 1000 euroluk çok net bir ödül havuzu da var Benji baktığımız zaman. Yani bunu kazanmak için bütün takımların elinden geleni yapacağını düşünüyorum ben. Özellikle Türk takımlarını daha hevesli göreceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani onlara da ekstra kamçılayıcı bir etken olacaktır diye düşünüyorum ben. Özellikle bir farklı bir döviz kuru bazında bir ödülün. Baktığımız zaman ama tabii ilk konuştuğumuz gibi aslında yani ödülden ziyade bu takımların biraz daha kendini göstererek, daha doğrusu takım arkadaşlarını ısınarak daha yani işte Rocket League'in Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz o RLCS seviyesi için belki bir takım oluşturma, işte o Looking for Team'lerin, Looking for Team yazan bir sürü oyuncu görüyoruz Twitter'da, işte sağda solda. Hani bunların kendine bir yuva bulabileceği güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası merak da ediyorum hani böyle şey, hani bir organizasyonu olmayan ve bir organizasyon arayan oyuncular kimler? Onları da oldukça merak ediyorum açıkçası. Hani açıkçası hani oyun olaraktan beklendiğim, hani LFT deyince biraz daha şey kaçıyor. Sadece oyunu oynarken öyle bir takım arkadaşı arar gibi kaçıyor. Ama şu anki düşüncem daha profesyonel yönelik olduğu için hani karşımıza gelen oyuncuların yeteneklerinin. Benim düşüncem LFT'den ziyade mesela 2 ya da 3 oyuncusu olan takımlar, aa bu çocuk iyi oynuyormuş deyip de ona ulaşmalarını düşünüyorum açıkçası. Hani birlikte toplanma değil de aralardan seçileceğini düşünüyorum. Hani Amerika'da, Amerikan futbolunda olduğu gibi NFL için oradan görüp topluyorlar oyuncular, takımlar. O şekilde bir beklentim var açıkçası. Olabilir. Aslında yani şöyle içten içe de şeyi düşünüyorum açıkçası. Hani böyle daha fazla Türk takımı olsaydı acaba nasıl bir turnuvaya evrilirdi diye de düşünüyorum. Şu anda sanıyorum çok fazla duyurular olmadığı için hani Türk takımı katılımı açısından çok fazla bir takımımız yok, temsilcimiz yok diye biliyorum. Ancak şöyle bir olsa aslında hani güç denemeleri anlamında da çok faydalı bir turnuva olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Hani güçlerini Avrupalı oyunculara karşı deneme açısından önemli bir turnuva bence. Yani kendileri için aslında RLCS öncesi bir sınav diyebiliriz. O konuda benim düşüncem daha öncelerden de oynayarak veya işte oynayanları ya daha doğrusu oynamayanları görerekten düşüncem, çoğu insanın düşüncesi bir turnuvaya katılırken ya ben bunu kazanamam ki, hani zaten şampiyon belli ya da ilk 4 belli, hemen girmeyeyim zaten bir şey kazanamayacağım. Hani bu bakış açısıyla yaklaştıkları için kaybediyorlar. Çünkü bu da hani sadece oynamaları bile kendilerine bir şey katacak oynarken. Gelişecekler yani istemsiz bir şekilde. Yani en zaten aslında en büyük kazanç bu tarz turnuvalarda bir tecrübe, kaybetseniz bile. Yani kazanmadığınız her turnuva aslında hanenize bir tecrübe olarak yazılıyor. Ve bu tecrübe eğer çok yüksek seviyede oyunculara karşı olursa ileride hani biraz daha sizin seviyenizde ya da sizin seviyenizden biraz daha yüksek oyunculara karşı oynadığınızda ne yapıp ne yapabileceğinizi çok daha iyi biliyorsunuz bu sınavı daha önceden verdiğiniz için. Bu yüzden bu tarz turnuvalara katılım ve kendini sınama her ne kadar karşı taraf daha iddialı olsa da bence de çok önemli Benji. Maçlara ne zaman geçeceğiz sorusu tabii akıllarda. Hani şey, hangi seriler yayınlanacak, şimdi chat'e de şöyle bir ara sıra dönüp bakma imkanımız var tabii ki. Hani onlardan da bu tarz sorular geliyor. Hani hangi takımların maçları yayınlanacak gibi. Aslında bu tamamen şu anda rejimizin parmaklarının ucunda. Rocket Core'la birlikte ESA Esports şu anda yayınlanacak maçları sizler için seçiyorlar. Aralarından az sonra başlayacak bir tanesi ekranlarımızda olacak. Ben ilk maçın yani böyle çok fazla aslında belirleyici olmayacağını düşünüyorum. Yani şu anlamda belirleyici olmayacağını düşünüyorum. Yani ilk yayınlayacağımız maç bize bütün turnuva böyle mi geçecek sorusunun cevabını vermeyecektir Benji. Yani çok fazla, çok farklı takımlar var ve çok farklı güç dengeleri olabilir. Açıkçası
Yani bütün turuma böyle mi geçecek cevabını vermesinden ziyade bence bize bu soruyu sordurtmayacağını düşünüyorum. Çünkü hani başta dediğimiz gibi tabii ki arada çürük yumurta diyelim çıkabilir. Ama beklentim çoğu oyuncuların bizi şaşırtacağı sürpriz, yani çoğu çok sürpriz beklediğim bir turnuva açıkçası. Çünkü çoğu oyuncuyu tanımıyorum, çoğu takımı tanımıyorum. Kimi takımlar zaten yeni turnuvaya katılmak için biraz rastgele toplaştılar diyebiliriz. Ama yine de yani o yeni toplanan bir takım bile olsa düşük seviyede oyuncular değiller. Sonuçta ne kadar birbirlerini tanımıyor olsalar bile bunlar birlikte rank maçlarda zaten hani tek başına da giriyor olabilir. Ya da six man tarzında Discord'larda da alışkın insanlar. Yani birbirlerini o kadar iyi tanımalarını da gerek olmuyor bazen iyi oynamaları için. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası yeni kurulan takımlarında. Peki yeni kurulan takımlarda sence hani bu bizim birçok kez tartıştığımız aslında özellikle beraber oynama tecrübesine hakim olmayan takımlarda gördüğümüz eksiklikler olabiliyordu. Bu double commitler ya da triple commitler buna benzer hataları çok kez görür müyüz sence yoksa bunları zaten kendi içlerinde attıkları pratik maçlarında elimine etmiş midir birçok takım? Açıkçası göremeyiz diyemem. Çünkü hani en üst ranklarda bile yani RLCS'de bile olan şeyler bunlar. Hani double commit illa olacak. Bazen heyecandan kaynaklı, bazen dediğin gibi tecrübe eksikliğinden kaynaklı oluyor. Ama şu andaki yani karşımıza gelen oyuncuların ve takımların farkının ranklarının gerçekten yüksek olması ve çok fazla oyun oynadıklarını düşündüğüm için normal bir seviyede olacağını düşünüyorum açıkçası. Hani RLCS kadar az diyemem. Ama daha düşük atıyorum şampiyon ya da Grand Champion 1-2 tarzında çok fazla double commit göreceğiz dediğim o. Yani ben açıkçası çok merak ediyorum. İlk maç dediğim gibi biraz böyle her şeye gebe sürprizlere gebe olur ama biraz bize fikir verir ama tamamen hani turnuva böyle geçecek diyemeyiz ilk maçtan itibaren. Bakalım nasıl oynayacaklar? Merakla bekliyoruz. Rejimize de soralım aslında. Yani bir yandan da buradan böyle interaktif olmuş olsun. İlk çünkü uzaktan yayınımız hani normalde çünkü rejide çok daha içli dışta hani hemen yan odamızda oldukları için hani bir sadece bir ıslık kadar uzaklıkta olduğu için Flashpoint bitti diye bir şu anda mesaj geldi. Bilmiyorum şu an bu mesajdan ne çıkarmalıyım bilmiyorum ama yani bize şu anda gelen herhangi bir bilgi yok. 5-10 dakikaya başlarız gibi bir infomuz geldi şu anda rejiden. 5-10 dakika içerisinde ilk maça başlayacağız gibi gözüküyoruz. Gayet Uzatmalardan dolayı o biraz kayabiliyor zaten. Hani o yüzden biraz gergin bir süre zaten şart koşuldu. Ama yani çok kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü 8'de bir tane maçlar vardı. Ondan sonrakiler kimler arasında maç oynanabilir? Yani önümüze hangi takımlar çıkabilir? Onun bilgisi var mı acaba? Onu merak onun ediyorum. bilgisi soralım. Rejimize soralım. Şu an böyle gerçekten şey kapalı bir kutu gibi aslında turnuva. Hani bir anda böyle kutunun içinden ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Yani hangi takımların olduğunu da az sonra reji bize bildirecek. Hani şey isimleri şeklinde belki hani takım isimleri bu şekilde diye. Hani onlar üzerinden belki bir yorumlama yapabiliriz. Çünkü tanıdığımız takımlar çıkabilir içlerinden. Zaten ilk maçımızda tanıdık takım. Wildcats. Onu biliyoruz en azından. Karşı takımını yalnız bilmiyoruz. Güzel bir Türk takımla başlamak açıkçası hoş bir duygu diyelim. Yani en azından açılış karşılaşmasının temsilcimiz üzerinden olması tabii ki güzel bir durum. Ama tabii nasıl olacağını yani biz tabii ki her ne kadar Wildcats ülkemizi temsilen şu anda turnuvada olsa da tabii ki tarafsız şekilde yorum yapmak bizim görevimiz zaten. Hani yorumlarımızda herhangi bir şekilde hani böyle şey milli duygular üzerinden olmayacak maalesef. Tabii ki de profesyonel bir şekilde analiz edip hani bütün yanlışları da söyleyerek neyin ne olduğunu sizlere aktaracağız. Aktarmaya çalışacağız Benji ile birlikte. Benji tabii bu tarz konularda hani analiz kısmında Benji çok daha efektif. Yani onun oyun geçmişine baktığımızda Benji en son sen Grand Champion olarak Evet. bıraktın değil mi? Yani SSL kısmına gelme. Yani SSL daha çıkmamıştı zannedersem. SSL Evet. ranki. Orada artık ders vermeye başladım. Ondan sonra da zaten gitgide oynama isteğim azaldı. Çünkü hani ders vermek hem duygusal hem manevi olarak, maddi Tabii. olarak da biraz daha mutlu ediyordu beni. O yüzden hani oynamayı tamamen kestim diyebilirim. Çünkü bir yerden sonra da yani o istek kalmayınca, yeteri kadar zaman harcamak istemeyince ve yani okul olsun, işler olsun derken de çok zamanım da yoktu.
Ve bu oyun zaman ayırmadığında, yani nankör bir oyun. Yani spora da nankör derler ya. Bu evet. da öyle hani biraz oynamadığında hem kötüleşiyorsun hem de rakiplerin seni geçmeye başlıyor. Ben bunu çok ilginç bir şekilde tatbik ettim bu arada. Yani ilk benim oyuna başladığım zaman aslında bu oyunun ilk çıktığı zaman 2015'te ben de başlamıştım. Ancak oyun çıktıktan hemen sonra yani biraz oynadım işte böyle ama hani denemelik olur ya böyle alırsın bir oyunu denersin işte yani seversin ama ha dersin bunu ben çerezlik oynarım ya da işte aa bunun üzerine gideyim bunu hani şu anda birçok gamer arkadaşımız yani bizi izleyenler Twitch üzerinden bu konuyu zaten biliyorlardır. Hani ben bu oyunu mainledim artık hani ben bunun üzerine yoğunlaşacağım dediğimiz seçimlerimiz oluyor bazen. Ben o seçimi hiçbir zaman Rocket League üzerinde yapmamıştım daha önce. Yani Rocket League böyle her zaman benim için aa bak bir yandan da oynarım diyebileceğim bir oyundu ilk başta. Ancak sonrasında yani hem yayınlarda oynarken hem de böyle biraz daha artık e-sporunun içine girdiğim zaman ne kadar güzel bir şeye dönüştüğünü gördüm. Yani o başlardaki başlangıç seviyesindeki zorlukları tattıktan sonra işin biraz daha böyle görünce hani üst seviyelerde ne gibi oyunlar dönüyor. Bunları gördükten sonra gerçekten hem izlemesi hem anlatması hem oynaması çok ama çok keyifli bir oyun. Yani üzerine düşüldüğü zaman üzerine özellikle çok fazla vakitler ayrıldığı zaman çok fazla keyif veren bir oyun. Yani bazı hareketleri yapabildiğiniz anlar geldiği zaman gerçekten hani oyun şey... bambaşka bir hal alıyor. Evet, bambaşka bir hal alıyor. Yani en son mesela benim yani benim için mesela çok büyük bir şey bu. Hani bir ceiling shot'tan gol attım son geçen hafta falan böyle. Hani o benim için dünyalara bedel yani anladın mı? Hani o gol dünyalara bedel. Ama mesela bir SSL oyuncu için bu her gün attığı ya da işte 3 günde bir, 2 günde bir attığı bir gol aslında. Şimdi bunları işte yavaş yavaş yapabildikçe oyun keyfi oldukça artıyor. Yani birçok yeni başlayan oyuncu dostumuza, kardeşimize büyüklerimize de tavsiyemizdir aslında bu. Yani oyunu eğer aa bu oyun çok zor işte denenmez bu oyun tarzında bırakmayı düşünüyorsanız bence bırakmayın. Bir üzerine gidin çünkü oynadıkça geliştikçe daha çok keyif aldığınız bir oyuna dönüşüyor. Ama hani dediğin doğru ama gelişmesi de gerçekten çok zor bir oyun. Hani çok uzun süreler alan bir oyun. Yani gerçekten kendini adaman lazım. Bir yerden sonra da işte o bende bitmişti. O yüzden zaten kötüleşmeye başladı oyunum. Sadece hani genel olaraktan oyun mantığı kaldı diyebilirim artık bende. Onun dışında ya gelişmekten kastım da bu arada sırf insanlar bunu duyunca şey sanıyor. O zaman ben sabah kalkayım akşama kadar oyun oynayayım. 8 saat 10 saat oyun oynayayım. Bu da değil. Hani ben zamanda evet. gelişirken hani 1 saat oynuyorsam 1,5 saat kendi replay'ime bakıyordum ya da training'de vakit harcıyordum. Yani açıkçası her oyun için böyle, her şey için böyle yani. Atıyorum futbol oynuyorsun, sen 10 saat maç yapmıyorsun gibi günde. Tabii yani ki. 2 saatini yani, şut çekmek. Vücudunu geliştirmek, yani vücudunun o işte melekelerini, kaslarını geliştirmek buna benzer bir sürü şey yapıyorsun. E-sporda bu kas geliştirme olmuyor ama senin dediğin gibi mesela yaptığın, oynadığın oyunların analizleri oluyor. Yaptığın hataların düzeltilmesi gibi pratikler oluyor. Peki ya sen... Da... İlk şu anki gelişen arkadaşlarımıza mesela ne önerirsin en çok? Yani ilk dikkat etmeleri gereken şey nedir sence Rocket League'de? Ya açıkçası oyundan daha ziyade hani gerçekten yenilerse, topa dokunamıyorlarsa, hani zevk için zevki de geçtiyse senin dediğin gibi hani ilk öyle çerezlik oyundan main oyuna kayıyorsa artık oyun, biraz free play'de o antrenman sahasında, boş sahada topla ne yapabiliyorlarsa yapmasını öneririm açıkçası. Onun dışında custom training'ler çıktı. O da zaten ben ilk başlarımda bunlar yoktu yani. Şu an gerçekten çok çeşitli ve çok detaylı antrenman haritaları var diyeyim. Onları yapabilirler ama yani oynamak değil açıkçası gelişmenin cevabı. Aslında yani bunun yani bu sorunun şöyle özet cevabı free training mi? Yani hani topla oynama free training, topu duvardan duvara atma, işte topla air dribble'lara çıkma gibi. Hani aslında biraz öyle. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Atıyorum hani biraz şu an genel konuşuyorum. Şampiyondan ya da Diamond'dan Grand Champion'a çıkmak isteyen arkadaşlar genellikle çözümü şeyde arıyor. Oyun oynayayım ya da training'e artık onlar biraz da alışmış oluyorlar. Training yapayım. Ama rotasyonları çok kötü. Birlikte gidiyorlar arkadaşları ya da hani doğru yerde doğru zamanda değiller. Buradaki cevap da aslında rotasyon mekanikten daha önemli bir yere kadar.
Yani Grand Champion 1'e çok rahat, çok düz mekaniklerinle rotasyon iyiyse gelebilirsin. Sonrasında mekaniklerin konuşmaya başlıyor. Rotasyonunu oturttuktan sonra. Bunun için de yapmaları gerekenler dediğim gibi replay'ini inceleyebilirler kendi maçlarının. Hani biraz düşünebilirler. Doğru yanlış olur. Onu zamanla kendileri karar verebilirler. Onun dışında da YouTube videoları izleyebilirler ya da bilen birine sorabilirler yani. Bir bilene sorun, bir bilene danışın. Bir bilene sorabilirler. Çünkü çok detaylı şeyler var. Bu arada yavaş yavaş elimize geliyor bilgiler de. Yani şu anda canlı bracket chatimizde paylaşıldı moderatörlerimiz tarafından. Şu anda baktığımızda bayağı bir takım görüyorum. Wild'ı görüyoruz. Manshaft, Moscow Five Academy, OK Google, Yonkos, O'Heras, K5PV, Mastu Fluk. İlginç bir takımmış bu. Mastu Fluk. İlginç bir isim. Nox Esports var. Smoke Records var. Atvinta Esports var şu anda katılan takımlar arasında. Şöyle bakıyorum. NoahRank B, LoL var. Champions var. MTK Budapest var. Budapest'ten katılan bir takım. The Rebels TR var. Türk temsilcimiz. Yalnız onlar maalesef yenilmiş gibi gözüküyor ilk turda Budapest temsilcisine karşı. Sandrak Gaming var, Yarmax var, Mortal Step Up 31 takımı katılmış yine Türk temsilcilerimizden. Tonari Esports var, Kicked First Round var, Mortal Step Up X-Small, HG Esports, Trinitas Esports, Falcons Esports gibi bir sürü takımımız şu anda mevcut. Şöyle devam edeyim. Bu arada, Juicy Kids, Game King Phoenix var. Buyur Beşi. Emir, galiba Fespey Wildcast'in de rakibi belli olmuş. One Buget, One Polish, One Brexit lineup diye. O da sanırım oyuncuların her biri farklı ülkeden. Bir Hollandalı, bir Fransız, bir de İngiliz herhalde. Tam bir böyle temel fıkrası. Aynı uçakta toplanmışlar, aynı araçlara binmişler. Bakalım bizim Türk temsilcimiz Fastway Wildcats karşısında neler yapacaklar? İlk maçın şöyle bir next match ekranını bir görelim istersen seninle birlikte Venşi. Şöyle daha yakından bir bakalım. Fastway Wildcats'te bugün Loreli, Kenzok ve Drali'yi göreceğiz. Bu üçlü farklı bir üçlü. Loreli'nin yanında da şu anda aslında alışık olduğumuz takım arkadaşlarının dışında bir line-up var. Fastway Wildcats'te. Karşılarında ise Oskio, Billy ve Vatira oyuncuları var. Ben Vatira'yı duydum diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Vatira adlı oyuncuyu az çok biliyorum diye hatırlıyorum. Ama emin değilim. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemedim açıkçası. Loreli, Kenzok ve Drali. Bu üçlü için neler söylersin? Benji. Üçlü demeyeyim, Loreli diyeyim. Yani çünkü diğerlerini gerçekten tanımıyorum. Hani oyuna başladıktan sonra daha detaylı bir şeyler, bir yorumda bulunabilirim açıkçası onların oyun stili hakkında. Ama Loreli'yi açıkçası daha önceden izleyenler de gayet aşinadır, biliyorlardır. Yani tek başına bile bazen maç kazandığı oluyor yani. Arkadaşlarına o derece yardımda bulunuyordu. Ama bildiğim kadarıyla Kenzog ve Drali'yi de bu turnuva için zaten kendi arkadaşlarından seçti. Hani kendi seçtiyse de onların da en az onun kadar iyi oynayacağını düşünüyorum. En az demeyeyim de hani ona yakın diyeyim daha doğrusu. Onun dışında karşı takım hakkında gerçekten hiçbir bilgim yok. Yani maçta daha detaylı bir şey söyleyebilirim ama şu an Loreli'den ötürü daha önceki başarılarından dolayı ve dünya çapında da oynadığı bir esten dolayı açıkçası biraz o yöne kayıyor benim fikrim. Peki biz şu anda yani takıma o kadar zor bir isim koymuşlar ki 1B, 1P, 1B. Yani bunu nasıl söyleyeceğiz? Polonya, İngiliz ve Fransız karma takımı mı? Nasıl söylememiz gerekiyor bunu? Temel fıkrası mı desek direkt? Şimdi zaten duymayacaklar bizi. Pek alınmazlar diye düşünüyorum. 1B, yani 1P ve 1B takımı. 3B diyelim bence kısaca. Yok. O da olmaz. BPV diyebiliriz belki. Yani BPV diyebiliriz. Hani biraz daha Türkçeleştirip.
Gerçekten çok zor bırakıyor bizi. Evet, gerçekten. Ya. Yani bütün takım isimleri sen az önce sayarken de yani. Evet, takıldım. Çok takıldım hem de. Birçoğu gerçekten telaffuzu çok zor isimler koymuşlar. Hani nasıl söyleyeceğimizi bir türlü bilemedik. Ama maç sırasında sizlere bu heyecanı aktarmaya çalışacağız. Zaten isimler değil, ortaya koydukları oyun daha çok önemli olacak. Çünkü dediğimiz gibi hani şu anda organizasyonsuz devam eden birçok oyuncu da turnuvamızda yer alıyor. Kendi aralarında takım kurarak dahil olmuş birçok Avrupalı temsilci var şu anda turnuvamızda. Evet Benji, az sonra yani yaklaşık bir 5 dakika içerisinde geçeceğiz diye tahmin ediyorum mücadelelere. Son hazırlıklar yapılıyor gibi. Yani dediğim gibi rejiden hani net bir şey alamayınca bir de şey reji yanımızda olmayınca böyle uzaktan uzağa yaptığımız zaman yayını ufak tefek aksaklıklar olması mümkün tabii ki de. Yani ilk defa zaten uzaktan uzağa bir yayın denemesi yapıyoruz şu anda ve hani lobide kuruluyor bize bunun bilgisi geldi. Az sonra FSP Wildcats'de 1B takımının mücadelesini izleyeceğiz. Bizler için şu anda yayın için açılış karşılaşması olacak ancak bundan önce bazı maçlar oynandı diye tahmin ediyorum. Çünkü bracket'ta gördüğümüz zaman güncel bracket'ta oynanmış maçları sizler de linkten takip edebilirsiniz sevgili izleyenler. Birazdan maçlara geçeceğiz. Evet Benji. Bu uzama bir de şeylerden de çok yani daha da uzuyor diyeyim daha doğrusu. Şimdi oyuncular biri giriyor, biri girmiyor. Çünkü tamamen bu seriler yani saati ve dakikası belli aslında maçların. Ama önceden oynanan bir maça bir oyuncu girmese bile o süre uzuyor. 5 dakika oluyor. Bir sonraki turnuvada da böyle eklene etkene geliyor. Sonra bize böyle ekstradan sürelere mal oluyor. Evet maalesef oyunculara ulaşma konusu özellikle bir de Avrupalı oyuncuların çokluğundan ötürü bir de daha sıkıntılı. Yani işte biri bahsettiğimiz gibi bir takımda bir Fransız, bir Polonyalı, bir İngiliz var. Hani 3 farklı ülkeye 3 farklı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Hani tabii ki de buradaki global dil İngilizce olarak hani geçiyor ama sonuçta her oyuncunun da İngilizce seviyesi aynı yükseklikte değil. Hani onlar arasında belki dil bariyeri olabilir. Hani bu işleri biraz daha sakız gibi uzatıyor diyebiliriz aslında Benji. Ama bizim kulağımıza da gelen bilgilere göre az sonra maça geçeceğiz. Ya yani ben de açıkçası heyecanlıyım. Hani bir an önce hani maçlar başlasın ve o Rocket League'in keyifli moduna girelim istiyorum. Ancak ben merak ediyorum. Yani oyuncular nasıl oynuyor merak ediyorum. Hani zaten görünce de bir tık biraz anlayacağız senin de bahsettiğin gibi hani ne kadar birlikte oynamışlar tarzında. Ve klasik hani benim görmekten zevk aldığım şey daha çok takım oyunu. Hani demiştim zaten hatta bir oyuncu bir önceki turnuvada gelip Masli attı. Masli'den double touch'a çevirdi. Öyle bir gol attı. Güzel dedik ama benim favorim mesela 3 takımın birden, yani 3 oyuncunun birden paslaşarak golüydü. Nedense bilmiyorum. Belki ben garibim ama rotasyondan dolayı belki benim daha çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Yok yani gariplik değil bence. Senin gibi takım oyununu daha çok tercih eden koçlar özellikle ve oyuncular da var. Yani daha çok böyle takım oyununa yatkın olan ve takım oyununu oynamayı daha çok seven ve ondan daha fazla skor üreten takımlar da var aslında. Yani aslında bu tamamen bireysel tercihe bakıyor Benji. Yani kimi oyuncu da mesela sadece mekanikleri üzerinden oyunu şekillendirmeyi, mekanikleriyle oyunu yönlendirmeyi seviyorlar. Hani bu tarz oyuncular da tabii yine kendi tercihleri, oyun stilleri. Onları biraz daha agresif görüyoruz zaten. Hani diğer oyuncu stillerine nazaran biraz daha agresif, biraz daha önde daha fazla hareket yapmaya çalışan, önde daha fazla baskı kurmaya çalışan oyuncular oluyor bunlar. Tabii riskleri de mevcut bu tarz oyuncuların. Yani takımlar için özellikle riskleri mevcut. Şimdi bu tarz 3 oyuncuyu bir araya getirirseniz mesela çok kaotik bir ortam olma olayı yüksek. Yani double commitler, triple commitler havada uçuşur diye tahmin ediyorum. Sen zaten bunun daha teknik tarafında daha çok bilgilisin. Hani baktığımız zaman eğer bu tarz oyuncu sayısı sadece birse takımda bu genelde daha çok çalışıyor bence Benji. Yani benim gözlemlediğim şekilde böyle. Evet hani bir yine işe yarıyor çünkü biraz şey diyebiliriz mesela atıyorum adam aldı topu tek başına gidiyor denedi. Eğer olmazsa o işte geri dönmeye çalışırken arkadaşları mesela biri pas atarken diğeri hala bitirebilir durumda olacak ve o bireysel oynayan adam da çoktan geri dönmüş olup
savunma yapabilecek seviyeye gelmiş olacaktır. Hani o yüzden yine o gayet yararlı olur açıkçası takıma. Yani onda bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Ama yine de o gol atınca toplu gol atılmış kadar sevinemiyorum yani. Çünkü belki bana şey gibi geliyor. Daha zor gibi geliyor. Tamam, belki master alıp double tap atmak zor olabilir ama yeteri kadar çalıştıktan sonra yani insanlar gerçekten neler neler yapıyor. YouTube'a girerseniz adam 10 tane 20 tane üst üste flip reset olaraktan şut çekiyor tarzında. Ama paslı oyuna baktığımızda bana nedense sanki yapması daha zor gibi geliyor. Çünkü çok fazla girdi var bu olayda. Yani senin yerin var, topu ne kadar iyi attığın var, arkadaşın orada olup aynı düşünceye sahip olup olmaması var. Onun nasıl yakaladığı, onun nasıl pası tekrar başkasına attığı veya görüp görmediği veya doğru yerde olup olmadığı gibi çok fazla girdi olduğu için sanki benim mantığıma daha zor bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden görmesi de daha eğlenceli oluyor açıkçası benim için. Evet, her ne kadar aslında görsel anlamda böyle çok büyük bir şölen olmasa da bu tarz bahsettiğimiz goller ya da yaratılan pozisyonlar, ancak senin de söylediğin gibi bir tek vücut gibi hareket etmek oldukça zor bir şey. Bu bütün takım sporlarında da böyle zaten. Eğer onu sağlayabilirseniz hani yarattığınız gol belki hani derler ya böyle en güzel gol, bazı teknik hocalar böyle söyler mesela futbolda, en güzel gol boş kaleye atılan goldür diye. Hani belki sizin o atacağınız boş kaleye gol birçok pasın sonucunda, birçok takım oyununun sonucunda yaratılıyor. Bu yüzden çok daha değerli oluyor aslında diğer bireysel yetenekle oluşturulan gollere nazaran. Bu aslında geleneksel sporlardan e-spora da geçen bir alışkanlık, benzerlik diyelim aslında. Bir alışkanlık da diyebiliriz ve karşılaşmaya da geçiyoruz artık. İlk mücadele başlıyor ve bir tarafta Fesbey Wildcats oynayacak. Karşılarında 1B, 1P ve 1B takımı mücadele ediyor ve şu anda onların hücumunu izliyoruz. Kenzo karşıladı bu topu. Şöyle bir dribling halindeydi ancak bir şut çıktı orada. Son anda Oskin'in savunmasını gördük. Ona bir Dimo geliyor. Loreli'den Kenzo şimdi aldı önüne. Yine bir challenge. Trali. Ondan önce şu anda Vatira topu kontrol etti. Vatira'dan güzel bir çalım denemesi gelmişti. Loreli hata yapmadı. Sol kanatta Drali şimdi. Drali backboard'a attı. Oski backboard'unda karşılayan isim oldu. Billy ile birlikte karşı hücumu başlatma çabası içerisinde turuncu takım. Ancak Drali'den yine müdahale var. Drali tek başına taşıdı rakip yarı alana. Drali Kenzo'ya güzel pas. Son anda Billy. Billy çok iyi sezdi orada ve dokunuşunu yaptı. İlk dakikayı golsüz geçiyoruz. 2 adet Dimo geldi ve Vatira topu ağlara gönderen isim oldu. Benji, senin bahsettiğin takım oyunundan biri. Dediğin gibi bu en güzel gol boş kale golü oldu. Şu an aslında deliklerimiz biraz çıkıyor gibi. Hani favori gördüğümüz daha önceki turnuvalarda Fesbey Wildcats şu anda geri düştü ve karşı takım gerçekten zorluyor. Çok iyi oynuyorlar. Bir de fark etti mi bilmiyorum ama Loreli şu an hani kendi kurduğu takımda biraz daha güvenli oynuyor gibi geliyor. Çünkü az önce mesela top bıraktı. Sonucunda biraz demo yedi, gol yediler ama takım oyuna daha açık bir Fesbey Wildcats görüyorum açıkçası şu anda. Evet, biraz daha aslında bireysel oyunları kenara bırakmış bir Fesbey Wildcats var gibi sahada ilk dakikalarda. Golü yemiş olmalarına rağmen hala bence maç içerisinde mental olarak varlar gibi gözüküyor. Ancak şunu da belirtmek lazım. İlk saniyelerden itibaren çok müthiş bir baskı, çok müthiş bir 1B, 1P, 1B oyunu görüyoruz aslında. Gerçekten üstün bir oyunları var. İlk dakikalarda oyunlarını kabul ettirmişler gibi Benji. Evet, yani rotasyon açısından aslında çok fazla bir artılarını görmedim, pardon, mekanik olarak da. Gayet basit şutlar, basit dokunuşlar yapıyorlar. Ama rotasyonu fark edersen, demo yine bump attı ve atak tamamen yok oldu Fesbey Wildcats tarafında. Ve onun dışında sürekli birlikteler, sürekli yan yanalar. Bir arkadaşı topa giderken arkadaşı da onunla birlikte gibi aslında. Hani sanki görüyor veya konuşuyorlar, çok fazla boostum yok diyor da yardıma gelir gibi bir oynayış var. Senin de dediğin gibi tek vücut gibi oynuyorlar açıkçası şu anda. Şimdi Drali almıştı önüne. Billy karşılıyor savunmada.
Billy backboarduna çıktı tekrardan. Lorelli orada baskıyı kurmuştu ancak golü bulamadı. İlk çalım Oski'den, ikincisinde Dradi'ye takıldı şimdi. Vatira topun kontrolünü sağladı. Rakip yarı alan güzel pas Kenzo. Kalesinde kritik müdahaleye imza attı. Şimdi Dradi topu taşıyacak. Sol kanatta yine Billy'yi görüyoruz. Kenzo araya girdi. Dradi'ye doğru gönderilen pası Vatira kesti şu anda. Orta sahanın hemen ilerisinde baskıyı devam ettiriyor turuncu takım ve Fesbe Wildcats'in bir şekilde bu savunmayı aşmaya ihtiyacı var. Geri kalan sürede Lorelli şu anda rotasyonda sağ boost'u aldı, geriye doğru döndü. Karşı atak Kenzo'yla ancak üst direkten döndü. Lorelli tamamlamak istiyor. Burada da Vatira'nın bloğuyla karşılaştı Lorelli. Şimdi Dradi. Billy'ye doğru geldi top. Orada 50'yi kazanma çabası Dradi'den. Hızlı bir oyun görüyoruz. Lorelli'yi içeriye doğru çevirdi. Kendi vurmak istedi. Vatira için rahat bir kontrol alanı var orada. Dradi tekrar yükseklik kazandırdı topa. Vatira ortaya doğru çevirdi. Lorelli tekrardan karşıladı. Billy topa doğru yönelmek istiyor. Uslu yetersiz olacak. Şimdi Kenzo vuruşunu deniyor. Ancak o da eli boş döndü bu hücumdan. Oski. Sol kanattan baskı Oski'yi içeriye de çevirmeyi başardı. Lorelli son bir dakika kaldığını görüyoruz artık maçta. Lorelli içeriye doğru çevirdi. Dradi bir fake challenge gönderdi orada. Vurmayı tercih etmiyor. Şimdi Billy ile karşı atak hücumu yapıyor ve golü de buldu. Billy'nin ayağından. 1v1p1b hücumu. Evet. Ne diyorsun Benji? 49 saniye kaldı ve artık ilk maçta sona doğru geliyoruz. Evet. Baskılı bir oyun vardı ve iki golle de meyvesini topladılar şu anda. Açıkçası yabancılar diyeceğim direkt. Ben 1v1p biraz uzun geldi. yani takım olarak gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ne diyor? Yani bilmiyorum sen fark ettin ama derken bir gol daha attılar. Mekanik olarak da, evet, yani mekanik olarak da aslında çok fazla bir şey görmedim ben. Bilmiyorum sen gördün mü ama hani yok, çok oldukça sade bir oyun. Oldukça evet. Sade bir oyun ama neredeyse sıfıra yakın savunma hatası diyebiliriz. Savunma yani kusursuz diyebilirim. Ben belki bir tane double commit gördüm ama o da derken Trelly'den bir cevap bizlere. İlk golü bulmayı başardı Fesbey Valkes ancak bu biraz geç oldu. Şu anda 3-1'lik bir mağlubiyet söz konusu onlar için. Geri kalan 32 saniyede çok hızlı olmaları gerekecek. 2 adet kickoff golü belki oyunu dengeler ancak onların gelmesi de bu seviyedeki bir takıma karşı oldukça güç tabii. Evet. Onun dışında yani Fesbey Valkes'te de aslında çok fazla, çok üst düzey bir oyun görmüyorum açıkçası şu an. Daha doğrusu belki beklediğimi görmediğim için şu anda böyle konuşuyorum. Ama Lorelli için konuşmuyorum ama arkadaşlarının kaçırdığı iki tane top gördüm. Çok da basit toplardı ve neticesinde aslında gol yediler. Bu biraz garibime gitti. Güvenir gibi gelmişti Lorelli onlara. Ama şu anda çok basit hatalar. Heyecan mı artık bilmiyorum, turnuva heyecanını. Ama olmaması gerekir. Maçın devamında göreceğiz açıkçası. Sanki Lorelli'nin biraz daha bireysel oyununa geri dönmesi gerekiyor gibi şu anki takım arkadaşları beraber. Oski, Vatira ve Billy üçlüsü ilk galibiyeti almayı başardılar. Önemli bir galibiyet. Yani açılış karşılaşması best of five olsa bile ilk mücadeleyi almak, yani duruma 1-0 başlamak mental açıdan çok önemli bir boost onlar için. Ve şu anda da daha rahat oynayacaklar ikinci karşılaşmayı diye düşünüyorum. Lorelli'nin dediğin gibi oyun değişikliği var biraz aslında. Oyun stilinde biraz farklılıklar görüyoruz. Normalde Lorelli ileride o hırçın oyunuyla, daha doğrusu bireysel mekanikleriyle çok ön planda olabilen bir oyuncu. Ancak ona hiç alan tanımadılar. Evet. Ya yine şu an Lorelli'nin takım arkadaşlarından bahsedeceğim. Biraz yavaş mı kaldılar veya karşı takım çok mu baskı yapıyor da boost mu bulamıyorlar tam bilemiyorum onu ama sanki onların yavaşlıklarından dolayı Lorelli de biraz yavaş gibi geldi bana. Ama karşı takım, yani takım biraz onu yavaşlattı gibi geldi ama karşı takıma bakıyoruz. Adamlar ne hata yapıyor savunmada ya da hücumda. Aşırı hızlılar ve iki kişiyi tek top tek hareketle geçtiklerini gördüm. Yani bu seviyede olmaması gereken bir hareket. Yani en azından birinciyi geçtikten sonra ikincinin orada olmasının amacı zaten birinciyi geçerse adam hemen orada challenge'layacaksın ki top senin sahana gelmekten kurtulsun. Ama ikisini de bu kadar rahat geçiyorsa orada bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yani açıkçası ben
çok fazla bu kadar üst seviye beklemiyordum karşılaşmayı. Şu anda her iki takımda yani RLCS'den hiç bir geri kalır tarafı yok bence. Bu iki takım da RLCS'de önemli işleri imza atabilir gibi şu anki oyunlarıyla. Bakalım bize neler izletecekler. Bu arada Vatira bomboş kaldı ve ilk golü henüz birkaç saniye geçtikten hemen sonra bulmayı başardı. Vatira ile hızlı bir başlangıç yine. Yani çok ilginç bir dokunuş geçerken. Orada Fes ve Valkes'e bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bayağı beklenmedik bir dokunuştu. Yani ayarlıysa iyice tebrik ederim. Yani gerçekten tebrik ederim. ama hani senin de dediğin gibi yani bu kadar üst düzey bir oyun beklemiyordum ben de. Her ne kadar çekişmeli geçeceğini düşünsem de şu an çok kolay geçiyorlar. Yani 1B takımı neye dokunsa Fesbe'yi geçiyor gibi geliyor. Bakalım serinin geri kalan maçlarında, geri kalan sürede Fesbe Wildcats bu gidişatı değiştirebilecek mi? Şimdi orada Loreli'nin baskısı var Vatira'ya karşı. O 50'yi kim kazanacak diye baktım. Loreli her ne kadar topa dokunsa da hiçbir arkadaşı yoktu içeride. Şimdi Kenzo'nun top ileriye doğru attığını görüyoruz. Bir de Dimo geldi Kenzo'dan. Ancak hücum için yeterli bir organizasyona sahip değil şu anda FSB Wildcats. Şimdi Kenzo sağ kanattan bir orta denemesi var. Drelli'ye bir pas. Drelli Loreli'ye ve Loreli golü bulan isim oldu. Beraberlik golü geliyor FSB Wildcats için. Burada çok güzel bir pas Drelli'ye doğru. Drelli hemen backcourt'tan hızlıca pasını aktardı Loreli'ye ve Loreli ters köşeye doğru. Çok net bir dokunuş. Durumu birbirine getirdi FSB Wildcats. Biraz daha aslında aradığımız, beklediğimiz FSB Wildcats oyunu bu diyebiliriz. Evet ama yani açıkçası yine beklentim daha iyi bir pas olabilirdi. Çünkü derken... Hemen cevap Oski'den geldi. Çok rahat bir oyun. Billy burada kickoff sonrasında duvardan pasını aktarmıştı Oski'ye ve Oski aşırtma vuruşuyla avlamayı başarıyor rakibini. Şu anda 2-1'lik üstünlük tekrardan 1B takımına geldi. Bir önceki pozisyonda dediğim şey ya pas fark ettiysen çok kolay atıldı. Yani o da savunmada bir hatadan dolayı. Sürekli yani hata yapmalarını bekleyemeyiz açıkçası. Hani gol atabilmek için. O yüzden yani yeterli gibi gelmiyor açıkçası. Ve benim bu maçın favorisi de açıkçası benim kafamda biraz değişti. Şekillenmeye başladı. Evet. Drelli şimdi kendi yarısı aslında kontrol etti. Yükseklik kazandırdı. Topa kendi gitti. Ceiling'den de bir reset. Ama o ikinci dokunuşu yapmasına tabii ki müsaade etmeyecekti savunma. Şimdi Billy backcourt'ta yere doğru yumuşattı topu. İleriye de aktarmayı başardı Billy. Benim Oski de demek şimdi istediğim zaten açık bir önceki pozisyondu. Yani karşındakiler bir seviye, yani bir seviyedeki oyuncularla oynuyorsan, yeterince iyilerse bir adamı geçtikten sonra ikinci adamı geçmen gerçekten zorlaşıyor. Ne kadar güzel dokunuş yapsa da ceiling'den insele double tap'e yakın olsa da adam yani karşı takım hazır orada. O yüzden bir yerden sonra takım oyunu benim için biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü bir kişinin iki kişiyi geçmesi çok da kolay değil. Eğer düşük ranklarla oynamıyorsan sen de. Drelli bu arada air dribble ile beraber kaleyi şöyle bir yokladı. Ancak bu hücumdan da başarılı dönemiyor FSB Wildcats. Süre erimeye devam ediyor. 2 dakika 28 saniyelik bir süre kaldı. Ve bu zaman diliminde şayet bir ya da iki gol bulamazsa FSB Wildcats ikinci mağlubiyetini alacak seride. Şimdi Kenzo Billy ondan hemen aldı topu. Çok hızlı bir hücum denemesi. Ancak backcourt'ta Loreli var. Loreli'den Drelli'ye. Drelli güzel geçti ilk rakibini. Drelli bump'ını da attı orada. Ancak Billy çok hızlı bir şekilde recovery'i yaptı. Kendini ve aracını toparladı. Ve oyuna dahil oldu tekrardan Loreli. Billy'yi geçemiyor. Kenzo belki karşılayabilir diye baktım. Kenzo'dan da büyük bir hata. Vatira mastiflik denedi olmadı. Ancak orada Oski var. Ve durum 3-1'e geliyor. 1B takımı gollerini atmaya devam ediyor burada. Çok güzel bir masti denemesi gelmişti. Başarılı olmasa da Oski olması gerektiği yerde. Orada öncesindeki fake de gerçekten çok iyiydi ama yine orada Kenzo ters dururken kalede arkadaşının olmasına rağmen bir backflip'le topu karşı takıma attı bir anda. Biraz sanırım turnuva stresi var diye düşünüyorum. Çünkü yani yapılmaması gereken bir hataydı. Yani o tip hataları yapacak bir takıma benzemiyor şu an Vatira. Vatira'yla dördüncü gol arayışları var şu anda.
Ve içeriye doğru aktarılan pası Drelli hemen kesti. Belki bir karşı hücum olabilir ancak Lorelli Dusa doğru yönelince biraz atağın temposu azaldı gibi oldu orada. Şimdi Oski. Ortaya doğru çevrilen top Drelli. Yerden geçmeyi tercih etti rakibini. Lorelli kontrol edemiyor orada. Billy belki bir pas gelebilir diye içeride bekliyordu. Şimdi rotasyonda geriye dönmüş durumda. Billy backboard'a gönderdi. Kendi tamamlamak isteyecek. Billy içeriye doğru çevirme çabası. Bir vuruş daha. Ancak o pas yerini bulmadı. Latira şimdi ceiling'den sektirerek topu. Şöyle bir pas denedi. O da başarılı değil. Pas kanallarını bu dakikalarda biraz daha iyi kesiyor Fast Bay Wildcats. Ancak hala hücumda olgunlaşabilen hücumları pek fazla yok. Yani 3-1'den sonra sürede yokken biraz daha dikkatli oynuyor olabilirler. O yüzden açıkçası çok da sürpriz değil paslarını kesmesi ve Fast Bay Wildcats'ı. Ya şu an açıkçası gerçekten 1v1 için diyebilecek çok bir şeyim yok. Hani rotasyonlar gerçekten harika oynuyorlar. Bir iki küçük double commit hataları olabilir ama onun dışında yani mekaniklerini de biraz geliştirseler, yani daha üst düzey ekstra şeyler yapabilseler, yani RLCS'te görmeyi beklediğim bir takım olabilir açıkçası. Evet, Kenzo ile Lorelli o son topta da bir double commit'e imza attılar. Aslında bakarsanız Billy, Oski ve Vatira üçlüsünün oyunun başından sonuna kadar domine ettiği bir karşılaşma izledik. İkinci karşılaşmada da aynı şekilde birincisi gibi bir senaryo oldu. İlk mücadelede hani belki biraz birbirlerini test ediyorlar gibi düşünebilirdik ama ikincisinde de bunun böyle olmadığını gördük. Yani gerçekten çok domine eden sert bir takım var karşılarında Fast Bay Wildcats'in ve onlara karşı çok fazla üretken olamadılar ileride. Biraz daha belki Lorelli'nin ya da Kenzo'nun uç noktada inisiyatif alması gerekiyor. Yani biraz daha bireysel oyunlara dönmesi gerekebilir o kilidi açabilmek için. Ama senin de söylediğin gibi ilk çalımı atsak bile ikinci çalımda mutlaka ve mutlaka biri o challenge'ı yapıyor. Karşı takımda, daha doğrusu karşı takım dememek lazım. Hani isimlerini söyleyemediğim için karşı takım evet, diyorum şu an. One, turuncu takım, az önce izlediğimiz turuncu takımda. Görmüş olduğunuz gibi çok net kaya gibi bir sağlam savunma var. Ve bu savunmayı aşmak hiç kolay değil. Ya ben de öyle düşünüyorum. Açıkçası tek sorunun o da olduğunu düşünmüyorum. Yani Facebook'taki oyuncularda şu an ciddi bir sıkıntı görüyorum. Sebebini bilmiyorum. Ama yani Lorelli'den de çok ekstra bir şey görmedik. Sadece hata yapmadı diyebilirim. Ama takım arkadaşının gerçekten dokunuşları, pozisyonları çok hatalı dolu. Çok hatalı yerler var. O yüzden zaten gol yiyorlar veya daha hücumları başlamadan bitiyor. Yani açıkçası şu an pek ümidim kalmadı Fast Bay tarafından bu maç için. Yani şöyle baktığımız zaman aslında topun arka taraftaki kontrolü biraz geç kalıyor gibi. Yani hemen topu yani rakip yarı sahaya göndermek gibi bir hataya imza atıyor şu anda aslında Fast Bay Wildcats'li oyuncular. Bunun da bir an önce bitmesi lazım. Dreddy'den bu arada Philip Lisset sonrası güzel bir şut denemesi gelmişti. Başarılı olamadı. Kenzo geriye doğru çevirdi. Serinin 3. maçında artık elinden gelen her şeyi yapmak zorunda Fast Bay Wildcats. Bu maçı kaybederlerse turnuvaya veda edecekler. Bu hafta sadece 4 takım büyük finale çıkmak için hak kazanacak ve sonrasında da 7 Haziran'da ikinci haftayı oynayacağız. Yine pazartesi günü sizlerin karşısında bu heyecanı aktaracağız. Şimdi Kenzo savunmasında ilk çalımı atmayı başardı. Vatira'nın challenge'ı var. Orada takım arkadaşından da bir destek bekledi Drelli'den. Ancak Drelli o bump'ı istediği gibi atamadı. Kenzo. Oski karşıladı onun topunu. Bir 50 var. Lorelli kaybedecek orada. Dikkat etmesi lazım. Drelli'nin topuna karşı Vatira ve o dikkati de sağladı. Kenzo içeriye bir orta. Billy. 50 güzel. Şimdi Vatira tekrardan pasını aktarmaya çalıştı. Oski orta sahayı geçirmedi rakiplerine. Güzel de bir bump geldi orada takım arkadaşından. Ancak hızlı bir şekilde değerlendiremedi Oski. Kenzo'yla kıran kırana bir 50'ye girdiler orada. Galip taraf yine Fast Bay Wildcats ancak top kontrol bir türlü edilemiyor. Wildcats oyuncular tarafından hep
rakip yarı sahaya gönderme ve oradan bir şeyler medet umma üzerine şu anki oyun stratejisi ve bu çok fazla aslında verimlilik sağlamıyor diyebiliriz. Evet, Wildcats zaten için. Genelde baskı altındayken yapabileceğin işleri yani. Bu arada kritik bir şut geldi. Batira'dan da aynı güzellikte bir kurtarış. Kenzo. Savunmada top sana geliyorsa eğer 4 tane seçeneğin var diyebiliriz. Ya pas atacaksın, ya şut çekeceksin eğer kale boşsa boş ve şut çekebiliyorsan. Ya da kontrol edeceksin. Dördüncüsü de şu anda Valkes'in yaptığı rastgele bir şekilde topu ileri atmak. Bu sadece günü kurtarmak için yapılan bir şey diyebiliriz. Çünkü topu yine onlara veriyorsun ve boost'un yine sınırlı. O yüzden en kötü seçenek diyebiliriz orada. Bu da zaten eğer bu seçeneği yapmak zorunda kalıyorsam orada bir seviye farkı vardır diyebiliriz ufaktan. Vatira arkadaşına bıraktı. Aslında o double commit sonrası belki hızlı çıkabilirdi. Fast Bay Wildcats Drelly ile bunu denedi. Ama o redirection pası adrese ulaşmıyor. Şimdi Drelly ilk rakibini geçti. Billy'nin challenge'ı var. Dimos'u da geldi Billy'nin. 3'e 2 bir hücum olacak. Ancak şimdi Loreli sahaya dönmeyi başardı. Drelly Oski'yi geçemedi orada. Loreli uzun bir süre gol olmadı mücadelede. Üçüncü karşılaşma biraz daha aslında Fast Bay Wildcats savunmasının toparlandığı bir karşılaşma oluyor şu ana kadar. Evet ama yani şu an açıkçası görmesi kolay bir şey soracağım. 1v1 takımının savunmasıyla Wildcats'in savunması arasındaki farkı yani hepimiz görebiliyoruzdur. Kesinlikle. Adamlar topu kurtarıp direkt basmaya başlarken şu an sadece günü kurtarmaya çalışan bir Wildcats var. Pek iyi sonuçlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi tekrardan Dradin'in önünde top. Bir türlü top kontrolünü eline geçiremedi Fast Bay Wildcats. Kendi yarı sahasına sıkışmış durumda. Vatira'dan orta Drelly uzaklaştırmayı başardı. Kenzo son anda bir dokunuş geldi. Billy yine içeriye ortayı kesmek isteyecekti. Dorelli'ye bir Dimo geldi. Hızlı paslaşırsa golü bulabilir. Son anda Drelly çizgide kurtarışını yaptı. Billy şimdi o da köşeye doğru bir vuruş deniyor. Drelly ile uzaklaştırmayı başarıyor. Fast Bay Wildcats savunması. Oski'nin de topuna müdahale geldi. Şimdi Billy backboard'a atıyor. Bir double tap gelebilir mi? Hayır, arkadaşlarına bıraktı. Ancak Kenzo'nun müdahalesi var. Şimdi bir kontratak şansı Drelly ile. Drelly bir türlü topu kendi kontrolünde tutamıyor. Yani 5 saniyeden fazla Fast Bay Wildcats'in kontrolünde kalmıyor top. Gerçekten Menşi. Yani diyecek bir şey demek zor açıkçası gördüğün gibi ya oyunlarını gerçekten sevdim açıkçası yani daha önce izlediğimiz maçlardan çok daha farklı bir seviyede dönüyor maç en azından 1v1 için söylerken de yoruldum biraz uzatmaya gidiyor. Evet, ama uzatmaya hala gittik. Yani buraya kadar getirmeyi başardı bu sefer Fast Bay Wildcats. Bir gole belki serideki ilk maçlarını kazanacaklar. Ancak Vatira, Billy ve Oski üçlüsü buna hiç müsaade etmeye niyetli değil. Şimdi kendi kalesine doğru bir pas ve bu büyük hata 12 saniye sonra maçı bitirdi. Vatira sadece burada baskı yapmıştı. Billy dokundu. Sonrasında bu vuruş kendi kalesine doğru Drelly'den ve iki takım arkadaşını da gerçekten çok zor bir pozisyona sokmuş oldu. Tebrik ediyoruz 1v1p1b takımını. Gerçekten yani şu 3 maçta yaptıkları hata sayısı bir elin parmaklarını geçmez diyebiliriz aslında. Hem savunmada hem hücumda oldukça etkin, oldukça üst düzey bir oyun ve çok rahat diyebileceğimiz aslında 3 galibiyet ve best of 5'ta elenen taraf Fast Bay Wildcats oluyor. Neler söylersin Benji? Yani Fast Bay Wildcats'in neleri değiştirmesi lazım sence takımda? Ya açıkçası o Loreli dışındaki iki oyuncu gerçekten oyunlarında çok büyük hatalar gördüm. İsmini şimdi hatırlayamıyorum. Tam da isme odaklanamadığım için izlerken. Bir tanesinin gerçekten güzel mekaniklere sahipti. Yani flip reset aldı. Zaten bir tanesini gördük. Tavandan indi. Double commit, double tap deniyordu falan ama dediğim gibi hani bu seviyede artık çok da işe yarar mekanikler değil. Tabii ki işe yararlar ama tek başına yetecek şeyler değil bunlar. Yani mekaniklerini geliştirsin de demiyorum ama
rotasyonlarında eksiklikler var. Double commit'ler var ya da arkasındaki adam varken yine de topa ilginç bir dokunuşla karşı takıma pas atmalar mı dersin? Ama en büyük sıkıntı benim için bazen yaptıkları o ufak ıskalar diyelim. Yani o whiff atıyorlar, topa dokunamıyorlar. Yani bu seviyede olmaması gereken şeyler ki zaten daha da olmayacak. Bu arada şöyle bir baktığımız zaman isimlerinde de aslında ufak bir şaka da söz konusu. Az önce 1B1P1B şeklinde telaffuz ettiğimiz takımın Van Baguette, bu Fransız oyuncuyu temsil ediyor. Van Polish, bu da Polonyalı oyuncuyu temsil ediyor. Ve Van Brexit, İngiliz oyuncu için tercih ettikleri şaka, meme diyelim aslında. Evet. Polish'e niye bir şey bulamamışlar acaba? Evet, Polish'e de aslında bir sürü şakalar yapılabilirdi ama... Onlar arasına böyle tercih etmiş ve yani şunu söylemek lazım. Gerçekten çok üst düzey bir üçlü yani. Hani hiç şakası olmayan bir üçlü. Çok beğendim ben oyunlarını açıkçası. Hani aldıkları bu üç galibiyet hiç tesadüf değil. Hiç hani beklenmedik. Hak ederek aldılar açıkçası yani. Evet, hak ederek ve çok net skorlarla aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yalnız şunun da bilgisi geldi bizlere. Hani bunun yani bu mücadeledeki oyun seviyesinin daha da üstünde oyunlar izleyeceğimizin bazı sinyalleri geldi bize rejiden. Şöyle ufak bir araya gidelim istersen Benşi. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Neydi o ya? Bizler bayağı iyi oldu. Net sıkıntıları, yani sıkıntı bile değil aslında. Hani mekanik olarak biraz daha bireysel oynayabilirim ben tabii gerçekten. Evet, Rocket Core ve SAE Sports'un işbirliğinde aylık turnuvada, aylık Rocket League turnuvasında tekrardan birlikteyiz. İlk maçı geride bıraktık ve seride kaybeden FSP Wildcats oldu. Önemli bir temsilciye karşı kaybettiğini de belirtmekte fayda var. Arada da zaten konuştuk Benşi'yle hani neleri çok güzel yaptılar diye aslında da. Hani Benşi gerçekten yani ben... Gözüm üzerlerinde bu üç oyuncunun da özellikle Vatira'nın zaten hafiften kulağım aşinaydı dediğim buydu. Yani Vatira'yı görmüştüm ya da duymuştum, hatırlıyorum o oyuncuyu.
ve gözüm üzerinde olacak. Yani turnuvanın devamında da neler yapacağını merak ediyorum açıkçası. Bir sonraki karşılaşma yine önemli iki takım arasında olacak. Bir saniye, onun bilgisi verilmişti bize. Euronix Gaming ve de FreeWW arasında olacak. Yani FreeWin herhalde bu takımın hani onu seçmesinin, FreeWW'yu seçmesinin sebebi. FreeWW ve Euronix Gaming arasında bir mücadele izleyeceğiz. Euronix Gaming kulağa biraz daha sanki şöyle bir profesyonel geliyor gibi. Yani iki takım arasında sanki böyle bir daha profesyonel geliyor gibi ama hani hiç belli de olmaz tabii. Sonuçta evet. Az önceki takımda ne kadar mimlerden oluşan bir isim koymuşlarsa da kendilerine bir o kadar da iyi oynadılar. Ben işte ne düşünüyorsun? Kim yener sence? Yani dediğim gibi yine isimleri bilmediğim için hani birinci maçtan sonra en azından biraz daha yorumda bulunabilirim. Gaming konusunda hani neyin sonunda gaming eklesek zaten daha profesyonel duruyor diyebiliriz yani. O yüzden oyunlarını görmek daha doğru bir tespit olacak diye düşünüyorum şu anda. Ve karşılaşmaya geçiyoruz. Bu oyuncuları yakından tanıyorum aslında. T-Jester var bir tarafta. T-Jester'ı çok yakından tanıyorum hatta. T-Jester, Magma ve Seba zannedersem. Evet, Seba'dan. Aynen. Seba'dan benim şeyden tanıyorum. Eski pro koçlardan biriydi. Profesyonel koçlardan benim ders verdiğim Discord'da. Bir anda aklım gitti, İngilizce başladım da. Ya Seba'dan varsa Magma'yı da aslında kulağım bir yerden ısırıyor. Şu anda biraz oraya kaydı benim de aslında kafam. Sen de biraz mavi takımdasın herhalde. Evet, ama bir de şu tabii söz konusu, hangisi hangi takım yukarıda belirtilmediği için kafalar şu an biraz karışıyor aslında. Yani rejimizden onun da ricasında bulunalım. Hani takım isimlerini bir şekilde üstte ufak bir skorun yanına iliştirebilirsek çok güzel olur. Euronix ve FreeWW arasında karşılaşma başladı şu anda. T-Jester gol yollarında etkili ve o etkisini yine gösterdi. Bu arada seride 2-0 önde mi? Yanlış mı gördüm ben? Yani onun reji tam bilgisini verecektir bize. T-Jester dokunuşunu yaptı ve golünü attı. Evet, seri şu an 0'dan başlamış. Onun bilgisi geldi. Euronix takımı şu anda mavi tarafta mücadele ediyor. Neon. Şöyle isimlere bir bakarsak. Neon, Riziers ve Zido üçlüsü. Bakalım neler yapabilecekler FreeWin'e karşı. FreeWin şu anda ilk golünü atmış durumda. Bir sıfırlık üstünlüğü var. Şimdi Riziers, onu Sebadam karşıladı. Neon pasını aktarmak istiyor. Zedo'ya bir pas geldi. Zedo'nun vuruşu son anda Magma. Savunmasını rahatlattı Magma bu dokunuşuyla birlikte. T-Jester rakip yarı alanına taşımaya çalışıyordu ancak engellendi ve hemen karşılık geliyor Riziers'la birlikte. Euronix takımından. Burada işte Neon karşılamıştı. Backboard'dan pasını aktardı ve sonrasında Riziers topu ağlara göndermeyi başarıyor. Durum 1-1'e geldi. İlk 2 dakikayı geride bırakıyoruz. Biraz hangi takım hangisi üzerine geçti aslında ilk dakikalar Benji ama... Sen ne düşünüyorsun şu anda sahadaki oyuncular hakkında? Ya açıkçası Seba'da ben de şimdi fark ettim zaten yani ismini gördükten sonra. Yani Seba'damı ben de yakından tanıdığım için ve oyunu da bildiğim için az çok tahmin edebiliyorum açıkçası maçın sonunda. T-Jester bu arada ikinci golü atmayı başardı. Magma taşımıştı ileriye doğru. Bu pası aktarmayı başarıyor. Zedo'dan kazandı 50 ile birlikte. Ve T-Jester boş ağlara rahatlıkla gönderdi topu. Durum 2-1. 2 dakika 49 saniye var mücadelenin, ilk mücadelenin sona ermesine. Ve bakalım Euronix bu zorlu sınavı verebilecek mi FreeWin karşısında? Şimdi T-Jester, Riziers aldı önüne. Air Dribble'a çok güzel götürdü topu. Son anda Magma'nın müdahalesi. Zedo. Neon'la paslaşmıştı orada hızlı bir... Gol bulma çabası vardı. Magma çok güzel bir double tap ile bitirdi. Kendi yaratıyor orada ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı FreeWW takımı. Burada Magma kendi atmıştı backboard'a ve sonrasında ikinci dokunuşuyla tamamladı. Fark 2 Benji. Ya fark 2 ya Seba'dan ben de gerçekten yakından tanıdığım için yani tahmin ediyordum skoru.
Dark ama gerçekten Euronext de zorluyor yani. Gol üstüne gol sürekli cevap veriyorlar. Ama yani yine Sebadam'ı diyeceğim. Discord'dan tanıdığım için, yani profesyonel oyuncu olduğu için de koç olaraktan yani Free Double diye biraz daha yakınım. Hatta bayağı bir yakınım demek yanlış olmaz açıkçası. Reziers şimdi kontrol etmeye çalıştı orada. 3-2'lik sadece bir sayılık bir fark var. Bakalım bu fark kapanacak ve eriyecek mi? Neon'dan güzel bir pas gelmişti. Ancak ıska geçti orada takım arkadaşı Zido. Magma aldı önüne. Magma air dribble'la çok güzel götürdü topu. Ancak Reziers dikkatli savunmasında. Neon topu taşıma çabası içerisinde. Neon resetini de aldı. Vuruşunu yaptı. Ancak yumuşak bir vuruş oluyor bu. T-Jester için rahat top. T-Jester devam etti. Magma'dan bir pas. Hiçbir arkadaşı yok. Neon'la karşı atak başlayacak şimdi. Orada ancak rotasyonda güzel bir dokunuş geldi savunmadan. Magma. Challenge Zido'dan. Neon backboard'a attı. Müthiş bir double tap denemesi ancak Sebadam. Çok güzel bir kurtarışa imza attı. T-Jester'la air dribble başlamış durumda. Karşı atakta Free WW'yu izliyoruz. Backboard'da Reziers'la aynı anda karşıladı. Neon. Şimdi Reziers uzaklardan bir power shot. Son anda Magma yine girdi araya. Magma. Şimdi kontrol etti topu. Pası da Sebadam'a doğru. Sebadam backboard'a. Backboard'dan içeriye doğru gönderilen top. Gol şansı vardı. T-Jester faydalanamadı. Orta sahada paylaşılamayan bir top vardı. Sebadam hemen geldi ve kurtarmayı başardı o topu rakipten. T-Jester şimdi. T-Jester ona bir bump geldi. Ona rağmen bir vuruş denemesi var. Reziers'la karşı atak hemen başladı ve sonrasında Neon'un dokunuşu. 3-3'e getiriyor skoru Euronext. 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada durumu eşitlemeyi başardı. Çok güzel bir pas gelmişti Neon'a ve Neon bu pası hızlıca değerlendirdi. Kontratak saniyeler sürdü Benji. Evet. Ya bir de açıkçası Euronext'in şu an Friedman biraz daha mekanik, bireysel oyun sergiliyor. Aksine de Euronext daha takım oyunu görüyoruz diyebiliriz. Birileri dokunuyor aslında. Sonunda da Neon bitirici dokunuşu yapıyor çoğunlukla. Şu an iki taktiğin karşılaşmasını görüyor gibiyiz. Ama açıkçası Euronext her ne kadar iyi oynasa da bir önceki takımın rotasyonu benim için, benim gözümde açıkçası biraz daha öndeydi. Şu an tabii sonucunu söylemek için bu maçın çok erken ama eğer Free WW eğer maçı alırsa bir önceki takımla 1v1v1v ile karşılaşmayı gerçekten ya, görmek mutlu eder. İlk mücadelede uzatmaya gidiyoruz. 3-3'lük eşitlik var şu anda normal sürenin sonunda ve bakalım bu eşitliği bozacak gol kimden gelecek? İlk seri puanı kime gidecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi Reezers sol kanattan bindirdi. Ceiling'e sıkıştırarak gönderdiği pasta Zido vardı. O da gönderdi Neon'a. Neon vurdu son anda Magma. Çok güzel bir hücum. Çok iyi bir organizasyon geldi Euronext'ten. Ancak Magma'nın mükemmel bir kurtarışı vardı. Savunmada T-Jester şimdi. Grand Pinch'te ilk rakibinden sıyrıldı. T-Jester orta boost'u da aldı. Orada yaratıcı bir oyun izleyebiliriz ondan. Ancak Zido hemen müdahalesini yaptı orada. T-Jester. Seken topta yine T-Jester var. Zido'yu aşabilecek mi? O flick shot'tan başarıyla ayrılamadı. Güzel bir pas. Sebadam challenge'ladı. Reezers hata yapmadı. Reezers şimdi. Orta sahada Reezers'ı izliyoruz. Magma'dan bir bump. T-Jester önünü aldı. İlk çalımı başarılı. İkincisinden de sıyrılıyor T-Jester. Zido'yla Reezers zor anlar yaşadı orada bir anlık. Şimdi bir pas geldi. Son anda direkten dönen top ve karşı hücum başlayacak Reezers'la Euronext adına. Sol kanatta Reezers. Bump'a doğru gitti. Neon bir türlü o desteği gelmedi. O destek bir türlü o yardım gelmedi hücumda Euronext takımından. T-Jester yükseldi topa doğru. Neon uzaklaştırmayı başardı. Sebadam'dan içeriye orta. T-Jester bir redirection shot deneyecekti. Ancak başarılı olamadı. Ortaya açılan top tekrardan ve Sebadam ağlara gönderiyor topu. 4-3'e getirdi ve ilk galibiyet Free WW'ye gidiyor. Sebadam'ın şutu Neon için zor top ve
Topun ağlara gidişi. Evet. FreeWW ilk binini aldı Benji. Ve senin de aslında hem senin tanıdığın hem benim tanıdığım oyuncular söz konusu şu anda FreeWW takımında ve onlar da aslında farkını koydu ortaya hem T-Jester hem Seba'da. Açıkçası yakın bir maçta, yani biraz beklemediğim kadar yakın diyeceğim ama biraz karşı takımı bilmediğim için de kaynaklanıyor. İyi oynadılar. Yani takım oyunları güzeldi ama yani mekanik olaraktan biraz geride gördüm açıkçası. Turuncu takıma karşı, FreeWW'ye karşı. Ama yani çözülmeyecek bir sorun değil. Şu anda tam kesin bir şey diyemeyeceğim. Sadece tanıdığım bir oyuncu var diye daha yakın hissediyorum diyebilirim. Ama açıkçası bir önceki maçta daha çekişmeli gideceğini düşünüyorum ilerideki. Yani genel olaraktan bu serinin. Euronix aslında diş gösterebilmişti ilk mücadelede. Öne geçme fırsatı da eline geldi. Uzatmalara kadar taşıdı oyunu ancak o son gol yine FreeWW'dan gelmişti. Bakalım ikinci maçta benzer bir senaryo mu izleyeceğiz yoksa Euronix ilk dakikalardan biraz daha ağırlığını ortaya koyacak mı? İlk oyunda her ne kadar iyi bir oyun ortaya koysalar da yeterli olmamıştı. Ve ilk gol Magma'dan geldi. Buna hiç müsaade etmeye niyeti yok. FreeWW takımının T-Jester'ın yükselttiği topta corner'dan çok güzel bir pas ve Magma bu vuruşuyla birlikte rakibini alt etmeyi başardı. 1-0 FreeWW yine hızlı başladı. Ya biraz fazla savunmada zamana bırakıyorlar oyunu. Hani yavaş oynamaya çalışıyorlar. Bazen bu taktik iş görür ama karşılarında bu kadar hızlı oyuncular varken alacağın zaman 3 saniye ise en fazla 1 saniye olabilir tarzını söyleyeyim. Daha fazlasını daha fazla bekleyince de topu alıyorlar. Güzel bir pasla sonra kaleci de kalede gömülü kalıyor ve gol yiyorsunuz. Bir de bundan önce yani bir önceki maçta serinin ilk maçında Neon'un son şutu gerçekten yani çok yani gol olmasını beklediğim bir şuttu açıkçası. Üstten çekiyor, kaledeki oyuncu kıpırdamıyor ama tam üstüne şutu çektiği için aslında kolay bir kurtarış oldu. O anı gördüğümde ben açıkçası Euronix'in 1-0 öne geçmesini bekliyorum seride. Çünkü ya dediğim gibi bu seviyede atılması gereken bir şuttu diye düşünüyorum. Zito'ya doğru güzel bir pas gelmişti Razors'tan ancak faydalanamadı Euronix hücumu bu hücumdan. Şimdi Reziers yine bir gol şansı vardı. Zito'dan orta. Dimo geldi Magma ile birlikte şu an 3-2 hücum. FreeWW gol atabilecek mi? Pasını aktardı orada T-Jester ancak müdahale geldi. Sebadam şimdi hata edecek. FreeWW Reziers'tan bir challenge geldi. Kendi yarı alanında T-Jester rahatlıkla kontrol ediyor şu anda. Zito. Reziers'a pas. Reziers. O da geriye bıraktı Neon'a. Neon'a bir vuruş imkanı vermedi FreeWW takımı. Magma topa doğru şöyle bir fake challenge. Reziers ceiling'den kendine önüne doğru aldı ve Reziers çok güzel bir grand pinch'e imza atıyor. 1-1'lik eşitlik geldi. Reziers'ın golüyle birlikte burada işte yere doğru sekerken çok güzel bir grand pinch arabasının arkasıyla yapmış bunu ve topu ağlara göndermeyi başardı. Euronix hücumu. Çok gereken bir challenge'dı orada FreeWW takımı tarafından. Ama hemen cevap Magma'dan. Yaptığı hatayı hızlıca telafi etti Magma. Savunmada biraz geç kalmıştı. Sen tam onu anlatırken tekrardan durun dedi. Biz daha bitmedik diyor Magma. Bir de oyun stillerini gerçekten şu an çok sevdim. Genellikle çok basit dokunuşlar yapıyorlar. Ama gördüğün gibi gerçekten etkili de olabiliyor bunlar. T-Jester'dan bir fake ve o 50'yi kazanmayı da başardı. Magma için aslında bedavadan bir gol oldu bu. T-Jester burada aslan payını alan isim. O 50 ve fake ile birlikte Magma'ya al da at dedi. Magma için de sadece evet. Ufak bir dokunuş. Aslında giriyormuş da zaten. Bir evi ufaktan çaldı gibi Magma. Evet. Sebadam. Neon'a takıldı orada. T-Jester. Neon geçti onu. Zido şimdi topun dibine doğru girdi ancak o hücumu devam ettirmesine hiç fırsat vermiyor T-Jester. Geldi ve Dimos'unu yaptı. Pası da aktarmıştı arkadaşlarına. Şimdi Magma. Dediğim gibi ya Euronix gerçekten yani kötü oynuyor diyemem. İyi oynuyorlar, iyi de dayanıyorlar. İyi cevaplar da veriyor. Euronix Reziers'ın ayağından bir Mastiflik'le
golü bulmayı başardı. Burada kontrol etti. Ceiling'den reset sonrasında Umasti topu ağlara gönderdi. Zinto da çok güzel alan açmış takım arkadaşına. Ya dediğim gibi hani iyi oynuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten cevap da veriyorlar. Gayet çekişmeli gidiyor. Ama en büyük hataları açıkçası benim gözümde şu anda çok fazla zaman tanımaları. Az önce de mesela ikiye teklerdi, bastırıyorlardı. Ama o kadar çok zaman bekledi ki arkadan Free Double Double takımından bir oyuncu geldi ve patlattı. Bütün hücum bitti orada. Evet, T-Jester o savunma hamlesinde çok akıllıca bir hareket yapmıştı. Bu arada Magma'dan da çok şık bir double tap geliyor yine. Şov yapmaya başladı FreeWW. Burada çok güzel bir pas T-Jester'dan. Magma havada kontrol etti. Sonrasında double tap ve topun ağlara gidişi. FreeWW biraz daha sanki, yani burun farkıyla diyebiliriz, Euronics'ten önde. Evet. Ya mekanik olarak öndeler ama rotasyondan dolayı bence Euronics biraz ya daha önde, bu yüzden zaten cevap verdiğini düşünüyorum sürekli FreeWW'ya. Ama mekanik konusunda ya üst düzey oyuncular FreeWW derken... Receivers harika okudu o topu ve 4-3'e geldi skor. Sevadan uzaklaştıramamıştı. Receivers burada çok güzel gönderdi. Tam backboardla Ceiling'in kesiştiği o ince noktaya ve sert bir pas oldu bu kendisine. Sonrasında tamamlamayı başardı. Çok güzel bir gol ve üst seviye bir gol. Aslında oraya göndermek çok zor iştir yani. Evet. Ya açıkçası şu anda hiçbir gole kötü diyebilecek bir maçta değiliz. Bir turnuvada değiliz. Bir gol bekledim ama gelmedi. Ve onun dışında yani demoları da gerçekten çok efektif kullanıyorlar. Sırf bu maç için de söylemiyorum. Bir önceki maçta da 1v1v1v takımı. Maç bitti hala kurtulamadık şu isimle. onlar da gerçekten çok güzel yerli demolar atıyorlardı. Hatta ilk golleri zaten bir boş kaleye geldi. Ve skor 4-4'e geldi. Zido skoru bulan isim oldu. Neon burada hata başlatmıştı. Burada bir hata geldi. Ve sonrasında bu hata çığ gibi büyüyerek bir gole dönüştü. FreeWW kalesinde Euronics skoru eşitlemiş oldu. Yani açıkçası zevkli geçiyor maç. Çok da diyecek bir şey yok. İlk takım da çok az hata yapıyor. Evet. Sadece Euronics biraz savunmada yine olduğu gibi double commit'ler görüyoruz. Ve topu çıkarmakta bazen zorlanıyorlar. Çıkardıklarında da gerçi zaten direkt hızlı hücumdan gol buluyor. İlginç bir takım diyebilirim. Geri kalan sürede bakalım neler olacak. İlk maçta uzatmaya gitmiştik. Bakalım bu 30 saniyede eğer gol olmazsa yine uzatmaları izleyeceğiz bu iki takımdan. Bir gol belki onları ayırabilir. Kalan sürede T-Jester şimdi rakip yarı alanda Neon var. Neon backboard'a sertçe gönderdi ama Sevadam hata yapmadı. Reziers. Son bir gol şansı. Reziers gönderdi backboard'a. Magma orada karşılayan isim. Neon şimdi vuruşunu deneyecek. Ancak o yerdeki dokunuş yeterli olmuyor. Ve uzatmalara gidiyoruz yine. İlk maçta aynı senaryoyu yaşadık diyebiliriz. Euronics yine geriden döndü ve skoru eşitlemeyi başardı. Ama bakalım final dokunuşunu yapabilecek mi? Ve seriyi birbirine getirebilecek mi? Zido. T-Jester şimdi onu bloklayan isim oldu. Neon. Neon çevirdi ortaya. Reziers'ın vuruş çabası vardı. Sebadam müsaade etmiyor. Magma orta sahadan bir power shot. Neon bu sefer savunmada. Zido. T-Jester boş kalan kaleye. Çok güzel bir dokunuş yaptı. Burada işte rakibinden güzel bir 50 ile söküp almıştı. Hem T-Jester hem Sebadam ve T-Jester'ın önünde kalan bu top ağlara gidiyor. Ve kazanan taraf yine yeniden FreeWW oldu. Yani açıkçası ben biraz önde buluyorum dedim. Mekaniklerini bildiğim için. Ama hani sürekli üst üste cevap veren bir karşı takım var. Adını şu an unuttum. Euronics. Karşı takım. Euronics takımı. Yani çekişmeli götürüyorlar maçı. Ama dediğim gibi sırf biraz da mekanik katmaları gerekiyor bu seriye.
Sanki zaten bu iki takım arasındaki nüans farkı o bahsettiğin mekanik sıkıntı oldu. Her iki takım da çok güzel pozisyon alıyor. Ancak mekanik anlamda biraz daha Euronics takımının geride kaldığını gördük. Özellikle Tigester ve Sevadam çok inanılmaz işler yaptı mekaniksel anlamda FreeWW takımında ve onlara pek ayak uyduramadı gibi şu anda Euronics. Bakalım üçüncü kere bu sınavı oynayacağız. Ancak kaybederse Euronics turnuvaya veda edecek. O yüzden onlar için son bir şans diyebiliriz. Şimdi Reziers rakibini geçti orada. Ortaya doğru açılan top Zido. Zido air dribble'la çok güzel götürdü. İlk golü bulma fırsatı gelmişti ancak Tigester'dan iyi bir blok. Neon. Şimdi içeriye çevirdi Neon. Reziers de orada zorluyor kaleyi. Reziers orta sahaya doğru çevrilen top. Neon. Backboard'da karşıladı Magma. Reziers orada köşe boost'u olarak şimdi hücumu başlatacak Reziers. Kendi gitti ancak boost'unu da bitirdi. O yüzden bu atak olgunlaşmıyor. Orta sahada paylaşılamayan bir top. Tigester'ın önünde kaldı. Ortaya açarsa tehlike. Bir bump geldi. Son anda o bump. O Dimo. Bir hayat öpücüğü oldu. Euronics savunmasına Reziers. Sol kanada doğru çekti şimdi. Orta sahada Magma. Tigester'a gelen pas. Son anda Zido. Sebadam. Magma ile birlikte aynı topa gidiyorlardı. Sebadam'ı bıraktı topu Magma. Orta sahada Reziers tekrardan aldı önüne. Air dribble'a başlıyor şimdi. Çok güzel geçti rakiplerini ve Reziers. İki kişinin arasından adeta bir yılana dönüştü orada ve sürüne sürüne. Aralarından sıyrıldı. Çok güzel bir hareket. Ve sonrasında Ground Pinch. Mükemmel bir dokunuş Reziers'tan ve durum 1-0. Bu Bu sefer seviyede. Euronics harika bir gole imza atıp ilk golü bulmayı başardı. Evet, ya bu seviyede iki kişiyi aynı anda yani bir fake ile geçmek o kadar kolay bir şey de değil açıkçası. Sonrasında yine dokunuş da gerçekten güzeldi yani hani hem fake'i ayarlıyorsun bu oyuncuları geçerken hem de dokunuş için de kendine zemin hazırlıyorsun. O yüzden güzel bir gol diyebilirim her ne kadar bireysel bile olsa. Sen bireyselleri sevmesen de yine hoş bir gol oldu. Şimdi Zido biraz daha defansif anlamda da daha sıkı görüyoruz. Son şansı olduğu için Euronics takımını skoru hala koruyorlar. Zido şimdi uzaklaştırdı. Ancak bu defansif oyun belki onlara pahalıya mal olabilir. O yüzden ikinci golü bulmalarında fayda var. Şimdi Sebadam girdi araya. Bastırdığı topta Zido. Backcourt'ta karşılayan isim oldu. Zido. Kendi gidiyor şu anda. Zido. Tigester'dan güzel blok geldi. Sebadam. Neon onu karşılıyor. Reziers kaleye doğru yöneltti topu. Magma. Magma şimdi tekrar. Zido. Sebadam'dan ortaya doğru pas gelecek. Zido. Orta sahadan denedi şansını ancak o sadece ileriye doğru gönderilen bir top oldu. Tigester rakibinden sıyırdı topu. Şimdi içeriye doğru da bir orta denemesi vardı. Gelse bile hiçbir arkadaşı oraya yönelmemişti zaten. Şimdi Magma oyunu iyi okudu ve çok güzel bir vuruş geldi. Bu sefer Neon'dan. Euronics takımı ikinci golü buldu. Burada Magma uzaklaştıramıyor ve Reziers'ın harika pası. Neon görür görmez hemen topu kaleye doğru yöneltti ve ikinci golü bulmayı başarıyor Euronics. Bu paslaşma golüyle birlikte bu pası sen, bu golü mesela sen daha çok sevdin değil mi? Ben şey. Yani güzeldi tabii ama şey konusu ya pas değildi aslında tam 50'ydi. Ya 50 direkt oraya gitti. O yüzden böyle İstemsiz mi diyorsun? ufaktan biraz bir tek böyle şans faktörü girmiş gibi geldi devreye. Ya o kadar yani nokta atışı ayarlayabileceğini düşünmüyorum 50'yi. Çünkü orada Magma'nın da gerçekten çok ilginç bir tutumu vardı o 50'ye karşı. Yani daha ilginç bir dokunuş beklerdim. Bu arada bu sefer gol Zido'dan geldi. 3 oyuncunun birden ayağından gol bulmayı başarıyor Euronics takımı. Burada boşta kalmıştı top. Sebadam'dan büyük hata ve Zido uzaklaştırılamayan bu topu FreeWW ağlarına göndermeyi başardı. Euronics bu sefer net bir galibiyete doğru koşuyor. 1 dakika 35 saniye var karşılaşmanın bitmesine. FreeWW biraz daha laçka oynuyor gibi sanki. Ne dersin Benji? Açıkçası yani haklısın çünkü yaptıkları bir şey görmedim ben. Hele o Magma'nın ikinci goldeki 50'si. Hani 50'ye giderken normalde yapacağın şey
burnuyla ya da yanıyla konuşursun derken. Chester henüz maç bitmedi dedi. Biraz daha ciddiye almaya başladılar galiba 3. mücadeleyi. Burada işte Chester iki oyuncudan hemen önce geldi ve dokunuşunu yaptı. Durum 3-1 oluyor. Fark 2 ve aslında yaratılabilir. Yani bu süre zarfında 2 gol neden olmasın. Bakalım FreeWW bunu başarabilecek mi? Magma şimdi aldı önüne doğru. Reziers hemen karşıladı onu. Orta sahaya doğru gönderilen top Neon. O da power shot'la doğrudan kaleye göndermeyi tercih ediyor. Zendo Neon'a pas. Neon'dan Zido'ya boşta kalan top ve top ağlarda. 4-1 oldu. Bu paslaşma Zido-Neon ikilisi. Burada çok güzel işler başardılar. Orada bu arada 50 kazanması bile yetti. Yani geri pas atmasa bile 50 kazanması golü bulmalarına yeterli oldu. Evet ama ondan önceki pas gerçekten hani ilginçti ve bayağı hoşuma gitti açıkçası o. Çünkü hani top direkt önünden geliyor, burnuyla dokunuyorsun arabanın ve top hafiften geri ve ortaya doğru gidiyor. Yani o gerçekten hoş bir pas diyebilirim benim için. Seba'dan Reziers 50'sini izliyoruz. Son saniyelerde maçı elden bırakmamak adına biraz da önde basmayı tercih etti Euronix. Şimdi kalelerine doğru gelen bir hücum var. Seva'dan orada bitirmek isteyecek. Double tap denemesi var. Uzaklaştırıldı Neon tarafından. Şimdi Magma. Kendi yarı sahasında süreyi eritiyor Magma. Tehlikeli bir top olabilirdi. Chester'a bir pas. Ancak Neon girecek araya. Neon ve 5-1. 15 saniye kala. Skor 5-1'e geliyor. Chester bu müdahaleyi yapmasına rağmen iyi uzaklaştıramadı. Ve Neon göklerden çok net bir şut. Ve 15 saniye kala fark 4. Maçı kazandılar diyebiliriz herhalde. Serinin evet. Bu maçı. 2-1 ve gerçekten hani pek kafa kafaya geçen bir maçta değildi açıkçası. Gayet ağırlığını koyan bir Euronix vardı bu sefer. Ama senin de dediğin gibi hani FreeWW biraz normalin dışında oynadı. Yani çok fazla bir artısını görmedik. Daha önceki maçlardaki gibi yani Magma'nın o hızlı bir double tap'i gibi herhangi bir mekanik anlamda bir şey görmedik. Zaten mekanikleriyle öne çıkan bir takım olduğunu da söylemiştik. Bunu da görmeyince gerçekten gol bulması zor bir maçtı açıkçası FreeWW takımı için. İlk iki maça baktığımızda aslında FreeWW'nun daha etkin olduğunu görmüştük. Yani skoru İlk başta ele geçiren onlar oluyordu iki karşılaşmada da. Ancak ufak bir disiplin hatası ve Euronix takımının gerçekten ofansif oyunu erken gelen golleri getirdi onlara ve aslında bazı şeyleri çözümlemiş gibi Euronix. Yani sanki seri burada hemen bitmez gibi geliyor bana. Yani bence son maça kalır gibi. Ne dersin Menşi? Bana şu anda bitecekmiş gibi geliyor açıkçası. Dedin de gol oldu. Dedim ve FreeWW seriyi bitirmeye kararlı. Chester hemen baskıyı kurdu ve Seba'dan oradan hemen faydalanan isim oldu. Sen sözlerini girizgah yaparken tam Benji. Evet. Ya genelde zaten bu tip serilerde hani önde olan takım bir yerden sonra rahatlıyor ama bir maçtan sonra da o dersini alıyor. Daha önceki turnuvalarda da gördüğümüz gibi. Ve hemen ağırlığını yani koymaya devam ediyor diyebilirim açıkçası. Yani onu düşündüğüm için biraz demiştim derken bir gol daha yediler. Evet, Euronix beraberliği hemen sağladı. Neon'un golüyle birlikte Neon kendi yarı sahasından taşıdığı topta ilk başta Magma'yı geçmişti. Sonrasında bu dokunuşla birlikte Chester'ı da mağlup ediyor. Durum 1-1. Cevap hemen geldi Euronix'ten. Kickoff'la tekrar başlıyoruz. Magma rakipten sıyrıldı. Zido çok güzel uzaklaştırdı burada. Neon backboard'da Reziers'ı gördü. Reziers bir şut denedi orada, redirection denedi. Ancak başarılı olamadı. Neon içeriye doğru döndü. Direkten döndü top. Önemli bir fırsattı Euronix adına. Şanssız bir an ve karşılıklı dimolar var şu anda. Magma backboard'a gönderdi. Sebadam'a gelmeden hemen önce müdahale var topa. Reziers. Top yükseklik kazandı. Magma dokundu. Sebadam'dan bir vuruş ancak Zido yine başarılı.
Jester. The Jester. İki rakibini ufak bir flikle geçmişti ancak backcourt'ta takıldı. Şimdi Reziers'a karşı atak. Reziers aşağıya doğru inen top. Gol fırsatı var ve Zido bu tarz topları affedecek biri değil. Ve onun önünde kalan top ikinci gole dönüştü Euronix adına. Bakalım. Yani şu an beklemediğim şekilde kadar hata üstüne hata yapıyor FreeWW takımı. Ki ilk iki maçta yani çok fazla hata yapmıyorlardı. Yani hatadan ziyade Euronix gerçekten güzel hücumlarla gole atıyordu. Ama şu an tabii ki kötü hücumlarda hücumlar yapmıyor Euronix ama biraz hatadan dolayı sanki şuta dönüşen pozisyonlar var. Bu hataları ilk iki maçta en aza indirgeyerek çok güzel galibiyetler kazanmıştı FreeWW. Geri kalan süre zarfında buna ihtiyaçları olacak tekrardan. Güzel oyun ortaya koymazlarsa, baskılı bir oyun ortaya koymazlarsa seri reverse sweep olarak Euronix'e yazabilir. Şu anda seriyi 2-2'ye getirmek üzereler. Şimdi Sebadam, Neon yükseklik kazandırdı topa. Rakip yarı alanda bir baskı var şu anda Euronix'ten. Çok güzel bir çalım, ikincisini de attı. Bir vuruş geldi Reziers'tan ancak başarılı değil. Zido'nun vuruşu bu sefer magmaya takıldı. Jester. Zido ile bir 50. Sebadam da kalacak o. Kontrolü de sağladı Sebadam. Reziers ama. Ben özellikle Euronix takımında Reziers'ın mekaniklerini çok beğendim. Yani bireysel anlamda bir şeyler yaratacak oyuncu o oluyor genelde. Dediğim anda Zido kendi savunmasından hemen çıkarken bu power shot'la birlikte bir pinch olmuş aslında. Ve golü bulmayı başardı Euronix hücumu. Durum Neon, 3-1. Evet, Neon da bu arada pozisyonları yani hücumdaki pozisyonları genellikle çok yerinde. Yani ilk maçta hele hatırlıyorsan neredeyse ilk iki maçta hatta neredeyse bütün golleri o bitiriyordu. Biri atıyor o bitiriyor ya da bir arkadaşı kaçırıyor şutu o orada oluyor. O yüzden o pozisyonlarını seviyordum derken 3-2'ye getirdi seriyi FreeWW. Orada kötü bir 50 gördük Neon'dan konuşurken. T-Jester orada 50'nin kralı benim dedi adeta. Yani maç içinde şu ana kadar en çok 50 kazanan oyuncu T-Jester olabilir bütün seride. Gerçekten pozisyonlama anlamında aracının nerede tutması gerektiği anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Bu arada bir gol fırsatı var yine. T-Jester ve beraberlik geliyor. FreeWW biraz daha uyandı gibi. Seri gidiyor. Seri reverse sweep'e doğru dönüyor zannettiği için hemen bir uyanış sergiledi ve T-Jester'la güzel bir gol buldu. Durum 3-3. 2 dakika kaldı maçın bitmesine ve yine bu iki takım kafa kafaya geldi. Aslında bir uzatma daha görsek daha iyi olur. İlk iki biraz daha heyecanlı olur gibi. Magma Dimo'yu yapmayı başardı. Zido sağda değil şimdi geri döndü. Reziers takım arkadaşı gelene kadar güzel bir şekilde ileriye taşıdı. Magma Zido'dan sıyrıldı. Şimdi ileriye doğru attı Magma. Neon geri dönmekte güçlük çekiyor. Ortaya açılan top biraz hızlı kaldı T-Jester'a doğru. Sebadam. Neon'dan kazandı topu. Neon şimdi geriye doğru bir pas. Zido. Reziers aldı önüne. Yükselmesine müsaade etmedi T-Jester. Sebadam pas güzel. Magma ancak başarılı değil. Orada T-Jester vurabilse dördüncü golü bulabilirdi. FreeWW takımı T-Jester orta sahada karşıladı ancak karşılıklı dimolar var. Magma 2-2 bir hücum. Son anda Zido'nun müdahalesi. T-Jester orta sahada gönderdiği topta Neon var. Double tap'e geliyor ancak boşladı Neon orada. İyi bir dokunuş gelmedi ondan. Reziers aldı. Pası Neon'aydı. Neon'da Zido'ya, Zido'dan geriye Magma uzaklaştırdı bu topu. Reziers'tan çok güzel paslaşmalar Euronix'ten ama o üçüncü dokunuşu engelliyor. FreeWW savunması şimdi Reziers içeriye açtı. Zido vuruşunu denedi. Bu da başarılı değil. Büyük bir heyecan var şu anda Rocket League arenasında. Reziers
oldukça iyi bir performans sergiledi takımında. Ancak yetecek mi? Bu büyük bir soru işareti. Oldukça az bir süre kaldı. Uzatmaya doğru gideceğiz ve bakalım. Eğer FreeWW bir gol bulabilirse bir üst tura adını yazdıracak. Ancak Euronics eğer bu golü bulan taraf olursa seri bir maç daha uzayacak ve Euronics için bir reverse sweep senaryosu söz konusu olabilir. Neon çevirmek istedi, olmadı. Euronics'in rotasyonu gerçekten yani çok hoşuma gidiyor şu anda. FreeWW'yi gördüğümüz için karşı tarafta. Bu arada büyük bir hata geldi orada Zirs'tan. T-Chester değerlendiremedi. Bir an topa dokunmadı ve ağlara gidebilirdi top. T-Chester şimdi attı backboard'a. Zirs'tan son anda müdahale ve karşı atağı hızlıca başlattı. Neon orada. Köşeden sekti Sevadam'dan. Şimdi Zirs aldı önüne. Kontrol güzel. Zirs backboard'dan geldi pasını ama Sevadam son anda. Zetto. Magma. Dido tekrardan alacak. Ceiling'den seken top ve seri bitti dedi Sevadam. Golü buluyor ve bu serinin galibi biz izliyor. Magma'nın pasında Sevadam'ın golü. Ve Euronics her ne kadar iyi savaşmış olsa da sonunu getiremedi. 3-1'lik seride galip olan taraf FreeWW, kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu Benji. Euronics Gaming maalesef ama bir önceki oyundaki gibi tamamen hak ederek aldılar diyeceğim kadar iyi oynamadılar açıkçası. Hani mekanikleri gerçekten iyiydi, güzel goller oldu falan ama Euronics'in rotasyonu bence daha iyiydi. Yani daha güzel ve sorunsuz bir rotasyona sahiplerdi. Euronics belki de son maçta, yani az önce oynadığımız maçta belki biraz daha defansif oynayıp o özellikle öne geçtikten sonra 3-1'den sonra özellikle defansif oyunu biraz daha sıkılaştırıp ve hani ofansı çok fazla aramayıp hani karşı sahaya daha çok topu gönderseydi belki bir şansı olabilirdi. Ancak ofansif oyunlarına devam ettiler ve bunun karşısında FreeWW buldukları hızlı hücumlarla hemen skoru eşitlemeyi başardı. Sonrasında da galibiyet geldi, overtime'a gidildi ve uzatmalarda galibiyet golünü atmayı başarıyor FreeWW. Tebrik ediyoruz her iki takımı da. Yani Euronics Gaming belki birkaç tane farklı şeyi iyi yapsaydı, yani sadece bunlardan bir tanesini sayabildik şu anda, ilk akla gelenleri sayabildik. Ama birkaç farklı şeyi daha iyi yapabilseydi daha fazla diş gösterebilirdi diye düşünüyorum ben de. Yani ilk izlediğimiz seri, yani 1v1p1b ve FES ve Wildcats arasındaki mücadeleye baktığımız zaman yani İki maç arasında bence dağlar kadar fark vardı. Yani bir tarafta aslında çok daha hızlı biten ve serinin nereye doğru evrileceği belli bir mücadele izlemiştik ilk seride. Ancak bu maça baktığımızda, bu seriye baktığımızda çok daha farklı iki takım gördük. İkisi de birbirine çok denk, birbirine çok eşit takımlardı. Ancak burun farkıyla FreeWW Euronics'i yenmeyi başardı. Bence Euronics için bir son olmamalı bu. Yani bu üçlü bence uzun süre devam edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü oturmuş bir takım gibi gözüktü bana. Senin de dediğin gibi pozisyonlama anlamında sıfıra yakın neredeyse hata yaptılar. Sadece yedikleri goller çok ekstra kilidi açan gollerdi. Onlar da zaten karşı rakibin gücünden kaynaklanan gollerdi. Genel olarak ben de zaten katılıyorum ona. Tam olarak hak etmediğini düşünmem de FreeWW'nun. Çok fazla hata yapmasıydı. Özellikle son maç ve ondan bir önceki maçta adamların karşı kaleden, hani kontra atak değil, direkt kaleden kaleye gol yediler. Bunun pek olmaması gerekiyor açıkçası. Hani böyle bir şey oluyorsa rotasyonda belli bir sıkıntı vardır diyebiliriz. Ya bu seviyede de olmamasını gerektiğini düşündüğüm için o yüzden hani tamamıyla hak ettiler diyemiyorum kendi kendime. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha doğrusu izleyicilerimize biraz daha interaktif bir turnuva olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Arkadaşlar eğer sizler de eğer maç üzerine bir yorum yapmak istiyorsanız şu anda yorumlarınızı görebiliyoruz. Yani stüdyoda biraz daha bu konuda hani görmemeyi de tercih ediyorduk aslında ama şu anda evlerimizde bilgisayarlardan, kendi bilgisayarlarımızdan yayına dahil olduğumuz için birçok yorumu görebiliyoruz. Eğer sizler de fikirlerinizi paylaşırsanız hani hangi takımın daha iyi oynadığına dair ya da işte gördüğünüz bir eksik, gördüğünüz bir hata varsa sizlerin de mesajlarını okumaktan mutluluk duyarız.
bizlere katılabilirsiniz chat üzerinden. Benji ikinci mücadeleleri geride bıraktık. İkinci seriyi geride bıraktık. Oldukça aslında ilk seriye nazaran ben daha çok keyif aldım. Yani keyif katsayısı gitgide artıyor gibi hissediyorum ben. Özellikle bu turnuvanın ben final haftasını çok merak ediyorum. Yani bu sadece ilk hafta maçları. Yani finalde buralar alev alır bence. Ben de öyle düşünüyorum ama bugün için mesela beklediğim yani en iyi olacağını düşündüğüm maç FreeWW ile 1P1B1P çünkü iki taraf da daha doğrusu bir taraf mekanik olaraktan gerçekten iyi oynuyor. Daha iyi oynadıklarını düşünüyorum az önce gördüğümüz seriden. Bir tarafta tamamen mekanik oynuyor. Her ne kadar biraz rotasyonda hataları olsa da yer yer. Bu ikisinin karşılaşmasını aslında görmek istiyorum. Yani daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Peki şöyle baktığın zaman hani bu seride az önce geride bıraktığımız seride sence öne çıkan oyuncu kimdi? Bunu chat'e de sorabiliriz aslında. Sence daha çok hangi oyuncu şöyle akılda kaldı dediğin oyuncu hangisiydi? Magma diyebilirim ben açıkçası. Magma mı daha çok iş yaptı diyorsun FreeWW'dan? Evet, bana göre biraz öyle geldi. Çünkü yani mekanik olaraktan zaten gerçekten güzel bitirişler yaptı tek başına. O zaten sen de hatırlarsan double tap attı ama double tap çok hızlı bir double tap'ti. Yani onu orada yeterince zamanı olması bile gerçekten ilginç. Aklımda o kaldı. Bireysel gol olaraktan da gerçekten hoşuma giden goller arasında diyebilirim. Ben açıkçası biraz şu anda Fortlex'in yorumunu gördüm. O Sebadam'ın biraz daha iyi olduğunu düşünüyormuş. Ben de aslında o taraftayım. Sebadam özellikle çok fazla özellikle hücum oyunlarında katkı sağladı takıma. Yani defansif anlamda eksik kalsa da bazen yani zaten o yüzden gol yediler. Hani kontra ataklarla daha çok gol yedi FreeWW takımı. Orada belki hani Sebadam'a biraz daha aslan payını verebilirim. Çünkü ileride çok daha yaratıcı olan isim oydu bence. Tjester daha çok 50'leriyle ön plana çıktı FreeWW'da. Yani kazandığı 50'ler gollere dönüştü. Kazandığı 50'ler hücumlara dönüştü. Hücum başlangıçlarına dönüştü. Bu avantajı da Tjester'a yazmak lazım. Yani bu özelliği de Tjester'a yazmak lazım aslında. Bence Benji, FreeWW senin sevdiğin bir oyun stiline yakındı. Yani daha çok takım oyununa yatkındı bence. Ve bunu da başardılar diyebiliriz Euronics'e karşı. Euronics'in ufak tefek pürüzler olsa da yani bu turnuvaya çok büyük renk kattığını söylemekte fayda var. İleriki maçlarında ben çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Şayet loser bracket'ten geri dönüş yapabilirlerse. Zaten hani rotasyona oturmuş bir takım. Biraz mekaniğe de ön plana çıkarırlarsa sorun çözülür gibi geliyor bana. Şöyle o zaman seninle birlikte kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden SI Esports'la Rocket Core'un işbirliğinde aylık turnuvada Rocket'teki heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Herkese tekrardan merhabalar. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz. Ben Şi ve ben Deniz Ruletto. Sizlere olabildiğince bu heyecanı aktarmaya çalışıyoruz. Bir sonraki maçımız belli oldu bu arada Ben Şi. Must U takımı, yani Musty değil, Musty Flick değil. Musty Flick'ten biliyorsunuz birçok Rocket League takipçisi zaten nasıl bir flick çeşidi olduğunu biliyor. Kafanızda canlandı bile ama Must U şeklinde yazılıyor. Must U takımı Sandrak'a karşı oynayacak ve bu iki takım şu anda bir üst tur için mücadele edecek. Bir üst tur biletini kapmak için mücadele edecek. Zor bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Sandrak takımı sanki biraz daha böyle, yani o şu anda şeyden değerlendiriyoruz ya, böyle hani takımların çoğu böyle toplama diyebileceğimiz, yani daha doğrusu belli bir organizasyona dahil olmayan oyunculardan oluştuğu için şu anda aslında konuştuğumuz çoğu şey biraz afaki kalıyor. Yani sadece isimler üzerinden bazı tahminler yapabiliyoruz. Ve Sandrak sanki benim kulağıma biraz daha güzel geldi ben işi. Bilmiyorum ama ben hani önden böyle bir tahmin yapıyor olsaydım Sandrak'ı tercih ederdim gibi. Sen neler düşünüyorsun? Ya daha kulağa şey gibi geliyor. Hani bir e-spor şey, bir kulübün altında gibi geliyor gaming diye yine. Ama şöyle bir şey var, bir de Rocket League'de bu tip kelime oyunları yapmayı çok seviyorlar. Mesela o 1v1p falan tarzındaki gibi takımlar. Evet. böyle değişik isimler koyuyorlar. Mesela FreeWW de biraz öyle. O yüzden Must of Luck biraz daha değişik gibi geliyor. Yani nasıl söyleyelim bilemedim. Yani Must'u mu diyelim? Musti mi diyelim biz, ne yapsak? Yani işin içinden çıkamıyoruz. Gerçekten bizi de oldukça zor bir pozisyona sokuyor. Değerli oyuncular, sevgili katılımcılar. Maalesef Avrupalı oyuncularda da bizim gibi, yani tırnak içerisinde söylüyoruz, tabii hınzır oyuncular söz konusu. Yani bizde de biliyorsun çok fazla var böyle, yani buna benzer takım ismi koyanlar işte. Şimdi yayında söylemeyelim. Hani bazı böyle şey olabiliyor çünkü. Bazıları namaz böyle kılan hani, diyelim mesela. Namaz kılan mesela onlardan biri. Hani böyle mimleştirilen isimler olabiliyor. Hani namaz kılan bunlardan bir örnek. O tarzda böyle yani kelime oyunları kullanan Avrupalı oyuncular da oldukça fazla. Özellikle mimlerden birçok şeyler çıkarabiliyorlar oyuncular. Bu konuda gerçekten bizleri her an şaşırtabiliyorlar. Benşi. Şimdi sana sorduğumda tabii bir tarafı söyleyemiyorsun. Benim gibi sen de şu anda hani o konuda tıkanmış durumdasın ama oyuncuları gördüğümüzde zaten ilk yorumu yapacağız seninle birlikte. Şu anda lobinin kurulduğu bilgisi geldi rejiden. Lobi kurulduktan birkaç dakika sonra da maçımıza geçeceğiz. Bugün yayınlayacağımız 3. seri olacak. Zannedersem bir serimiz daha olacak. Yani bu seriden sonra bir serimiz daha kalıyor. Ve o maçı da oldukça merak ediyorum hangi iki takım arasında olacağını. Henüz onun bilgisi bize de ulaşmadı. Şu anda ön maçlar, ön elemeler oynanmaya devam ediyor. Oradan da haberimiz olacak birazdan. Onun bilgisiyle de belli olduğu zaman sizlere aktaracağız. Yani açıkçası şöyle bir bakıyorum. Sandrak acaba mesela nerenin takımı? Yani hangi ülkenin takımı? Çünkü ufak tefek takımların böyle hangi ülkelerden katıldığını öğrenebilsek, mesela ülke bazında öğrenebilsek en azından hangi oyuncuların katıldığını, yani hangi ülkenin şu anda Rocket League'de ne seviyede olduğunu aşağı yukarı biliyoruz hepimiz. O yüzden hani bir tahminde bulunabiliriz ama hani bu bilgi de olmadığı için elimizde tamamen elimiz kolumuz bağlanmış durumda. Full kadro Suudi Arabistan diye bir yorum var ama bu Deniz Oziz'den bilmiyorum doğru bir yorum mu, yani gerçekliliği. Deniz Ozi gerçekten bu arada bu konuda çok araştırmacı bir kardeşimiz. Ben kendi yayınlarımdan da tanıyorum kendisini. Deniz gerçekten Rocket League'e gönül vermiş. Çok böyle araştırmacı, hani bu tarz konularda elinden geldiğince işler yapan bir kardeşimiz. Sandrak'ta Ahmet ve Okalit varmış bu arada. Okalit çok yakından tanıdığımız ve bir aslında bir fenomen diyebiliriz o açıdan. Bir, çünkü şey vardır, oyun stili vardır. Bunu basketbolda şeyden pay biçebiliriz. Slav basketbolu diyebiliriz mesela. İşte ya da Sırp basketbolu diyebiliriz mesela. Bir kültür onlar. Ona benzer bir aslında kült var Rocket League'de. Bu da Arap oyun stili. Yani çok hızlı, böyle garip, ilginç işler yapılabilen bir stil var aslında bu Arap stilinde. Ve o kalite oyunculardan bir tanesi. Ben açıkçası onu çok yakından tanıyorum. Ahmet'i çok iyi tanımıyorum, Ahmet'i. Çok yakından tanımıyorum ancak Okalid'in ismini çokça duydum. RLCS'de de bolca karşımıza çıkan isimlerde. Yani full hani dediği gibi Deniz Özü'nün de full Arapsa yani
Tabii ki bilemezsin. Yani sonuçta buraya direkt kayıt olduğu gibi gelmiyor oyuncular. Hani bir önelemeler var ve sonuçta belirli insanları eleyerekten buraya geliyorlar. O yüzden yeterince iyiler diye düşünüyorum. Yine sürpriz çıkaracaklar, sürpriz yaşatacaklarını düşünüyorum bize. Ama onun dışında genel olaraktan daha hani yani Asya'nın güney taraflarından deyip genel olaraktan sırf bütün orayı alayım. Çok oyuncu olduğunu düşünmüyorum hani üst düzey olaraktan. Çünkü genellikle o Rocket League'de o sorulara girdiğinde sağda Asia tarafında oyun bulmam bile çok uzun sürüyor üst ranklarda. Hani o yüzden hani iyi oyuncu kitlesinin çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Ama tabii ki buraya kadar geldikleri için de yine bir sürpriz yaşatabilirler. Neden yaşatmasınlar? Ben açıkçası çok keyifli bir mücadele sergileyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi Okarit çok üst düzey bir oyuncu ve hani top 100'ü de birçok kategoride zorlayan bir oyuncu her zaman. Yani şu ana kadar baktığımız bütün böyle geçmiş sezonlarda Okalid'in ismini her zaman üstlerde gördük. Yani onun bu seviyede oynaması, yani o Arap Yarımadası'nı temsilen o seviyede önemli bir oyuncu olması bu manada bize çok farklılıklar yaşatacaktır bence. Yani az sonra zaten hani 2 dakika istemişler takımlar şu anda hani oluşması için lobinin, hani bir teknik aksaklık söz konusu olabilir o tarafta. O oluştuğu zaman zaten göreceğiz, ilk maçtan göreceğiz. Okarit çok farklı bir oyuncu olduğunu şimdiden ben sevgili izleyicilerimizle paylaşayım. Daha farklı bir oyun stili görebiliriz. Karşı takımı tabii görmek lazım. Yani onların oyun stili uyuyor mu, uymuyor mu? Yani onlara karşı nasıl bir direnç sergileyebilirler? Bunu test etmek gerekiyor. İlk maç bu anlamda belki birbirlerini tartacakları bir karşılaşma olabilir. Ancak sonrasında ikinci maç, üçüncü maça doğru biraz daha böyle o düğüm çözülür gibi bence Benji. Yani ilk maç dediğin gibi zaten genellikle bir tartma söz konusu oluyor. Bir de o tartarken bazen iyi olan takım aslında tartayım derken karşı takımı değişik hatalar sonucunda kaybedebiliyor da. O yüzden hani birinci maç skor anlamında çok fazla bir belirleyici unsur değil açıkçası. Ama sonuçta oyun stilini göreceğiz. Ne kadar hata yapıyorlar ya da pozisyonlarını göreceğimiz için yine de onun üstünden konuşabileceğini düşünüyorum. Peki şu anda zaten belirtmiştik birkaç dakika önce, hani belli olmayan takımlar üzerine konuşmak gerçekten güç. Ancak şöyle geriye dönüp baktığımızda, yani şu ana kadar 2 saattir yayındayız seninle birlikte ve bu 2 saat boyunca senin böyle kafanda kalan en böyle favori takım hangisi oldu? Yani hangi oyuncular böyle biraz daha senin gözünde öne çıktı? One B şu anda. Yani ilk oynayan ve Fast Pay Wildcats'i eleyen takım şu anda senin oyun stiline daha yatkın ve oyun görüşüne daha yatkın gibi anlıyorum o Evet, zaman. ya çünkü savunmada yani gerçekten kusursuzlardı diyebilirim. Bir tane hata yapmışlardı gerçi. Hani sol köşedeyken top kaleci nedense gitmek yerine bir anda dönmeyi tercih etti tek başınayken. Ki topa da yetişebilirdi karşı oyunculardan önce. Onun dışında açıkçası gözüme batan savunmada herhangi bir hataları yoktu ki tam tersine gerçekten güzel bir rotasyonları vardı. Yani bir adam topa gidiyor, kaleci arkada kalıyor, çoktan topa gitmiş ve dönen adam maçtan kopuk değil hala. Yani geri değişik bir yerlerden dönmek veya boost toplamak yerine tam ortadan dönüyor. Bu sebeple mesela pas atarsanız ortaya o birinci adam aslında geri dönmeye çalışan adam bir anda oyunun içinde buluyor kendini ve blokluyor. Yani adamı geçse bile hala karşınızda bir kaleci kalıyor. Yani sürekli neredeyse iki kaleciyle savunma yapıyorlardı diyebilirim. Peki pozisyon bazında bir şey soracağım sana. Yani geçtiğimiz maç özelinde bir şey soracağım. Çünkü o pozisyon çok dikkatimi çekti ve çok kritik bir andaydı aslında. 2-1 gerideydi Euronics. Yani seride 2-1 geride ve aslında bu maçı kaybederse veda edeceklerdi. Ve orada tam hatırlamıyorum hangi oyuncu olduğunu ama geriye dönerken rotasyonda topu böyle bırakarak bir risk aldı. Yani orada büyük ihtimalle 50'yi bekledi. Ama bu risk sence doğru bir risk miydi? Yani alınması gereken bir risk miydi? Yoksa oraya yani bir fliple şöyle uzaklaştırması daha doğru bir tercih olur muydu sence? Yanlış hatırlamıyorsam dediğim pozisyon şey değil mi? Topu bıraktı ve karşı takım Evet. şut çekti, direkten döndü, değil mi? Aynen öyle. Ve uzatmalarda yaşandı bu. Evet. Çok kritik bir anda yaşandı. O yani ben katılıyorum ona. Gerçekten saçma bile konuştu. Orada yapabileceğin şey eğer arkadaşının geleceğini düşünüyorsan topa dokunmazsın yani ama topa toptan da uzaklaşmazsın.
Hani 50 gibi düşün ama topa zıplamıyorsun. Adam vurursa 50 yaşanacak, adam gelmemiş olursa da arkadaşın alıp götürecek. En kötü ne olur? Arkadaşın sana vurur, sen topa vurursun, top yine uçar gider bir yerlere. Ama en azından öyle riskli bir pozisyon yaşanmaz. Hani gerçekten ilginç bir pozisyonda o. Yani yaşanmaması gerekirdi. Anlatırken hatta hani gol olursa çok büyük dizlerini döver diye düşünüyordum. Evet. Yani bütün gece hatta belki kafasından çıkmazdı, arkadaşlarının da belki alay konusu olabilirdi. Şayet bu bir tabii iletişim sorunu değilse, senin de anlattığın gibi hani takım içerisinde hani tamam bana bırak dediği ve öyle bırakmadıysa eğer o topu o arkadaşımız, gerçekten başı büyük beladaydı açıkçası. Evet. Yani fatura ona kesilmedi ama sonrasında tabii yine dönen ve dolaşan top yine ağlarında buluştu. Yani o yüzden çok fazla ona yani o pozisyona böyle çok düşünüp de hani tamamen o oyuncuya yoramayız bu mağlubiyeti, ancak yani maç içerisinde buna benzer ufak tefek bu pürüzler bence zaten Euronics'in elenmesine sebep olan şeyler oldu. Daha önce söylemiştim, sadece orada hani oyuncuyu beklerken zamanımız var diye şeye değinmek istiyorum. Sen demiştin 3-1 geride, 3-1 yeniyorlarken savunmaya yönelik oynasalardı keşke gibi bir yorumda bulunmuştun. Ona ben tam olarak katılmıyorum. Tabii ki hani şöyle açıklayayım daha doğrusu. Kalede kalmayacaksın. Dediğin mantık doğru aslında. Ama bunun çözümü kendi yarı sahanda ve 3 kaleci varken yapmak değil. Hücuma devam edersin ama fark nedir? Sen pası attın. Normalde nedir? Pasa ikinci adam her zaman çıkar neredeyse. Çünkü arkada savunan biri zaten var. İkinci adam topa çıkmaz. Adamların savunmasına izin verilir. Topu geri atarken üçüncü adam girer. Arkada iki insan birden kalır. Yani o tip bir oyuna gidebilirlerdi. Ama tamamen savunmaya yönelik oynamanın dezavantajı da savunmaya çalışıyorsun. Hani atıyorum, o baskı zaten bir şekilde gol oluyor. Evet. Yani o baskıdan kurtulması çok zor. Yani o yüzden hani ilerideyiz diye hadi kalede yani gol yemeyelim gibisinden bir mantık genellikle aslında kalene şut getiriyor. Ben ders verirken de şey diyorum, hani sen mesela bir karar vermişsin, geride oynuyorsun. Buna hani defansif bir yaklaşım diyorum ama güvenli bir yaklaşım değil. Çünkü adamlara şut çekme şansı veriyorsun. Üçüncü adamken diye konuşuyorum, topa basmadığın için. Ama üçüncü adamken yerinde olsan ve top sana gelirken adamların kontrol etmesine izin vermeyip topu bir anda karşı tarafa geri yollasan, adamların şut çekmesine bile müsaade etmeyeceğin için hem defansif değil aslında ama güvenli bir yaklaşım oluyor. Yani burada daha, da ona benzer. Daha yani benim de bahsettiğim şey aslında yani daha defansif oyundan kastım tamamen hani park the bus tabiri değil, hani böyle FIFA'daki o park the bus tabiri değil, tamamen geri çekil mantığı değil. Senin de aslında belirttiğin gibi biraz daha az risk alarak, özellikle önde mesela ikili değil, mesela tekli hücumlarla kaleyi yoklayarak biraz daha önde süreyi eritmeye yönelik bir oyun anlayışı olabilirdi. Çünkü aslında bu seviyeye baktığımızda 3-1 çok büyük bir avantaj. Yani iki farklı üstünlük özellikle maç sonuna getirildiği takdirde kazanılması olası bir mücadeleye dönüşüyor. Ve bunu aslında başarabilirdi Euronics. Ve maalesef yani onlar için üzücü bir şekilde turnuvaya veda etmiş oldular. Yani ilk maça baktığımız zaman mesela çok fazla şey konuşabiliriz aslında ilk karşılaşmada. Çünkü Fast Bay Wildcats tamamen eli kolu bağlanmıştı diyebiliriz aslında. O tam olarak defansif bir hani oyun stili diyebilirim. Çünkü gerçekten tek kale oynandı neredeyse maç. Yani ama burada da bu bir seçim değildi aslında. Zorunluluktu. Çünkü istediler muhtemelen ama çıkamadılar. İzin vermedi. Vampi. Takımın adını söylemek arkadaşlar bir turnuva sürüyor. Hani o yüzden zaten aslında o takımı da beğenmiştim. Ama tabii ki sırf onların iyiliği değildi o maçtaki sıkıntı. Genel olaraktan Fast Pay takımında da bireysel eksiklikler mevcuttu açıkçası. Evet, maç 30 saniye sonra başlayacak bilgisi de geldi bizlere. Ufak bir iş vardı, ufak bir işleri vardı, teknik bir problemimiz vardı ve bu aşıldı az önce. 30 saniye sonra arkadaşlar Sendrak'la Mastu Fluk arasında oynanacak mücadeleye geçeceğiz. Yeni bir seri, yeni oyuncular ve yeni taktikler izleyeceğiz aslında sahada. Bakalım bu rakipler birbirlerine karşı bir üstünlük sağlayabilecekler mi? Nasıl bir oyun sergileyecekler? Bu merak konusu. Ben açıkçası şunu istemiyorum Benji. Bilmiyorum sen benimle aynı fikirde misin ama mesela ilk seri gibi 3-0 hemen biten bir seri istemiyorum açıkçası. Yani biraz çekişmeli,
belki son maça kaldığımız, bir o tarafa giden bir bu tarafa giden mücadeleleri biraz daha fazla seviyorum açıkçası. Yani belli olan böyle mesela maçın artık gidişatı, serinin gidişatı belli olan mücadeleler beni çok fazla tatmin etmiyor açıkçası. Hani burada böyle biraz daha dişe diş kana kan bir karşılaşma istiyorum. Umarım bir sonraki serimiz bu şekilde olur. Sendrak ve Mastüflük takımlarına şimdiden başarılar dileyelim. 30 saniye dendi ama herhalde yine bir iş çıkarıldı yani başımıza. Ben işi bilmiyorum. Hala şu anda maça doğru geçemiyoruz. O teknik aksaklık her neyse bir türlü bitmiyor. O dişe diş maçı ben de istiyorum tabii ki ama şimdi ilk maçtan da keyif almadım diyemem. Hani tamam yeneceklerini ben düşünüyordum ilk maçın sonucundan sonra ama yine de hani bazı fikirler veriyor ve hani gerçekten çok güzel uyguladıkları için en azından benim görüşüm olarak da rotasyonu. Ben yine de keyif almıştım açıkçası ilk maçta da. Yani ben açıkçası zaten keyif almamak elde değil yani. Çünkü fark çok fazla olsa bile çok güzel goller izletiyor oyuncular. Ve artık sonunda seriye geçebiliyoruz. Sendrak Gaming Mastüflük karşılaşmasını izleyeceğiz. Bakalım buradan galip ayrılan kim olacak? Ahmet, X ve Okalit üçlüsünü izliyoruz. Bakalım Sendrak Gaming neler yapacak Zamberg, Krierim ve Matsi Gray karşısında. Mats Gray. Tam olarak böyle söylemek daha doğru herhalde. Şimdi Okalit'te top. Krim karşıladı. Mats Gray dokunamıyor o topa. Ahmet backboard'a doğru gönderdi. Zamberg önünde kaldı top. Ahmet karşıladı. Şimdi Krim. Orada bir Dimo geldi. Zamberg'den yalnız hala hücum yönü Mastiflük cephesindeydi. Şimdi orada önünü aldı. Yani X diyeceğim bu oyuncu çünkü ismi tam olarak yazılmamış. O yüzden X diye telaffuz edebiliriz ve Krim'in golüyle birlikte Mastiflük 1-0'lık üstünlüğü elde etmiş oldu. Sezon 10 smaç uzmanı title'ıyla bu arada göz dolduruyor. Biraz oynanmış. Basketbol modu oynanmış. Hoops oynanır ama ya. Hani en güzel ekstra mod diyebilirim. Ben şeyi de seviyorum ya. Şu gümbürtü deniyor Türkçe'de. Rumble. Evet, Rumble'ı da çok seviyorum. Bu arada Zamberg'in golü geldi. 2-0'a geliyor skor. Hızlı bir başlangıç. Mastiflük takımından güzel bir pas geldi ve hızlıca değerlendiriyor Zamberg bunu. Durum 2-0. 3.46 kalan süre. O ilk iki pozisyondan sonra bu iki gol çok şaşırtıcı olmadı. Çünkü kaleyi çok ilginç bir şekilde tamamen açık bırakıyor bazı pozisyonlarda Sendrak Gaming. Anlayamadım nedenini. Çünkü çok bir zorlama da yoktu maçın başlarında. Ama ilginç bir rotasyonları var açıkçası. Ya çok güveniyorlar ya da karşı takımı küçümsüyorlar. Ama kale hücuma gittiklerinde özellikle 3. adam arkası çok boş oynuyor. Okalit orta sahaya bıraktı. Zamberg karşılayan isim bir double tap denemesi geldi. Okalit şimdi savunmasında karşıladı bu topu. Yine bir power shot var Mats Gray'den. Ancak çerçeveyi bulmadı. Mats Gray bir redirection shot geldi bu sefer. Okalit backboard'unda karşılayan isim oldu. Okalit Shenzo'ya bıraktı. Bu arada onun ismini de Deniz Ozi bizlerle paylaşmış oldu. Özür diliyorum. Fortex paylaşmış. Chat'imizden bizlere destek olarak. Şimdi Cream air dribble'da taşıdı topu. Mats Gray orada Dimo'yu yiyen isim oldu Okalit'ten. Bir gol fırsatı var. Ancak Shenzo başarılı olamadı. Karşılıklı Dimo'lar var. Zamberg'in elinde kaldı top. Ortaya doğru açılan topta Ahmet başarılıydı. Ahmet'la ileri atılan topta Mats Gray var. Onu tekrar Okalit karşılayacak. Mats Gray. Shenzo'nun müdahalesi. Orta sahaya doğru açılan top Ahmet'in önünde. Ahmet double tepe doğru yürüyor. Ancak son anda Zamberg'in müdahalesi. Shenzo çıkardı pasını Okalit'e doğru. Okalit ilk rakibini geçti. Shenzo'nun dokunuşu var. Ahmet. Kontrol güzel. Shenzo'dan Okalit'e doğru. Son anda orada orta sahada araya girdi. Ahmet bu arada çok sert oynuyor. Okalit, az önceki Ahmet pozisyon ve
Az önceki pozisyonda erken gol de attı Ahmet. Yani bu üçlü çok sert oynuyorlar. Baktığımız zaman çok fazla Dimo'ya yönelik bir taktik izliyoruz. Ve Ahmet da çok şık bir vuruşta ağlara gönderdi ve 2-1'i buldu. Sandrak Gaming sanki biraz daha böyle ilk yediği gollerin şokunu atlatıyor gibi şu anda. Biraz öyle diyebiliriz ama yani çok açık bırakıyorlar az önce dediğim gibi. Orada Ahmet konusunda da sen tam bahsetti, Ahmet iyi çevirdi tarzında. Kenardayken aslında pozisyonu yine yanlıştı, yani kötü bir yerdeydi ama onu çok güzel avantaja dönüştürdüğü için çok bir şey diyemedim orada ama gol, ilk golünün sebebi aslında o tip bir pozisyondu. O yüzden çok da avantajı olan bir durum değil açıkçası. Ahmet şimdi yükseldi topa ve dokunuşunu yaptı. Mats Gray karşıdan isim. Zamberg orada rahatsız etmek istiyordu Shenzo'yu ve Shenzo beraberlik golünü buluyor. Sandrak Gaming durumu 2-2'ye getirdi. Burada Shenzo çok güzel bir flikle rakibini geçmişti. Sonrasında hemen kale ağzında dokunuşunu yaptı ve eşitliği sağladı. 1 dakika 10 saniye var. Ve ilk maç şu anda nereye gider hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Ben açıkçası Sandrak Gaming'den çok ilginç hatalarla counter bir atak kayıp yani. Mı? Evet, bir kayıp hızlı mı hücumlarla kaybedeceğini düşünüyorum Sandrak'ın. Şu an. Zemberg şimdi orada güzel müdahale geldi ve Kort'tan bir pas denemesi var. Shenzo yükselemedi istediği gibi. Okalit ama arkadaşının imdadına yetişiyor. Okalit şimdi Krimo'nu zorlayacak. Gerilerden destek geldi. Şimdi Okalit takım arkadaşına bırakmıştı ama o geri dönmeyi tercih etti. Mats Gray yükseklik kazandırıyor. Zemberg'e doğru bir pas. İleride redirection shotlarla ilk golleri bulmuşlardı. Ama şu anda o konuda biraz daha tutuk gibi gözüküyor. Mastu Flük takımı. Zemberg ilk rakibinden sıyrıldı. İkincisinden de sıyrılma çabası var. Ahmet de kaldı şimdi. Orada bir bump denemesi vardı. Mats Gray çok soğukkanlı. Okalit bir flick shot. Son anda müdahale Mats Gray'den. Mats Gray bu 50'de kazanarak takımını ayakta tutmayı başardı. Uzatmalara gidiyoruz. 2-2'lik eşitlik var. Mats Gray'in üstün bir savunması vardı son saniyelerde ve maçı uzatmaya götürmeye yetti bu savunma. Mats Gray çok güzel bir Dimo ama son anda Ahmet. Şimdi Mats Gray güzel paslaşmalar, Ahmet yine karşıladı. Orta sahada Cream. Geriye doğru gönderilen pas Mats Gray. Mats Gray backboard'tan bir pas denemesi vardı. Shenzo araya girdi. Şimdi Ahmet'e kazandırılan top. Sandrak Gaming'in hücumunu izliyoruz. Ancak Mats Gray savunmada rahat bir dokunuş. Shenzo orada challenge'ladı. Cream. Okalit'te kaldı top. Zemberg şimdi şansını o deneyecek. Ancak yine Okalit. Ahmet'ten iyi kontrol. Ahmet sıyrıldı orada rakibinden. Ama yerde Cream var. Okalit şimdi. Zemberg çevirebilecek mi diye bakıyorum. Shenzo'dan bir 50. Cream'den orta denemesi var. Zemberg geri dönmeyi tercih etti. Mats Gray arkaya doğru çevirdi. Ahmet backboard'a attı. Bir double tap gelebilir. Ahmet'in vuruşu son anda Zemberg. Şimdi uzaklaştırılıyor Mats Gray tarafından. Ancak tekrardan baskı devam ediyor. Sandrak Gaming tarafından. Ahmet. Ahmet çok güzel sıyrılmıştı. İkinci pozisyonda yaratamadı. Şimdi Shenzo. Shenzo'dan Okalit'e. Okalit'ten bir vuruş. Bu vuruşu tutan isim Cream oldu. Ancak atak devam edecek. Ahmet'in vuruşunda tekrardan başarılı bir savunma hamlesi. Ve bu hücum bir türlü savuşturulamıyor. Shenzo'nun şutu. Orada bir bump denemesi olmadı. Ahmet geriye dönmek zorunda. Şu anda o 50'yi hemen yapıyor Sandrak Gaming. Ve kontrolü yine eline geçirmiş durumda. Okalit'ten bir pas, bir vuruş ve Ahmet'in golü. İlk karşılaşmayı Sandrak Gaming'e getirdi. Okalit burada çok güzel kontrol etmişti. Ceiling'den bir pas ve Ahmet bu dokunuşuyla birlikte ilk galibiyeti Sandrak Gaming'e getirdi. Mastiflük hızlı başladığı karşılaşmada, öne geçtiği karşılaşmada sonrasında 3-2 ile mağlup oldu. Benji neler söyleyeceksin maç genelinde? Vallahi sonradan iyi toparladı açıkçası Sandrak Gaming. Herhangi bir yani baskı esnasında yani hücumda bir sıkıntı yaşamadılar. Yani bir anda savunmayı boş bırakmadılar daha doğrusu.
Ya güzel bir baskıydı ama genel olarak da Ahmad'ın mekanikleri bayağı hoşuma gitti aslında. Hani şutları yerinde, hızı yani çok da hızlı bir oyuncu açıkçası ve savunmada da gerçekten biraz belli etti. MVP ilk maçın Ahmet diyebilirim benim gözümde. Bunu bu arada istersen kazanan takımın MVP'lerini bir chat'e de soralım. Yani chat neler düşünüyor? Chat'in de bir fikrini alalım. Bir anket de açabiliriz bunun için. Sizce en iyi oyuncu sahadaki kimdi? Seriyle bunu siz de oylarınızı belirleyin. Moderatörlerimizden bir ricamız olsun bu da. Bakalım ikinci karşılaşmada neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Zemberg ortaya doğru çevrilen topta başarılı bir savunma var. Sendak Gaming'den sağ tarafa doğru açıldı şimdi. Güzel bir şut çıktı orada. Cream karşılayan isim. Ahmad'la 50'yi de kazandı Cream. Zemberg'e doğru. Şimdi Max Gray. Max Gray'den geri pas. Ancak o Khalid o geri pası cezalandırmak istiyor. Ortaya doğru da çevirdi topu. Yükseklik kazanan topta Zemberg var. Şimdi Cream'le karşı atak şansı. Cream. Bir Mastiflik'le pas atma denemesi. Ahmad karşıladı. O Khalid air dribble halinde. O Khalid backboard'a gönderdi ama. Seken topta herhangi bir arkadaşı yok. Şimdi o Khalid. Maçı kazanan Sendrak Gaming'ti. İlk mücadelede turuncu takımda Ahmad özellikle öne çıkan isimdi. Bu arada chatimizden de ona dair yorumlar var. Bu arada güzel bir orta ve o Khalid gerçekten zor bir açıda topu ağlara göndermeyi başardı. Ben şey bahsettiğim aslında o Khalid oyunu buydu işte. Yani çok ilginç açılardan ilginç şutlar çıkarabilen, çok garip bir oyuncu. Hani ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan, çok unpredictable dediğimiz yani çözümlenmesi zor oyuncu tipinde bir oyuncu. Ya dokunuşları onu da hoşuma gitti. Mesela yine geldi açıkçası. İlginç bir dokunuş. Ahmad da yani ikisi birlikte aslında gerçekten birbirini tamamlıyorlar. O kadar dokunuşları çok ilginç ama çok da bitirici değil. Yani az önce güzel bir şut çekti aslında ama genel olarak da bitiricilikten ziyade savunmayı böyle kötü bir noktada bırakmaya yönelik. Ahmad şov yapmaya devam ediyor. Burada çok güzel bir fake attı. Yerden gitmeyi tercih etti. Sonrasında flick'le geçiyor rakibini. Ve sadece boş kaleye dokunmak kaldı tekrardan ona. 2-0'lık üstünlük Ahmad'ın bireysel başarısı. Ve şu anda Sendrak Gaming 2-0'a getirdi skoru. Seride 1-0 önde Sendrak Gaming. Orada ufak bir visual bug oldu. Rejimizden ricamız. Mastiflük henüz maç kazanımı bilmiş değil. Sendrak Gaming'e karşı onu düzeltebilirsek tadından yenmez. Şöyle boşta kaldı top şimdi. Max Gray'den bir hata gelebilirdi. Ahmad orayı zorlayan isimdi. Ahmad. O Khalid. Çok güzel götürdü O Khalid. Gol fırsatı var. Ancak backboard'tan seken topta Zemberg başarılıydı. Şu an eğer seri senin istemediğin şekilde 3-0 olarak biterse en üzüleceğin nokta Matt Gray olur. Yani Evet. ilk Onun maç oyununa yazık olur gerçekten diyebiliriz aslında, değil evet. mi? Şimdi tekrardan Shenzo aldı önüne. Matt Gray'den müdahale. Ortaya seken top. Ahmad. Güzel bir vuruş. Yeterli olmadı. Ama sonrasında gelen Shenzo boş kaleye gönderdi. Ve top ağlarla buluşuyor. Ahmad burada backboard'a çok güzel göndermişti. Kendi aslında bir şut denedi. Ancak direkten dönen topu çok iyi okuyor orada Shenzo ve rahat bir gole imza attı tekrardan Sendrak Gaming takımı. Eğer böyle devam ederse rahat bir seri aslında onları bekliyor gibi. Çünkü çok fazla direnç yani Max Gray dışında gösterebilen oyuncu yok gibi karşı tarafta. Evet, yani rotasyon zaten ilk daha turnuva başlamadan önce de konuştuğumuz gibi yani belli bir seviyeye kadar rotasyon önemli ama sonrasında genellikle mekanikle ön plana çıkıyorsun diye. Şu an Mustafa'lık takımında Matt Gray dışında çok fazla yaratıcı bir şekilde dokunuş yapan oyuncu olmadığı için şansları dediğin gibi bence de biraz azaldı. O Khalid ilk şimdi baş. yükseklik. Pardon, bir yorumun daha vardı galiba.
Bir de başta dediğim gibi yani Sandrak 2 gol yedi ilk maçta. Kötü pozisyondan dolayı hücumda. Sonra tamamen kestiler onu. O da mesela gerçekten iyi bir düzeltmeydi kendi kendilerine ya da bir yanlış anlaşılma sonucu. Turnuva heyecanlı diyelim yine. İlk dakikalarda öyle bir sıkıntı vardı ama gerçekten iyi çözdüler. Sonrasında da zaten herhangi bir sıkıntı yaşamadılar maçta derken. Çok güzel bir hücum. Mastuflük'ten Mats Gray bitiren isim oldu. Ahmat burada yükseltmişti ve bu bir hataya dönüştü. Krim'in pasında ileride Mats Gray bu topu bekliyordu zaten. Son dokunuşu yapan isim o oldu ve durum 3-1. Bir dakika kala bir umut ışığı seride ilk galibiyetleri için Mastuflük takımının ama o ışıkları hemen kapatan bir isim var. O da Ahmat oldu. Sanki böyle yanan bir mumu üfledi. Küçük bir mum yanmıştı ama Ahmat onu üfleyen isim oldu Benşi. Ben de tam şey diyordum. Serin bir rüzgar gibi esti yanan. Hızlı bir gol geldi. Bir kickoff golü. Geri kalan sürede oyun kontrolünü eğer bu şekilde elinde tutarsa çok güzel paslaşmalar izliyoruz bu arada. Sandrak Gaming takımından şimdi Pinch ile beraber yükseltti topu. Sandberg, Ahmat önünü aldı. Orada reseti var. Ona dikkat etmesi gerekiyordu Krim'in ve o da o dikkati sağladı. Mats Gray, Shenzo'ya takıldı. Shenzo verdi pasını. Okalit dokunuşu yetersiz. Orada bir triple commit izledik. Bu başlarına bela olabilir. Shenzo kaldırdı topu. Okalit gitti. Orada bir redirection denedi. Zor açıydı ve başarılı da olamadı. Şimdi Krim. Shenzo'nun dokunuşu var. Okalit. Zemberg'le savuşturuldu bu hücum. Shenzo orta sahada müdahale edecek. Shenzo air dribble'a devam etti. Ortaya doğru seken top gol fırsatı olabilir. Okalit son anda yine savunmayı rahatlatıyor. Ve karşılaşma Sandrak Gaming'in 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanıyor. Yine güzel bir oyun stili Sandrak Gaming'den. Çok net. Yani hiç böyle fırsata nefes aldırmaya fırsat tanımadı diyebiliriz aslında. Yani bir gol buldular hemen ardından bir kickoff golü ve çok rahat kazanılan bir kickoff golü. Bu da tabii iyiden iyiye moralleri bozmuşa benziyor. Sence bir şansları var mı? Yani Mats Gray dışında çok fazla o ateşi veren oyuncu yok gibi bizlere. Ya, Mats Gray'e kıyas takım arkadaşı biraz yavaş kılıyor. Şu an aslında ilk maçı tekrardan izliyor gibiyiz. Ama bu sefer karşı takım rotasyon yerine biraz daha mekanik üzerine ve ikili paslaşma üzerine. Yine iki oyuncu Mats Gray dışında çok yavaş kalıyor ve biraz hata üstüne mesela gerçekten kolay bir gol olacaktı Mats Gray için ama takım arkadaşı engelledi açıkçası bu pozisyonda da. Yani gereksiz biraz double commitler var. O yüzden maçın sonucunun aslında biraz belli olduğunu düşünüyorum şu anda. Ara ara yaptıkları aslında yani gol de buldular bundan. Ara ara yaptıkları hızlı paslar ve kontra çıkışlar çok efektif olabiliyor. Ama bunu bütün maça yayamıyorlar gibi gözlemliyorum ben. Yani çok saman alevi gibi parlayıp biten hücumlar. Yani sadece hızlı hücumlarla böyle bir gol arayışı var. O da yeterli olmayacak gibi. Ahmat ilk golü bulan isim oluyor. Üçüncü karşılaşmada seride Okalid'in pasında işte burada backcourt'tan. Çok rahat bir pas aldı ve bunu da ağlara gönderdi yıldız oyuncu. O hızlı hücumlardan gelen gollerin sebebi de bu arada bana göre Mustafa'nın üst düzey oyunundan ziyade dediğim gibi başta da Sandrak'ın hücumda yaptığı savunma hatası. Yani üçüncü adam bazen çok fazla basıyordu. Arkası çok boş kalınca da yine kolay bir gol yiyorlardı. Onu sonradan kestikleri için zaten biraz azaldı. Ben yine bunu konuşurken gerçi tekrar başlamışlardı, bir gol yemişlerdi ama genel olarak da o hatayı düzelttiklerinden beri hızlı hücum yemeği de kestiler diyebiliriz. Mats Gray'den bir Dimo geldi. 3'e 2 hücumda yalnız biraz ağır kaldı Mastiflik hücumu. Şimdi Krim geriye doğru kontrolü sağlamak isteyecek. Zemberg'den uzaklaştı top. Ancak Mats Gray rakip yarı alana göndermeyi başardı. Ahmat, Mats Gray'den challenge. Güzel bir orta oldu bu. Ama müdahale gecikmedi. Ahmat tekrardan. Ahmat, Mats Gray'den backboard'a doğru yöneltilen bir pas. Zemberg orada zorlamak isteyecekti. Şimdi geri dönmesi lazım. Zemberg o müdahaleyi yaptı ama tehlikeli bir noktaya gönderdi topu. Ahmat
50 kazanılıyor. Gol fırsatı var. Orada Şenzo'yu bekledi gözler. Ama Şenzo biraz geç kalıyor bu pozisyonda. Şimdi Zemberg. Mats Gray ile bir anlaşmazlık. Ahmad'ın önünde kaldı top. Cream. Yine Mats Gray ile bir double commit. Şenzo içeriye gelen orta. Zemberg son anda müdahale. Bu karşılaşmayı kazanırsa Sandrak Gaming. Onlar da bir üst turu hak edecek. Ceiling'den bir pas geldi. Ahmad dokunmak istiyor. O Kalit hemen direkt dibinde. Bana bırak dedi ve skoru buldu. Burada işte Ahmad Ceiling'den aldı resetini. Sonrasında backboard'tan bir pas. O Kalit o kadar şahane bir dokunuş ki. Cream buna ne yapsın? Şenzo biraz takımda hani arkada kalan bir isim gibi. Böyle çok fazla görmüyoruz. Ama onun dışında Ahmet'le Okalid'in, dediğin gibi Okalid gerçekten hakkını veriyor. Ahmet'le birlikte de çok iyi oynuyorlar. Hani sanki şey diyebiliriz. İlk turnuvalarda, ilk haftalarda daha doğrusu, önceki turnuvaların ilk haftalarında Impact'le Lorelli'nin ikili paslaşmaları, ikili pozisyonları gibi bir oyun stilleri var aslında. Yani ona benzettim açıkçası. Hatta evet, aynı pozisyonlardan biri. Uzun yıllardır da beraber oynadığı bilgisi var elimizde zaten. Okalit ve Ahmad'ın özellikle beraber oynadıklarına dair bilgiler var elimizde. İkisi de bunu zaten çok ilk maçtan, ilk seriden gösterdiler birbirlerine ne kadar alışık olduklarını. Şenzo dediğin gibi sanki biraz böyle hafiften takımın ninjası gibi, çok fazla belli olmayan, arada işleri gören bir isim gibi. Ama Ahmad ve Okalit için bunu söylemek mümkün değil. Yine şovlarını yapmaya devam ediyorlar. Ahmad adeta bir resital sundu bizlere. Çok şık bir gol daha. Ve 3-0 Sandrak Gaming'in üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada. Seriyi de artık bence yavaştan kapattık diyebiliriz. Mastiflik şu anda bavulları topluyor gibi. Bana da öyle geliyor. Hatta ikinci maç, yani üçüncü maç direkt benim gözümde aslında kazanmış gibiydi Sandrak Gaming. Çünkü başta da zaten Mustafa biraz salmış gibi hareketler peşindeydi. Bir gol geldi bu arada yine Mats Gray'den. Onun çabasını ama ufak bir parantez açmak lazım. Mastiflik her ne kadar sahada çok fazla bir varlık gösteremese de Mats Gray elinden gelen her şeyi yapıyor şu anda. Takımını bir nebze olsun mücadelede tutmak adına. Ancak tabii yeterli olmayacak. Tek kişilik bir çaba bu tarz oyunlarda maalesef sizi bir yere getirmiyor. Bu arada güzel bir pas geldi. Zemberg. Henüz maç bitmedi dedi. Bize de şöyle bir göz kırptı aslında. Hani biz de buradayız gibilerinden. Cream'in adını çok duymuyorduk. Ancak ondan iyi bir asist geldi bu sefer. Ve 3-2'lik üstünlük devam ediyor. Acaba Sandrak biraz daha böyle yayında kalalım. Daha güzel ismimiz okunsun. Şovlarımızı yapalım. Mantığıyla mı oynuyor sanki? Çünkü biraz saldı gibi onlarda. Yani çok biraz böyle şova döktüler zaten, evet. Hani son golleri. Ama yine de yani kaybetmek isteyeceklerini sanmıyorum. Hani maçın uzamasını pek istediklerini sanmıyorum. Hatta bu ikinci golle birlikte bize göz kırpmadılar da ejder uyandırdılar diyebilirim bir tek. Şimdi karşı atak Mats Gray ile Mastiflik için gol şansı vardı. Ahmad karşıladı. Cream şu anda dilediği gibi bir ortaya imza atamadı. Okalit geçti iki rakibini birden. Okalide bir bump Cream'den. Ahmad çok hızlı yükseldi oraya. Ahmad'dan orta. Okalit'le güzel bir paslaşma ve geri geri vuruşunda Şenzo. O da şova dahil oldu. Çok fazla onun ismini de anmıyorduk. Daha çok Okalit ve Ahmad ön plandaydı. Ancak Şenzo da şovumu yaparım dedi. Çok zor bir gol aslında. Her ne kadar kolay gözükse de aracınızla geri geri bir şut çekmek oldukça zor bir hareket. Özellikle bu tempoda. Ama yapıyorlar bu sporu diyebiliriz. Sonra da bu şutu ıskalıyor. Bir de şeyin verdiği rahatlık da var tabii. Şu an bak Okalit şu an hani yani tabiri caizse dalga geçiyor diyebiliriz, evet. O noktada. Yani çok böyle nasıl diyeyim, rakibi küçük düşüren hareketler. Yani evet. Rakibi küçük düşüren hareketler uyguluyor şu anda. Hani bu bizler için tabii bir seyir zevki, ancak şu anda Mastiflik oyuncuları yerinde olmak hiçbirimiz istemezdik. Gerçekten zorlu bir rakibe karşı zorlu bir sınav verdiler. Ancak şunu da söylemek lazım. İki gol atmak böyle tecrübeli isimlere karşı bence yine de bir başarıdır. Yani gösterdikleri performans böyle az buz bir performans değildi Mastiflik'in de.
hani burada şu noktaya evrilmemesi gerekiyor bence sohbetimizin, muhabbetimizin. Hani çünkü izleyen arkadaşlarımız bazen şunu düşünebiliyor. Abi biz şey yaparız, ne derler, biz çıksaydık biz kazanırdık diyebiliyor kafalarında ama arkadaşlar gerçekten o iş öyle olmuyor. Hani bu oyuncular çok üst düzey, işi artık bir noktadan sonra bitirmiş oyuncular diyebiliriz. Yani en üst seviyede oyunlar izliyoruz şu anda. Sandrak Gaming 3-0'la çok rahat geçti. Euronix Gaming olarak yine ufak bir visual hata var. Ancak kazandıkları takım Mastü Flük takımıydı arkadaşlar. Rejimiz onu da düzeltecektir zaten. Sandrak Gaming başarılı bir kadroya sahip zaten. Yani baktığımızda kağıt üstünde de ilk başta gördüğümüzde favori olarak gösterilebilirdi. Özellikle Okalit konusunda uyarmıştım. Ancak Ahmat konusunda uyarmayı unuttuğum için özür diliyorum izleyicilerimizden. Ahmat da Okalit'ten aşağı kalır yanı yok. Hatta biraz daha fazlasını da göstermiş oldu mücadelede. Tebrik etmek gerekiyor. Shenzo, senin de bahsettiğin gibi ara ara parlayan bir oyuncuydu. Ancak onun da katkısı yadsınamaz. Çok fazla pozisyonda onun ismini de gördük. Defansif anlamda özellikle bence çok toparlayıcı bir roldeydi. O Kalit ve Ahmet'a ileride oynamaları adına çok rahat alan açıyordu defanstaki oyunuyla. Benji, sen neler söylersin? Senin analizine biraz da bakalım. Yani senin görüşünde oyun nasıl ilerledi? Sence hangi hatalar daha çok pahalıya mal oldu? Ya açıkçası ilk maçta özellikle hücumdayken biraz hatalı bulmuştum savunmaları, yani üçüncü adam pozisyonlarını. Ya bunun sebebinin yani hata veya tecrübe eksikliği olarak düşünmüştüm. Ama bu düşüncem zamanla değişti tabii. Yani mekaniklerini gördükçe, oyun stillerini gördükçe sanırım oyunun başından beri çok fazla umursamadılar diyebilirim. Yani kazanacaklarını düşündükleri için belki üçüncü adam bu kadar önde basıyordu. Zaten baktılar ki iki gol yediler. O hata diye bir şey zaten kalmadı. Hatırlıyorsan zaten ilk maçta da demiştim. Kaybedeceklerini düşünüyordum o maçı. Bu ileri basma hatalarından dolayı. Yani üçüncü adamın savunmadaki hatalarından dolayı diyeyim. Ama bir anda onu yok ettiler ve bir daha da görmedik o hatayı. Yani sonrasında bir kere gördük ama iş işten geçmişti. Ya güzel oynadılar. Rotasyon konusunda zaten hani bir eksiklikleri yoktu. Çok süper paslaşmalar da görmedik. Yani ikili oyun gördük ama iç içe şeylerdi. Hani tam pas değil de al topu buraya bırakıyorum, sana yollamıyorum, sen gel at tarzında. Tabii ki efektif pozisyonlar bunlar ama daha iyi, daha hızlı oyunlara karşı sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum bu tip oyunlarında. Mesela yine ilk maçtan örnek vereceğim. 1P, 1B, 1P takımına karşı. bu tip bir paslaşmada gol bulabileceğini düşünmüyorum. Bu tip derken de mesela Ahmet'e pas atıyordu tavandan sektirerekten biraz aerial'dan sonra. O tip pozisyonlarda mesela savunmanın çok hızlı bir şekilde gelmesi lazım ki gol yemesinler. Yani muhtemelen zaten haftaya da göreceğiz. Sorun yaşayabilecekleri takımları orada daha iyi tekrardan yorumlarız diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımız zaman peki bunu chatimize de sormak istiyorum. Yani genel anlamda bu serinin sizce MVP'si kimdi? A şıkkı Ahmet, B şıkkı Okalit ve C şıkkı Shenzo. Sizler de chatten bize yazarak yorumlarınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Bunları okumaktan keyif alıyoruz. Bana kalırsa yani şu serilerde kim öne çıktı dersek en çok bence Ahmet'ti. Yani bireysel olarak yaptığı hatalar sonrası recovery'leri yani geri dönüşleri de oldukça efektifti bence. Sen zaten ilk karşılaşmada buna dair bir yorum yapmıştın Ahmet'in bu hareketlerine dair. Yani hatanın gerisine hemen o hatayı telafi edici, evet, o hatayı avantaja çeviren hareketleri yapabiliyorlar. Ve Ahmet bunu yapan en iyi isim oldu bence takımda. O yüzden Sandrak Gaming'i biraz daha galibiyete taşıyan kişinin Ahmet olduğunu düşünüyorum ben. Hani Okalid'i biraz daha böyle isim olarak da daha yakından tanıyordum. O yüzden maç öncesinde ona biraz daha fazla yorum yapmıştım onunla alakalı. Ancak Ahmet bizi biraz şaşırttı, daha doğrusu yanılttı diyebiliriz Okalid konusunda. Ama Okalid'e baktığın zaman sence de çok ilginç bir oyuncu değil mi? Yani çok farklı bir oyun stili olduğunu düşünüyorum ben. Bir anda hem pas oyununa da evrilebiliyor hem bireysel oyununda da çok efektif olabiliyor. Bitirici vuruşları ilginç. Yani yaptığı vuruşlarda çok böyle farklı bir tat var bence. Hani son dokunuşlarda özellikle.
Hani o yüzden çok oyun stilini sevdiğim bir oyuncu Okalit. Sen neler söylersin oyuncu performansları için? Ben de dediğin gibi Ahmad'ı MVP olarak düşünüyordum. Okalit konusunda da ben de oyun stilini sevdim. Açıkçası benim oyun stilime yakın, yani ben de öyle oynuyorum, sadece daha kötüsü diyebilirim. Çünkü dediğin gibi ilginç pasları var ve ilginç pasları ben de seviyorum çünkü ilginç olunca beklenmedik oluyor. Beklenmedik olunca da tutulması zor oluyor. Zaten o şekilde de gol buldular. Ama dediğim gibi hani beklenmediğin yanına biraz daha hız eklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani genellikle gördüğümüz şey beklenmedik bir şekilde dokunuyor. Top sağa, sola ya da yukarı gidiyor ama süzülüyor. Bunun daha hızlı olması lazım ki turnuvanın devamında da savunma buna karşılık veremeden Ahmad gelsin veya işte diğer oyuncu gelsin, adını unuttum, telaffuz etmeye kare isminle. Hayır. Şenzo. Ya Şenzo bitirsin ya da Ahmet bitirsin ama sadece biraz daha hız gerekeceğini düşünüyorum turnuvanın devamında. Yani genel olarak Sandrak Gaming'i değerlendirdiğimizde genel olarak onların biraz daha oyun akışkanlığı konusunda eksik olduğunu, hız konusunda eksik olduğunu düşünüyorsun. Bir noktada katılıyorum, yani daha hızlı olabileceklerini ben de düşünüyorum. Ancak yetenek yeterliliği açısından, yani mekanik yeterliliği açısından bence oldukça yeterli, oldukça iyi bir takım. Pozisyonlama açısından da laçka olmadıkları takdirde, yani oyunu ciddiye aldıkları takdirde ben üst düzey işler yapabileceklerini düşünüyorum. Ufak bir araya gidelim istersen, sonrasında kaldığımız yerden farklı bir seriyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Tekrardan hoş geldiniz sevgili izleyenler. SAE Sports ve Rocket Core işbirliğinde aylık Rocket League turnuvasında tekrardan birlikteyiz. 3 seriyi geride bıraktık ve de 3 güzel oyun izledik. 3 güzel seri izledik ve bu serilerden galip gelen takımlar belli oldu. 4. serimize geçmeden önce Benji'ye tekrardan tabii bazı sorularım olacak. Daha tabii çünkü diğer şeylerin, takımların hazırlıkları devam ediyor. Benji, şöyle bir baktığımız zaman bütün oyuncuların teknik özelliklerini ve aslında oyuna nasıl adapte olduklarını maç bazında da konuşmuştuk. Yani maçlar sonrasında da konuşmuştuk. Ancak şöyle biraz daha şey istiyorum senden. Golleri değerlendirmeni istiyorum. Hani golleri düşünmeni istiyorum. Sence en akılda kalan gol hangisiydi? Yani haftanın golünü seçiyor olsaydık şu anda sen hangi golü tercih ederdin? Hangi gol aklında şöyle biraz daha kaldı geçtiğimiz dakikalarda? Magma mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Seb adamın arkadaşı Magma'ydı değil mi? Hı hı. O Magma'nın orta sahadan bir anda gelip redirect gibi topu alıp backboard'dan attığı double tap aklımda kaldı. Çünkü hani kendisini havada yavaşlatarak attığı bir double tap değildi o. Hani full hızda ileri doğru giderken topu atıyor. Topun atışını o havadayken şey yapıyor. Çok kısıtlı bir vakti varken de arabasını düzeltip şut çekiyor orada. Çok maçın seyrini değiştiren bir gol değildi orada. Çünkü o serinin o maçı aslında zaten yeni olduk benim maçta. Gerçi sonradan yakaladılar ama o gol biraz benim aklımda kaldı. Çünkü ya bana açıkçası çok zor gelen bir şey. Çünkü çok kısıtlı vaktim var ve topu o kadar iyi bir yere atman lazım ki ya kısıtlı vaktin de yok aslında. Vaktin yok. Topu tam nokta atışı yapman lazım ki top sana dönsün. Yani o ayarı yapmak havada o kadar hızlıyken bana zor evet. geldiği için açıkçası. Çok ince bir dokunuştu gerçekten. Hani maçı anlatımı sırasında da buna değinmiştik. Yani o kadar zor bir nokta ki orası. Tam ceiling'de tavan bölümüyle backboard'un kesiştiği nokta. Ve o noktaya göndermeniz yani o saliseler içerisinde bu hesabı yapmanız ve seken topu yine güzel bir şekilde okuyarak, hızını tam okuyarak aynı şekilde boostunuzla birlikte o topa gitmeniz gerçekten usta işi bir goldü aslında. Hani düşündüğümüz zaman ben de haftanın golleri arasında kesinlikle buna yer veririm. Şöyle biraz daha düşündüğüm zaman Okalid'in atmış olduğu bir tane redirection vardı. Çok zor bir açıdan, yüksek bir açıdan yere doğru bir vuruşu vardı. O vuruşu beğenmiştim. Ancak yine geçtiğimiz maçtan bir dokunuş aklımda. Şöyle hangi oyuncuydu tam olarak hatırlayamıyorum ismini. İzleyicilerimiz beni bağışlasın. Ama iki oyuncu arasından hatta bir yılan yorumu yapmıştım. Yılan gibi aralarından sıyrıldı demiştim. İki oyuncu arasından bir fake'le çok güzel geçmişti topla birlikte. Ve sonrasında kendi bitirmişti. Bir önceki seride Euronix takımından bir oyuncuydu. İsmini hatırladım. Maalesef unuttum şu anda. T neydi? T ile başlıyordu. Yok, T-Jester değil. Yok. O T-Jester şeyde. No, yok. bir de benim aklımda kalan hani Reziers. Aslında... Hay yaşa. Çok güzel. Chat'imiz bizden daha hızlı. Reziers'ın golüydü. Reziers gerçekten o golü bence haftanın golleri arasına yani eğer bir ilk 5 yapacaksak kesinlikle o da girmeli bence. Daha bu maçı da görelim ona göre. Ama muhtemelen olabilir. Bir de nedense aslında zorluğu yok ama çok nasıl desem çok basit yani simple diyebiliriz aslında bir gol olduğu için. Kickoff sonrası Magma'nın yine topu aldığı golü hatırlıyor musun? Topu aldı, boost'u yok gibi davrandı. Topun arkasında kaldı. Tam adam gelirken topun soluna geçti. Sonra bir flick'le topu hızlandırdı. Aslında çok kolay yakalanabilecek bir şeydi ama ufak bir mind game diyebiliriz orada hani boost'suz gibi davranaraktan. Böyle tam kalenin köşesine bıraktı. Hatta direkten içeri giren bir gol vardı. O nedense biraz aklımda kaldı. Her ne şu kadar var, girmese bak, bile. Düşündükçe yine geliyor aklıma. Ahmad'ın iki oyuncuyu geçtiği bir pozisyon vardı. Orta sahada bir fake'le ilk başta 50'yi kazanıp devam etmişti. Sonrasında bir flick'le ikinci rakibinden sıyrılmıştı. Mesela Ahmad'ın da o tarz bir bireysel golü vardı. Yani her ne kadar sen bireysel golleri çok fazla sevmesen de yani daha doğrusu takım gollerini biraz daha ön planda. Yani onlarla hoşlaşsan da, ön planda tutsan da benim aklıma gelen özellikle böyle yani bu gece uyuyacağımda hatırlayacağım goller bence bunlar olacaktır. Senin var mı peki başka böyle hani güzel bir hareket de olabilir bu arada. Yani sadece bir gol gibi düşünme istersen. Hani haftanın hareketi olabilecek böyle bir hareket var mı aklında başka? Ya tam hareket olaraktan şey yapamıyorum. Hani direkt top 5'e koyabileceğim tarzında bir şey gelmiyor aklıma. Ama
yine belki taze diye aklıma yine şey geliyor. Ahmet'in yanlış pozisyonda olaraktan ilk maçta yanlış pozisyondayken bir anda o avantaja çevirdiği dokunuş aklıma geliyor nedense. Onun dışında ilk seride mesela güzel bir takım oyunu vardı ama takım oyunuyla çok biten bir şut yoktu. Takım oyunu deyince de yine en azından hani top iki kere paslaştıktan sonra takımın oyuna giriyor. Onun dışında da güzel paslaşmalar falan oluyor ama en sevdiğim diyelim, tercih ettiğim diyelim. Ama yine bireysel goller de açıkçası hoşuma gidiyor yani. Bu arada şöyle de bir bilgi var. Takımları ve oyuncuları görebiliyormuşuz. Onu bir görebilirsek harika olur. Sandrak şu anda This is the team name takımıyla oynayacakmış. Gelen bilgi de bu şekilde. Ve aslında bugünün finali olarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Bu haftanın bugünün finali olacak. Sandrak Gaming, Shenzo, Okarit ve Ahmet üçlüsüyle zaten oynadığını görmüştük. Ama bugün yayınlayamadığımız ancak çok ama çok önemli bir takım daha var. Ve şu anda finalde gördüğünüz takım da o. This is the team name. Yani takım adı olarak kötü bir takım adı koysalar da. Yani alın takımımızın adı bu demişler ama. Dorito, Tadpole ve Christian'dan oluşan çok önemli bir takım. Tadpole dediğimiz oyuncu arkadaşlar RLCS'te top 3'e, top 2'ye, top 5'e giren çok ama çok değerli bir oyuncu Tadpole. Daha önce Kalix ile birlikte takım arkadaşıydı. Ben oradan kendisini izleme fırsatı bulmuştum. Tadpole gerçekten bu maçta çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir takım oyuncusu olacak. Senin bahsettiğin Sandrak Gaming'in bir zaafı vardı. O da hafiften hızlı. Yani bu seri ataklar anlamında sıkıntılar çekebildiğinden bahsetmiştin Sandrak Gaming'in maç sırasında. This is the team name'deki Tadpole, Christian ve Dorito üçlüsü tam da işte bu zaafı değerlendirecek oyunculardan oluşuyor şu anda. Bu anlamda aslında birbirlerinin zaafına hakim iki takımı izleyeceğiz. Tadpole'a karşı bakalım yani nasıl bir savunma düzeni olacak ben açıkçası çok merak ediyorum. Sandrak Gaming bu anlamda biraz daha geri planda kalabilir ama finale kadar da geldiğini unutmamak lazım. Şu zamana kadar çok önemli takımları eleyerek buraya kadar geldiler bu hafta ve This is the team name karşısında da aynı dişi tekrar göstereceklerini düşünüyorum ben. Yani bu seri, final serisi aslında belki de şu ana kadar izlediğimiz en güzel maç serisi olabilir. Yani daha önceki karşılaşmalardan çok daha üstün bir oyun izleyebiliriz. Özellikle ciddiyet anlamında her iki takımın da çok üst seviyede bir ciddiyet ve konsantre içerisinde olacağını düşünüyorum ben. Ve tekrardan yani şimdiden sadece Tadpole diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Burada biraz Shenzo'ya yük binecek aslında. Hani yine Okalid ile Ahmet biraz hani ikili hücumlarda bulunacağını düşünüyorum ama çoğunu atamayacaklardır böyle bir takıma karşı. Orada da üçüncü adam olaraktan Shenzo nasıl bir savunma yapacak onu görmemiz gerekiyor. Eğer becerirse güzel bir seri izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama ağır gelirse de açıkçası This is a team name'in ağır bir üstünlük kazanacağını da düşünüyorum. Peki Shenzo'ya yardım yani biraz daha rotasyonlu bir oyun görebilir miyiz sence? Yani Ahmet ve Okarit biraz daha yaratıcı oyuncu diye tabir edebileceğimiz ön tarafta çok fazla mekaniğini kullanan oyuncular ve arkayı aslında biraz Shenzo'ya emanet edip o rahatlıkla oynayan oyuncular. Ancak bu karşılaşmada sadece tek kişinin yapacağı bir rotasyon çok pahalıya mal olabilir. Yani arkada bırakılan tek kişi çok kötü sonuçlarla bitebilir onun için hücumlar. O yüzden sence daha fazla savunma ağırlıklı oynayacaklar mı ikisi? Açıkçası çok fazla taktik değişeceğini sanmıyorum hani o şekilde. Aynı taktiği deneyeceklerdir ama yine dediğin gibi mesela hani arkadaki tek oyuncuyu bırakma ne kadar güvenli? Normalde güvenli bir şey değil ama normalde yaşanan bir şey de değil. Çünkü atıyorum sen pası attıktan sonra zaten duvara değmişsindir. Yani iniyor olman lazım. Sen geri dönerken de ikinci adam zaten dokunuşunu yapıyordur. Üçüncü adam dokunurken de sen zaten dönmüşsündür birinci adam olaraktan diyebiliriz basitçe. Ama bu takımın sıkıntısı, benim gözümde en büyük sıkıntısı daha önce de dediğimiz gibi yavaş olmaları. Yani Okalit pasını atarken o kadar yavaş ki hani havada biraz süzülüyor genelde. Ve o yüzden inmesi de yani recover süresi de çok uzun olduğu için
O sırada Ahmad da ona gelecek. Yani iki oyuncu havada aynı anda iniş yapacaklar gibi. O yüzden burada Shenzhou'ya daha da uzun bir süre kalıyor tek başına oynaması gereken. O yüzden senin de dediğin gibi biraz sıkıntı doğurabilecek bir pozisyon gibi duruyor. Yani bir durum gibi duruyor. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bu oyuncular, yani özellikle şu anda Sandrak Gaming'de saydığımız oyuncular aslında Kalix gibi oyunculara karşı daha önce turnuvalarda oynamış, onlara karşı birçok kez maça çıkmış isimler. Yani aslında burada bir tecrübe eksikliği yok. Tecrübe konusunda eşit bir tecrübeye sahip iki takım da. Ancak bir tarafta daha çok RLCS seviyesinde başarılar göstermiş bir oyuncu var. Kalix üzerinde konuşuyorum şu anda. Christian da bu arada şeylere son zamanlarda yine finallere kadar çıkabilen önemli oyunculardan biri. Ama karşılarındaki oyuncularda hiç aşağı kalır bir yanı yok. Yani o bahsettiğim Arap ekolünden gelen çok üst düzey oyuncular. Hatta Ahmad Kalit ikilisi için özellikle şu anda o Arap Yarımadası'nın en değerli oyuncuları diyebiliriz yani. Avrupa'ya karşı, Avrupa'daki oyunculara karşı nasıl bir performans gösterirler? Bu biraz işte işi şey yapıyor. Hani yokuşa sürüyor. Çünkü her ne kadar karşılaşmış olsalar da daha önce birçok kez şu anda oynadıkları kadro daha farklı bir kadro. Yani Kalix yeni oyuncularla birlikte şu anda Dorito ve Christian'la birlikte mücadele edecek. Şimdi bu yeni oluşum belki işte onların bir şansı olabilir diyeyim. Yani birbirlerine alışmamışsa eğer şu anda This is the Team takımı birbirlerine o uyumu sağlamadılarsa onların karşısına gelebilecek herhangi bir tecrübeli takıma karşı mağlubiyetle ayrılabilirler. Ancak diğer taraftan baktığımızda da şu anda büyük bir zaafını gördüğümüz, yani yavaş oyun zaafını gördüğümüz bir Sandrak Gaming takımı var. Ve onların da yapabilecek aslında çok da fazla ellerinde bir silah yok bu oyuna karşı. Yani karşıdaki Avrupalı oyunculara karşı. Şimdi o yüzden dengeler çok karışık. Yani sahada şu anda ESA ve Rocket Core işbirliğindeki bu aylık finalde kartlar baştan dağıtılacak diyebiliriz. Kartlar yeniden dağıtılacak diyebiliriz. Hiçbir şey belli değil diyebiliriz aslında. Biraz öyle ama senin de dediğin gibi hani daha üst seviyelerde boy gösteren bir takım var karşılarında şu an. Bir de dikkat edersen ilk 3 serinin yani ilk 3 galip gelen takımların hepsinin bir zaafı vardı. İlk takımımızın zaafı mekanik olarak eksiklikte. Hız çok iyiydi, rotasyon çok iyiydi. Mekanikte biraz gerilerdi. İkinci takımımız Sab Adam'ın olduğu FreeWW takımı hızlılardı. Mekanikleri çok iyiydi. Rotasyon sıkıntıydı biraz. Şu anki takımımızda Ahmadların olduğu takımda tek sıkıntı da hız. Ama işte RLCS seviyesine çıkmanın için de bunların üçünün de olması gerekiyor. Kusursuz bir şekilde. Şu an karşıdaki takımda da o varsa o hız gerçekten büyük bir etken olacak. Hız olabilir ama işte beraber oynama alışkanlığı her şey. Aslında Rocket League'de o iletişim her şey diyebiliriz. Çünkü iletişim olmadan yani çok zorlandığınız bir duruma düşüyorsunuz. Çünkü anlık kararlar veriliyor. Yani saliseye belki de sığacak kararlar veriliyor. Ve eğer bu kararlar geç alınırsa başınıza birçok belaya sebep olabiliyor. Bekleyeceğiz ve göreceğiz aslında. Lobi kuruluyor şu anda ve final serisine geçmek için sadece dakikalar kaldı. Berker Benşi Tektaş'la birlikte ben Ruletto az sonra sizlere bu heyecanı aktaracağız. Ama Benşi yani stüdyoda seninle birlikte sunmak keyifliydi ama evden de sunmak keyifliymiş ya hiç. Sanki böyle şeymiş gibi. Falan. Her arada gidiyorum dolaptan bir şeyler kemiriyorum geliyorum falan. Onlar iyi. Ama onun da havası bir daha hoş oluyordu ya. Hani... Tabii ya ESA bizi çok güzel ağırlıyor bir kere. Onu yani hakkını teslim etmek gerekiyor. ESA eSports gerçekten stüdyosunun da o profesyonel havası zaten çok insanı motive eden ve havaya sokan bir noktada. Onun dışında gerçekten çok da iyi ağırlanıyoruz gittiğimiz zaman orada da. Onlara da buradan teşekkür edelim. Teşekkürlerimizi sunalım. Ama evden yayın yapmanın da tabii vermiş olduğu ufak böyle tatlı bir rahatlık da yok değil yani. Yanlış mıyım? Tabii var. Ama benim şu an hayalim şey olduğu için hani bu korona bitecek de orada yapacağız turnuvayı. Hani sunarken keşke. Aşağıdan herkesi göreceğiz falan. O atmosferi aslında iple çekiyorum. Ben de öyle. Yani LAN turnuvalarının başlayacağı günleri iple çekiyoruz. Yavaş yavaş aslında o
aşılanmayla birlikte de yani daha fazla aşının yapılmasıyla birlikte de zaten o ufaktan normalleşme sürecine doğru geçeceğimizi tahmin ediyorum ben özellikle bu yaz sezonunda. Yani öyle umutlarımız o yönde diyelim. Umarız en yakın zamanda seninle birlikte o tepeden böyle o şey izleyici observer odasından şöyle güzel bir stüdyoyu gördüğümüz LAN turnuvalarını izleriz. Gerçekten ben de onu iple çekiyorum. Yani o heyecanı bu arada bireysel olarak oyuncularla beraber yan yana paylaşmak çok farklı bir güzellik olacaktır. Başladı karşılaşma ve bugünün finalindeyiz artık. Sandrak Gaming This Is The Team Name'e karşı mücadele edecek. Az önce nispeten kolay bir sınav veren Sandrak Gaming. Bakalım bu sefer This Is The Team karşısında, çetin bir ceviz karşısında neler yapacak? Tadpole, Christian ve Dorito üçlüsü şu anda onların rakibi. Kira. Ben yanlış mı görüyorum yoksa oyuncu mu değiştirdi? Yok. O büyük ihtimalle İsim Ahmet mi? İsmini Kira On Top yaptı. Yani o Kira On Top isimli oyuncumuz şu anda Ahmet arkadaşlar. Sadece bir isim değişikliği yapılmış. Khalid, Ahmet ve Shenzo üçlüsü yine Sandrak Gaming'in kadrosunu oluşturuyor. Dorito şimdi aldı. Dorito Christian'a vermişti. Dorito'yu da VDM takımından tanıyoruz. White Demons takımı. Yine bir RLCS takımı. Tadpole. Çok güzel bir 50 ve Ahmet gollerine devam ediyor. İlk gol, açılış golü Ahmet'ten geldi. 50 değil aslında. Çok kötü dokundu yani, yanlış bir açıyla çıkıp. İstemsiz bir pinç oldu aslında orada. Bu arada bir Demo geldi Tadpole'dan. Christian şimdi çıkmıştı topa. Uzaklardan bir vuruş Dorito'dan. Başarılı değil. Şimdi Dorito tekrar çevirdi içeriye. Shenzo'nun karşıladığını görüyoruz. Dorito orta sahada baskı kurma çabası var. Khalid'den bir pas. Ahmet bir bounce ball denemesi geldi. Başarılı değil. Dorito pası Christian'a. Christian'dan backboard'a. Backboard'dan seken topla Dorito. Topu ağlara gönderdi. Durum 1-1. Sandrak Gaming'e karşı ilk golünü bulmayı başardı. This is the team. Burada Dorito daha hızlı yükselen isim oldu ve vuruşunu yaptı. Durum 1-1. Ve bakalım kalan süre bize neler gösterecek final heyecanında bu hafta. Şu an bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama böyle ilk maçlarda şey gibi geliyor bana. Oyuncuların turnuvaya katılış amacı sanki kanka pazartesi turnuva varmış gel girelim yenelim gibi. Sonra maça giriyorlar. Ne oluyoruz ya falan, niye bu kadar iyi adamlar falan gibi oluyor. Sonra düzeliyorlar yavaş yavaş. Evet, ilk bir rahatlık oluyor ya da belki de işte o tartı süresi, yani rakibi tartma süresinin belki uzaması sebep oluyor buna. Dorito bu arada 2-1'i bulmayı başardı. Yine onun ayağından golü bulmayı başarıyor. This is the team burada ileriye doğru atmıştı. Tadpole'dan çok güzel bir pas. Yine o dediğimiz noktaya bu arada. O ince ceilingle backboard'un kesiştiği o çizgiye atılan toplar gerçekten çok tehlikeli. Bunu da üst düzey oyuncular çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Christian. Bir de şu an maçın hızını ayak uydurmaya çalışan Sandrak biraz hata yapıyor açıkçası mekanik olarak da. Yani topu ıskalamaya başladılar. Özellikle savunmada. O da yine hız dezavantajından dolayı şu an biraz dezavantajlarında açıkçası durum. Kira geriye doğru çevirmişti. Tadpole araya girdi. Yükselen topta Khalid var. Bir Demo geldi. 3'e 2 hücum denemesi gelmişti ama o topu ve süreyi eritmeyi başardı Sandrak savunması. Şimdi bir Massi denemesi vardı. Orada sonra bir fake yöneldi. Ama Dorito topu almayı başarıyor. Dorito'dan da o Khalid çaldı topu. Şimdi o Khalid'in hücumunu izliyoruz. Christian'dan bir blok. Geriye doğru Shenzo'dan pas. Ahmet. Ondan önce Christian. Christian devam etti. Az boostu var. Ona rağmen bir şeyler yaratmayı deneyecek. Christian çevirdi içeriye doğru. Son anda müdahale o Khalid'den. Sağ kanada pas. Gol şansı ve Ahmet yine eşitliği sağladı. Burada çok güzel bir pas. Kendi başlatmıştı hücumu. Shenzo orayı karıştırdı ve tekrardan Ahmet'e gelen top ağlarla buluştu.
Valla hala dengede tutuyorlar Sandrak takımı. Ya beklediğimden daha iyi bir sonuç açıkçası. Hız dezavantajlarını da düşünürsek. Bilmiyorum ne kadar devam eder, devam eder mi? Ama şu an çekişmeli bir maç. O yüzden mutluyum. Sadece izlemeye devam edeceğim gibi duruyor. Şimdi duvardan seken top Okalit kontrolünde de devam ediyordu. Son anda ona bir müdahale geldi. Tedbol'la karşı atak şansı var. Tedbol yavaşça sürükledi topu. Okalit savunmasında müdahaleyi yapan isim oldu. Tedbol. Okalit şimdi. Okalit'e hemen bir Dimo geldi Dorito'dan. Shenzo pasını aktardı. Ancak orada kimse yoktu. Dorito'nun uzaktan bir power shot denemesi Okalit tarafından karşılandı. Şimdi Okalit tekrar kontrolünü aldı topu. Ancak Dorito'dan bir baskı var. Ortaya açılan topta. Şimdi Tedbol. Top tekrardan yükseklik kazandı. Ahmad. Tedbol'da kaldı top. İçeriye doğru da yöneldi. Shenzo tarafından bir clear. Dorito'dan Christian'a. Christian yükseltti topu Tedbol'a doğru ancak orada son anda bir müdahale. Gol fırsatı olabilir. Shenzo'nun şutunda Christian başarılı. Okalit tekrardan dokundu. Orta sahada Dorito var. Tedbol'a doğru bir pas denemesi olmadı. Sonrasındaki vuruşu o da başarılı değil. Ahmad'la karşı hücumu izliyoruz şu anda. Ama hemen onu kesti Tedbol. Yine sekti ortaya. Bir vuruş şansı Shenzo'dan. 2-2'lik eşitlik var. Bir gol her şeyi değiştirecek. Son anda bir müdahale. Okalit'in şutunda çok önemli, çok kritik bir kurtarış geldi. Ve uzatmaya taşıdı This is the Team takımı. Bu müdahalesiyle birlikte savunmada. Kickoff'la tekrar başladık. Bir fake verdi kickoff'ta. Sandrak Gaming takımı ama istediği gibi bir hücum olmadı. Okalit ceiling'den aldı reset'i. Bir vuruş geldi. Tedbol backboard'da sakin. Tedbol. Air dribble orta sahaya kadar geldi. Önüne doğru alma düşüncesi var. Christian dokundu. Tedbol'dan yine bir deneme. Ancak Ahmad başarılı kalesinde. Shenzo. Çevirdi içeriye. Dorito'nun müdahalesi. Orta sahada Tedbol daha hızlı. Double tap'te denedi. Ancak backcourt'tan sekiyor top. Atağı tazeleyecek Christian'la dediğim anda. Biraz açtı ayağından Christian. Şimdi orta sahada karşılayacak. Yere doğru indirdiği topta Okalit var. Ahmad'a bırakmıştı. Dorito hemen sezdi. Ve araya girdi. Şimdi Okalit. Christian'dan bir dokunuş. Bir ikincisini daha yaptı. Bir ground pinch denemesi. Başarılı olamıyor. Pinchleyerek uzaklaştırdı Ahmad bu topu. Son anda yine bir kurtarış geldi Shenzo'dan. Gerçekten nefeslerimizi tuttuk. İlk karşılaşma. O kadar dengeli, o kadar eşit ki nasıl bir gol bu düğümü çözer? Bilmesi imkansız. Şimdi Tedbol. Aldı önünü orta sahada pinçle geçecek. Ahmad karşıladı. Okalit Shenzo'ya bırakıyor topu. O da hemen Ahmad'ın önüne. Ahmad backboard'dan seken top gol fırsatı olabilir. Dorito uzaklaştırdı bu topu. Şimdi Shenzo. Çalımlarla gitti. Shenzo ikinci çalımda başarılı. Tedbol hata yapmıyor. Tedbol. Orada bir 50'ye girme düşüncesi vardı. Geriye çekilmeyi tercih etti. Uzaklaştırılan top Dorito'nun önüne. Dorito. Dorito ceiling'de güzel kontrol. Pasta iyi. Bir şut son anda. Ahmad girdi araya. Ve bu mükemmel hücumu engellemeyi başardı. Bu arada Kalit'ten bir şut. Ama Tedbol yine olması gerektiği yerde. Bir türlü düğüm çözülmüyor. Bir türlü bitmiyor bu maç. 2-2'lik eşitlik var ve neredeyse bir maçın yarısı kadar daha oynadık. Şu anda 2 dakika 20 saniyedir uzatmaları oynuyoruz. Ve hala bu iki takımı ayırabilen bir gol çıkmadı. Christian dokundu. Shenzo'dan müdahale. Tedbol. Yükselen topta şu anda Ahmad var. Dorito içeriye orta Shenzo. Tekrardan bir pas Okalit. Christian'dan backboard'a doğru Okalit tekrardan uzaklaştırdı. Dorito atağı tazeliyor. Güzel de bir pas oldu. Tedbol. Vuruşu çerçeveyi bulmadı. Ahmad.
Ahmet air dribble'la gidiyor. Ahmet gidiyor ve Ahmet golünü attı. Mükemmel bir gol. Finalde Ahmet'ten çok güzel taşıdı topu air dribble'la. 3 kişiyi birden mağlup etmeyi başardı. Dorito'nun son çabası yetersiz. Ve topu ağlara gitti. Sandrak Gaming ilk mücadeleden gülerek ayrılan taraf oldu. Ahmet'in golüyle birlikte Benji son dakikalarda, son saniyelerde nefeslerimizi tuttuk gerçekten. Çok etkili, çok güzel bir maçtı. Sen neler söylersin? Ya açıkçası hani sana da sormak istiyorum bunu. Ahmet dışında çok fazla bir, yani efektif bir oyuncu gördün mü son maçta? Açıkçası bu maçta çok fazla herkesin son raddede son gücünü kullanarak oynadığını düşünmüyorum. Biraz daha o tartı mevzusu yine yaşandı gibi sanki ilk karşılaşmada. Yani ben biraz daha ikinci maçta daha efektif olacağını düşünüyorum oyuncuların. Yani bu anlamda birkaç adım geri durdular diye düşünüyorum. Ya açıkçası benim ilk maçtan gördüğüm hani Ahmet hala aynı performansını sürdürüyor. Ama diğer iki oyuncu biraz daha pasif kalmış durumda. Ve bu maçta hızdan dolayı biraz daha mislemeler, yani topu ıskalamalar görüyoruz. Ama bilmiyorum gördün mü ama ben açıkçası hiç görmedim. This is the name takımından. Herhangi bir ıska görmedim açıkçası. Herhangi bir dokunuşta. O yüzden ben açıkçası serinin galibi olacağını düşünüyorum. This is the name takımının. This is the team name. Evet. This is the team name takımın. Yine sebebinin hız ve consistency, yani hani devamlılık diyebilirim herhalde. Yani topu ıskalamadıkları için genel olarak ben kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Ahmet'in bu performansı bütün maçlar boyunca devam ettirebileceğini düşünmüyorum. Şu ana kadar sanki bir bilek güreşi izlemiş gibiyiz. Maç bir o tarafa bir bu tarafa gitmişti. Ancak ilk karşılaşmada gülen taraf Sandrak Gaming oldu. Bakalım ikinci mücadelede biraz daha farklı oyun stilleri görecek miyiz? Oyuncular biraz daha açılacak mı dediğim anda? Ted Paul ilk golü bulmayı başardı. This is the team name. Şu anda 1-0 önde. Chris Shimmer'da bir redirect denemişti. Shenzo'nun müdahalesi ve sonrasında boşta kalan topta Ted Paul var. Durum 1-0. Christian içeriye çevirdi. Ahmet. İleriye doğru gönderilen top. Ahmet vuruşunu yapamadı. 1-0 şu anda geride Sandrak Gaming. Ted Paul. Ortaya doğru açılan top. Christian uzaklardan yokladı. Son anda bir müdahale var. Orada resetinden sonra da Shenzo bir vuruş denedi. Ancak yavaş kalıyor bu top. Christian'a çok güzel pas. O da Dorito'ya doğru döndü. Dorito! Mastifflik! Mükemmel bir gol daha. Çok güzel bir takım oyunu. Ted Paul burada Christian'a bıraktı. Christian'dan ortaya ve Dorito harika bir flick shot'la topu ağlara gönderdi. Şiir gibi bir takım oyunu. Benji, bu gole sen de aşık oldun herhalde. Severim. ve fark ettiysen hani dediğim gibi hani tek başına hücumda belki gol atabilirsin ama savunmada hani tek başına hiçbir şey yapamazsın. Ve fark ettiysen bu ikinci golde de Sandrak takımından bir kişi ıskaladığı için kolay bir gol oldu açıkçası en sonunda. Sıkıntıları bu, yani hızlı oyun genel olarak da insanları ıskalamaya zaten yönlendiriyor raketlikte. O yüzden yüksek ranklarda oynamaya çalışırken ıskalarsın veya hızlı oynamaya çalışırken, bu da zamanla çözülecek bir şey ama şu an Sandrak takımının açıkçası tam o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani o hızlı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki çok iyi oynuyorlar, çok çekişmeli bir maç oluyor ama az önce de dediğim gibi, hatta overtime'da düşünüyordum, sadece bölmek istemedim o heyecanı, söylemedim ama genel olarak da seriyi This is the team takımının açıkçası götüreceğini düşünüyorum. Sebebi de dediğim gibi hızdan dolayı Sandrak takımının çok fazla ıskalaması. Zaten ilk maçtan bazı dersler alındı ortada. Hemen ilk saniyelerde iki gol bulmayı başardılar. Hızlı takım oyunlarıyla birlikte bu analizi onlar da maç içinde yapmış gibi gözüküyor. Şu anda o hız sorununu değerlendirmek peşinde bir hücum anlayışı izliyoruz. Christian bu arada uzaklaştırdı topu. Okarit. Şimdi Ahmet'e doğru bir pas denemişti. Bu arada Christian 3. golü bulmayı başarıyor.
Bak mesela burada gol olacağı çok belli. Okalik böyle bir dokunuş, yani bu topa iki kişinin gitmesi çok gereksiz. Yani iki kişi böyle bir dokunuş yapmamalı bu seviyede. Yaparsan bir kişiye karşı iki kişi kalacak karşıda. Yani bir savunma varken. Bu gol olmasa bile bir adam daha gelip gol eşebilecekti. O hata sanki bir iplik söküğü gibi devam etti zaten. Ve evet. Sonrasında bir double commit de yaşandı. O double commit yaşanması sonrası da boşta kalan bir kale var. Çok rahat bir gol oldu. Evet. İlk iki gole nazaran. Şu an ve... o yüzden demek istediğim, hani şu an tek gördüğüm Ahmet. Çünkü o kale biraz ıskalamaya başladı. Hızla en çok yetişemeyenlerden biri. Çünkü en çok diyorum çünkü bir önceki seride kendini çok fazla göstermişti bize. O yüzden şu an daha çok gözüme çarpıyor. Yani o yüzden açıkçası biraz benim daha yakın olduğum taraf belli diyebilirim. Dorito şimdi tek başına deneyecekti. Shenzo'nun bloğu var. Christian sol kanada çevirdi. Okalit orada. Ted Ball. Shenzo'ya doğru çıktı top. Shenzo 50 kazanan isim o oldu. Ted Ball'dan iyi pas. Dorito'dan Christian'a. Christian'dan Ted Ball'a. Ted Ball'dan bir vuruş. Top direkten döndü. Devam edecek atak. Çok güzel bir hücum geliştirdiler hızlı paslarla. Ancak golle sonuçlanmadı. Orada arkadan bir bump var. Ve o bump sayesinde de şimdi biraz rahatlamış durumda savunma. Ahmet ilk rakibini geçti ama Dorito'dan baskı var. Uzaklardan da bir şut. Khalid büyük bir hata. Ve bu hatanın sonucunda da durum 4-0'a geldi. Dorito uzaklardan bir power shot denemişti. Ve Khalid aslında bu seviyeye yakışmayan bir hata yaptı. Evet. Ya az önceki pozisyon gol olmadı ama ben haftanın top 5'ine koyuyorum bunu gol gidişinden. Kesinlikle. Bu arada 5 oldu skor. Christian 1 dakika kala farkı arttırmaya devam ediyor. Burada seken topta çok güzel bir redirection shot. Uzanması oldukça güç bir köşeye gitti top ve şu anda 5-0'ı bulmuş durumda. This is the team takımı. Ahmet yere doğru indirdi. Orada Dorito var. Dorito'dan pas. Yere doğru inen top. Bir ground pinch denemesi. O topu aynı anda çıkınca kimin vuracağına karar veremediler. Khalid bumplamak istemişti orada Ted Paul'u. Ancak başarılı olamadı. Hızlı bir dodge ondan. Khalid belki de hani tırnak içerisinde bizim Türkiye'de söylediğimiz tabirle bir şeref golü geldi aslında bu karşılaşma özelinde. O Khalid bu vuruşu yaparak şu anda 5-1'e getirdi skoru. Geri dönüş için artık konuşmamız pek mümkün değil gibi gözüküyor Benji. Yani seride skor 1-1'e geliyor gibi. 38 saniyede hani 4 gol atmak özellikle This is the Team takımı gibi çok üst düzey oyunculara karşı pek mümkün değil gibi. Ben de pek düşünmüyorum. Yani o yüzden 1-1 diye düşünüyorum açıkçası direkt şu an seriyi. Bu arada bir direction shot daha geldi Shenzo'dan. İkinci gol arayışları Sandrak Gaming takımı tarafından. Şu ana kadar pek varlık gösteremediler bütün maç boyunca hücum tarafında. Uzaklardan bir deneme Dorito için. Rahat bir uzaklaştırma imkanı. Son dokunuşlar artık. İkinci karşılaşmada This is the Team gerçekten ilk mücadeleden çok daha farklı. O bahsettiğimiz adımları atan bir oyun stiline sahipti. Dorito, Christian ve Ted Ball üçlüsü durumu 1-1'e getirmeyi başarıyor. Benji zaten maç öncesinde bazı şeyleri farklı yapabileceklerini söylüyorduk. Yani ilk performanslarının yanıltıcı olabileceğini söylüyorduk. İlk aşamada, ilk maçta birbirlerine çok yakın bir mücadele sergiledi her iki takımda. Ancak ikinci karşılaşmada tamamen bir This is the Team rüzgarı esti ve rahat bir galibiyet. Neler söylersin? Açıkçası hani ilk arada da söylediğim gibi beklediğim bir şeydi yani bu tip bir oyun. Ya 5-1 biraz abartı oldu açıkçası. Hani 2-0, 3-0 da tamamdı. Ve o zamana kadar zaten gelen gollerde bireysel savunma hatalarıydı. Sebebi de bahsettiğim gibi hani şu an oyun normal onlara göre normalden daha hızlı döndüğü için, daha hızlı oynandığı için ayak uydurmaya çalışma esnasında hata doğuruyor. Yani topu ıskalamak olsun veya yanlış bir dokunuş olsun. Bundan dolayı da yani bu oyunda hata yapan direkt gol yiyor açıkçası.
Belki direkt değil ama iki dokunuş sonra gol yiyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri 1-1'e gelmiş durumda. This is the team. Daha yoğun bir baskı kurduğu mücadelede seriyi 1-1'e getirmeyi başardı ikinci karşılaşmada ve şu anda üçüncü mücadeleyle tekrardan birlikteyiz. Ahmad'ın ilk hücumu yaptığını görüyorum. Ahmad'dan güzel pas ve bu sefer hızlı başlayan Sandrak Gaming oldu. 1-0'lık üstünlük. Ahmad'ın pasında Shenzo ile birlikte Sandrak Gaming'in oldu. Kickoff'la tekrar başladık. İlk 30 saniye geride kalmıştı. Biz 1-0'ı bulurken Dorito'nun müdahalesi yetersiz. Gole doğru gidiyor ve bu sefer de Ahmad geldi ve o challenge'ı yaptı. İkinci maçtan eser yok sahada. Sandrak Gaming için. Ahmad yine alsız eline. İlk maçta olduğu gibi gol üstüne gol veya pas atıyor. Biraz sırtlanıyor diyebilirim açıkçası takımı. Ama daha önce dediğim gibi hani ne kadar böyle devam edebilir veya bu kurtarır mı? Şu an için kurtarıyor. Şu an için maçı daha heyecanlı bir hale getiriyor. O yüzden benim pek bir şikayetim yok açıkçası. Dorito uzaklardan yokladı bu arada. Son anda Shenzo'nun müdahalesi var. Şimdi Dorito tekrardan challenge'ladı. Christian. Backport'tan bir pas denemesi gelecek. Ted Pol'a geliyordu ancak. Okalid'in müdahalesi var. Shenzo. Shenzo çok güzel bir takım oyunu ve üçüncü gol geliyor Shenzo'nun ayağından ancak burada golün yarısı görüntüde gördüğünüz Dimo'yu yapan Ahmad'a yazılır. Gerçekten çok akıl dolu bir takım oyunu izledik. Durum 3-0. Galiba yine bu finalde 2-2 son maçta uzatmaya kalan bir maç olacak. Umarım öyle olur. Gerçekten çünkü o kadar çok keyif alıyorum ki mücadeleden. Anlatması, yaşaması oldukça keyifli bir turnuva oluyor şu ana kadar. Okarit pinçle uzaklaştırmak istedi. Deadball. Ona bir Dimo geldi. Tekrardan ortaya açılan top. Uzaklaştırıldı bu top. Sandrak Gaming savunması tarafından. Deadball pasını aktardı Dorito'ya. Dorito içeriye çevrilen topa kim yönelecek diye bakıyorum. Orada gelen bir isim var. Christian ama son anda Shenzo'nun müdahalesi. Şimdi duvara doğru tırmandı Ted Paul. Yine aşağı inmeyi tercih etti. Ortası Christian'a doğru. Dorito vurdu. Şimdi Christian geldi. Ted Paul kendi backboardunda uzaklaştıracak o topu. Christian'a da hızlı bir pas denemesi vardı. Ancak Shenzo orta sahada kesmeyi başardı bu topu. Okalid. Ortaya açılan top. Ahmad hata yapmadı. Ahmad ikinci dokunuş. Dorito. Şimdi Christian. Christian air dribble'a başladı. Tehlikeli olabilir. Çok güzel çıktı yukarıya kadar. Christian ve aynı Dimo oyununu bu sefer This is the Team yaptı. Christian'ın kaldırdığı top bu şekilde kaleye doğru ilerlerken arkadaşına Dimo yapması talimatı zaten çoktan gitmişti bile ve Ted Ball müthiş bir Dimo'ya imza atarak durumu 3-1'e getirdi. Gerçekten yine cevap niteliğinde bir gol izledik This is the Team'den. Son anda bir müdahale var. Shenzo top sekti bu arada ortaya doğru. İkinci golü bulabilirdi This is the Team. Khalid, Okalid. O vuruştan faydalanamadı. Christian. Şimdi Okalid. Pası Shenzo'ya. Shenzo'dan Okalid'e. Okalid'in vuruşu. Üst direkten döndü. Gol fırsatı var. Olmadı. Ahmad. Fırsattan faydalanamıyor. Sandrak Gaming hücumu. Şimdi Shenzo. Pası Ahmad'a doğru. Ahmad sert bir vuruş ve 4-1 oluyor skor. Ahmad geri döndü diyebiliriz. Bildiğimiz Ahmad. İlk maçtan tanıdığımız bildiğimiz Ahmad şu anda yanında biraz Shenzo'yu da aldı diyebiliriz ama hala gözler Okalid'i arıyor açıkçası biraz. Belki üçüncü karşılaşmaya, üçüncü mücadeleye saklıyordur kendini. Her maç biri. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani Okalid'i ben genel olarak tam hani çok katkı sağladığı anlar görmüş değilim. Şimdi ileriye taşındı top. Orada bir Dimo. Christian.
Ahmet yükseklik kazandırdı. Shenzo şansını deniyor. Corner'dan seken topta iyi bir dokunuş yapamadı. Christian. Okalit köşede müdahaleyi yaptı. Şimdi Dorito. Tedbol'a bir pas. Ahmet uzaklaştırdı bu topu. Orta sahada Christian'dan baskı var. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu maçı kaybeden aslında çok fazla bir şey kaybetmiş değil. Çünkü turnuvamızda şu anda son 4'e kalan takımlar, yani Sandrak Gaming, This Is The Team ve onlardan sonra gelecek 2 takım şu anda finallere adını yazdıracaklar. Sadece bracket şansı olarak daha önde başlayacak takımlar, daha üstün olacaklar. Burada Okalit bu arada çok şık bir gole imza attı. Durum 5-1, 38 saniye var ve artık Sandrak Gaming ikinci galibiyetini aldı diyebiliriz. İlk hafta finallerinde. Benji, sence üçüncü galibiyeti alıp bitirirler mi? Yani pek izin verileceklerini sanmıyorum. This is the team'in. Ama Sandrak yine güzel toparladı. Iskalama konusunda en azından azalttılar. Yani bunun cevabı This is the team'in biraz daha hızlanaraktan maçı kazanmaları olabilir. Ama yani tam ne diyecek, nasıl oynayacaklar bir şey demek zor yani. O yüzden güzel geçen bir maçı çıkması demişim ben. Bu arada yine bir dokunuş var ve o dokunuş bu sefer yine Ahmet'ten geliyor. 6-1'lik bir skor ve 13 saniye kala garantileyen galibiyeti Sandrak Gaming'i görüyoruz. Üçüncü karşılaşmada biraz daha farklı işler olabilir diye düşünüyorum ben. Tedbol 6-2 yaptı ama artık bırakın bizi. Artık bırakın bizi. Bu maç bitti arkadaşlar. Bir sonraki maça geçebiliriz artık. Tabii profesyonel seviyede oyuncular son saniyeye kadar, son saliseye kadar, hatta bazen maç bittikten hemen sonra, yani uzatmalarda bile oynamaya devam ediyorlar. O yüzden onların içindeki bu ateşi anlayabiliyoruz. Sandrak Gaming ikinci galibiyetini kazanmış oldu. Net bir skorla 6-2 ile birlikte ve şu anda büyük bir avantajı elinde tutuyor. Benji, üçüncü maçı kazanırsa Sandrak Gaming bu haftanın galibi olacak ve seride, yani final serisine gelindiğinde, son haftaya gelindiğinde bracket şansını elinde tutacak. Yani birinci sonuncu ile eşleşiyor arkadaşlar. Böyle bir formatımız var. İlk dört, buradaki şu anda final oynayan ilk dört oyuncu, daha doğrusu ilk dört takım büyük finallere adını yazdırdı bile. Daha sonra, yani önümüzdeki hafta ayın 7'sinde, 7 Haziran'da tekrardan bir final oynanacak, bir final haftası oynanacak ve bu final haftasında kazanan dörtlü yine aynı şekilde büyük finale adını yazdıracak. Sonrasında 14 Haziran'da ise büyük finale oynuyor olacağız. Büyük finalde de bu 8 takımı kıyasıya mücadele ederken göreceğiz. O yüzden sizler de eğer ilk haftayı kaçırdık diye üzülüyorsanız şu anda hala bir fırsatınız var turnuvaya kayıt olmak için. Bunu moderatörlerimizden daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz nasıl kayıt olduğunuzu. Tekrardan hatırlatmış olalım. Finalde şu anda 2-1'lik Sandrak Gaming üstünlüğü var. Ancak sence o hızlı oyunlarını, ikinci maçtaki hızlı oyunlarını tekrardan yakalayıp This is the Team takımı seriyi eşitleyebilir mi Benji? Ben açıkçası eşitleyeceğini düşünüyorum. Ya Best of 5'in 5. maçını da göreceğiz diye düşünüyorum yani. Öyle diyeyim. Çünkü bu kadar kolay vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü iki takım da garipliği kazandıklarında çok kolay kazanıyorlar her maçı. Evet, çok ilginç bir şekilde. Hani farkla kazandılar yani ikisi. Evet. Hani seride bir dişelişlik söz konusu ama maçlar içinde bir hani rekabet pek de yok açıkçası. Hani bir gol geliyor, 2 3 4 diye gidiyor. Orada biraz gariplik var. Sıra This is the Team takımında bu tur. O yüzden 5. maça gideceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ahmet bu arada geri dönmüş ismiyle. Evet, Ahmet adını tekrardan değiştirdi ve Sandrak Gaming'de kendi ismiyle oynamaya devam edecek. Şimdi onu izliyoruz Ahmet. Üçüncü karşılaşmaya her iki takım da hızlı başlamak istiyor. Ancak This is the Team takımının hata lüksü yok. Eğer maçı kaybederlerse ikinci olarak tamamlayacaklar.
bunun bilincinde oldukları için seriyi çok daha iştahla, bu maçı çok daha iştahla oynamaları gerekiyor. Şimdi Ted Paul. Ahmaktan müdahale. Ted Paul uzaklaştıramadı. Orada bir gol fırsatı. Son anda Dorito uzaklaştırıyor. Ted Paul tekrardan redirection'ı yapamadı. Dorito hemen arkadaşının hatasını telafi ediyor. Shenzo resetini aldı. Backcourt'tan pasını aktardı. Dorito. Şu an This Is The Team'in hani en büyük hatası savunmada, özellikle geçen maçı baz alacak olursak özellikle. Bazen çok geç basıyorlar. Hani adamın, karşı takımın yaklaşmasına uzun süre boyunca izin veriyorlar. Sonra yani o şekilde gol yiyorlar diye görüyorum. Sebebini tam bilmiyorum. Vus'tan dolayı da olabilir. Ama genel olarak ben hani daha hızlı basmalarını beklerdim açıkçası. Öyle bir takım. Ahmat şimdi bir bounce ball denemesine girmişti. Ancak orada Dimo yemekten kurtulamadı. Christian onu patlatıyor. Şimdi Shenzo'nun ileriye doğru taşıma çabası var. Christian Ted Ball'a. Ted Ball ileriye. Ted Ball ikinci dokunuş olmadı. Baskıyı biraz arttırdı orada This Is The Team takımı. Ancak sonucu gelmedi. Şimdi Ahmat'la karşı atağı başlatmış durumda. Sandrak Gaming takımı. Dimo'yu da yaptı Ahmat. Gol fırsatı olabilir. Ahmat vurdu ve top ağlara gidiyor. Shenzo'nun son çabasıyla birlikte. Durum 1-0. Sandrak Gaming'e gelmiş durumda. Ahmat burada çok güzel dokundu. Sonrasında Christian her ne kadar uzaklaştırmak istese de ensesinde orada Shenzo var. Shenzo gerçekten hem ismiyle hem de oyunuyla tam bir ninja değil mi ya? Evet, böyle çok garip yerlerde bir anda çıkıyor böyle. Sonra yok oluyor. 2 dakika yılmanı. Ahmat double tap çabası sonuçsuz kaldı. Şimdi Dorito ile çıkma çabası var. Christian öne doğru bıraktı. Okalit duvardan pinch diyecekti. Ted Ball'u görünce biraz tedirginleşti orada. Ve Dimo'yu da yiyor. Ortaya açılan top Ahmat. Şimdi orta sahaya kadar uzaklaştırdı. Bir ground pinch denemesi var. Dorito kendi backboard'unda şöyle bir çıktı ve ileriye doğru aktarmak isterken biraz yavaş kalıyor bu top. Ted Ball'dan önce Ahmat var orada. Dorito ve Christian ikilisi dikkatliydi savunmada. Şimdi seken top backboard'dan tehlikeli olabilir. Ted Ball'un uzaklaştırması lazım. Bunu da başardı. Dorito şansını denedi o da uzaklardan. Okalit. Bir Dimo geldi Ted Ball'dan. O fırsatı yine Ahmat vermedi rakiplerine. Şu anda Sandrak Gaming savunmayı biraz daha bir nebze olsun arttırmış durumda gibi. Seriyi bitirme düşüncesi hakim. İlk golden sonra. Açıkçası hak etmiyorlar diyemem şu anda Sandrak Gaming için. İyi oynuyorlar. Özellikle yani Ahmet şu an zaten hani herhangi bir ikilem altında kalmadan direkt MVP diyebileceğimiz biri diye düşünüyorum en azından. Benim için öyle. Ve yani hak ederek de oynuyorlar çünkü This Is The Team kazandıkları maçtan sonra bir düşüş var. Bir art sonrasını da göremedik. Hala vasat oynuyorlar diyebilirim hatta. Dokunuşlarında gerçekten büyük değişimler var. Çok akıl dolu dokunuşlar da görmüyoruz artık aslında artık. Hani hatırlıyorsan atamadıkları paslı şutu bile ilk 5'e koyuyorduk. Ama şu anda doğru düzgün bir paslaşma bile söz konusu değil. Evet, biraz daha oyun kısırlaşmış durumda. 1-0'lık Sandrak Gaming üstünlüğü son dakikaya gelirken, eğer skor böyle tayin olursa Sandrak Gaming ilk haftanın şampiyonu, ilk haftanın galibi olarak kayıtlara geçecek ve bracket şansını elde edecek. Şimdi Dorito dokunamadı o topa. Okalit. Christian. Son 1.34 saniyemiz kaldı. Eğer bir gol çıkmazsa This Is The Team takımı ikincilikle ayrılacak ilk haftadan. Okalit. İkinci çalımı Okalit'in. Üçüncüsünde takıldı Ted Ball'a. Ceiling'den seken top Ahmad'ın kontrolündeydi. Şimdi Dorito. İçeriye bir pas. Kaldırılan top. Ahmat biraz daha süreye oynaması lazım şu anda. Sandrak Gaming'in. Ahmat içeriye doğru da çevirdi pasını. Okalit topa dokunmak istemeyebilir ve yerde tutmayı tercih etti. Maçı bitiriyor Sandrak Gaming. 1-0'la, sadece bir golle
galip gelmeyi başardılar bu sefer. Gerçekten nefeslerimizi tuttuğumuz ve pür dikkat izlediğimiz çok keyifli bir seri oldu. Sandrak Gaming, This Is The Team Name'e karşı çok güzel bir oyun sergiledi. Bir karşılaşmada çok üstün oynadılar, bir karşılaşmada çok geride oynadılar. Bir karşılaşmada ise gördüğünüz gibi sadece tek bir skorla galip gelmeyi başardılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şu anda SI Sports ve Rocket Core işbirliğinde aylık turnuvada ilk haftanın şampiyonu olmayı başardılar. Oyuncu tabiriyle GG's diyebiliriz Benji. Güzel oyunlardı gerçekten. Evet, güzeldi. Şu an bu iki takıma en yakın gördüğüm, yine ilk maçta gördüğümüz takım diyebilirim. Bambi'yi daha da uzatmayacağım onu. direkt Bambi takımı diyebiliriz. Açıkçası aylık finalde bu üçünün karşılaşmasını gerçekten iple çekiyorum. Onun dışında da gerçekten yine MVP'ye Ahmet diyebiliriz. Khalid biraz zayıf kaldı açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Özellikle son seride bence de öyle. Evet, son seride çok fazla ıskaladı. Hani son maçta bile 1-0 yeniyorlarken pas geldi, çok değişik bir şekilde zıpladı, dokunamadı bile. Bir önceki maçta o kadar iyiyken şu an nasıl böyle oldu onu tam bilmiyorum. Belki teknik bir arızadır, belki heyecan yapmıştır final olunca tarzında ya da karşısındaki oyuncular değişince. Ama sonuçta Ahmet yüklendi bütün takımın yükünü. Tabii yardım da aldı biraz Ninja'dan. Ninja'mızdan, Shenzo'dan. Shenzo'dan da biraz yardım aldı. Yani güzel bir maçtı ama tam beklediğim şekilde bitmedi açıkçası seri, son seri. Ben de açıkçası son maça kalır diye tahmin ediyordum. Hani biraz daha o hatalardan ders alınır diye düşünüyordum. This is a team özelinde bakarsak karşılaşmalara. Ancak son mücadelede öne geçen Sandrak Gaming oldukça üstün bir oyun. Yani defansif anlamda sıfıra yakın hata yaptı son maçta ve rakibine bir gol şansı tanımadı. Doğru zamanda doğru yerde challenge'lar atarak, özellikle orta sahada baskı kurarak, yani son hücum noktasına kadar getirmeden topu keserek orta sahada önemli bir şey imza attılar. Zorlu bir rakibi 3-1 gibi güzel bir galibiyetle geçtiler Best of 5'ta. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yani açıkçası ben de senin yorumlarına katılıyorum. Özellikle o kalit özelinde konuştuğumuz zaman aslında diğer karşılaşmaları izlediğimizde o kalit oldukça üstün iyi bir oyun sergilemişti. Güzel bir oyun sergilemişti rakiplerine karşı. Ancak finale geldiğinde iş biraz daha o elde ufak bir titreme oldu gibi sanki. Özellikle o 7'yi çizgi üzerinde karşılayamadığı bir top vardı. Farklı bir şekilde mağlup oldukları maçta. Ve o ufak tefek aslında bir konsantrasyon eksikliği ya da işte o el titremesini bize biraz gösteriyordu açıkçası. Ancak sonrasında iyi toparladılar. Son maça biraz daha mental olarak sert başladılar. Ve ilk dakikalarda buldukları gollerden hemen, golden özür diliyorum. İlk dakikada buldukları golden hemen sonra da rakiplerine geçit vermeyerek istediklerini aldılar. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayarak. Yani aslında önceki maçlarda, önceki serilerde savunma ağırlıklı dediğim tam olarak buydu. Öne geçtiğiniz zaman çünkü büyük bir mental avantajı da elinizde tutuyorsunuz ve doğru oyunla, yani çok fazla arkaya yaslanmadan, orta sahada karşılanan güzel toplarla ve süreyi eriten organizasyonlarla, hücum organizasyonlarıyla maçı kazanmanız işten bile olmuyor. Gördüğünüz gibi büyük bir rakibe karşı da bu taktiği uygulayabildi Sandrak Gaming takımı. Benji, son mücadeleydi bu ve sence en güzel seri hangisiydi? Bence sanki bundan bir önceki seri biraz daha iyi gibiydi. Ne diyorsun? Ben ikinci seriyi en iyi hissediyorum açıkçası. Öyle mi dersin? Daha yakın geçti diye. Evet. Ben Seba'dan tanıyorum demiştin. Senin de tanıdığın birisi vardı. İsmini unuttum. T-Jester. Evet. Açıkçası onlar benim favorim diyebilirim. Hı hı. Çünkü bayağı biraz kısır bir maçtı. Hem gol konusunda hem de daha yakın bir maçtı. O yüzden bir final tadı vardı bence onda yani. Sanki bir erken final gibi oldu ama tabii baktığımız zaman bu iki takım da hak etti. Yani bu iki takım da şu anda Sandrak Gaming ve This Is The Team takımları gerçekten üstün bir oyun oynuyorlar. Bunu bütün bizi izleyen Rocket League severler de zaten görmüşlerdir. Ülkemizdeki oyundan biraz daha üstün olduğunu söylemekte fayda var. Yani biraz daha bizim Türkiye'deki oyuncu havuzu olarak gelişmemiz gerektiğini tekrardan aslında görmüş olduk Benji. Yani biraz daha seviyemizi artırarak
aramızda maçlar atarak üst düzey oyuncular çıkararak kendi oyuncu havuzumuzdan Türkiye'de de Rocket League'i daha fazla geliştirmemiz gerektiğini ve daha ileri üst seviyelere çekmemiz gerektiğini tekrardan görmüş olduk, pratik etmiş olduk. Benşi, ağzına sağlık diyelim. İlk defa seninle birlikte uzaktan uzağa bir yayın yaptık. Yani normalde ESA'nın o güzel stüdyosundan izleyicilerimize seslenmek çok daha keyifliydi. Ancak bu sefer böyle oldu. Kısıtlamalar maalesef bizleri de etkiliyor tabii ki. O yüzden uzaktan uzağa evlerden seninle birlikte çok keyifli bir yayın oldu. Tekrardan ağzına sağlık diyelim. Ben Emir Ruletto Akgül. Yanımda Berker Benşi Tektaş'la birlikte bugün sizlere ESA Esports Rocket Core ortak yapımı çok güzel bir Rocket League turnuvasına, aylık turnuvasının ilk haftasını aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 7 Haziran'da tekrardan ikinci hafta mücadeleleriyle karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.